kant içmiştim seni bu eve sokmayacağım diye. Farima'yı lütfen elinden tutup kendi elinize, evinize gider misiniz? Bu şekilde üzerime gelmeye devam edersen sizin katsayım birazcık daha artmaya devam edecek. Ne ondan sonra Emre, Tuğçe, ne Allah aşkına git. Seni kızlar evine gelmen gereken bir durum var. Yanlış. Ya rap yapmamız gereken bir durum var. Rap yapıcık. Evet. Ha. Eniştenin oturuyorduk gülüm. Geldi sana söyledi. Oradan sonra sakin bir şekilde gelecek diye düşündük. Geldi. Daha asabi. Ne var ne yok? Hani nerede mıhlama? Yapıyorum. Hani nerede hemen, kahve? Hemen yapıyorum. Hani nerede hemen mıhlama? Yapıyorum. Kahve nerede? Nerede? Dolapta. Tamam hadi yap. Sen bugün mıhlama mı yapıyorsun? Bugün mıhlama yapacak. Kime yapıyorsun? Söz bana yapacak, söz verdi. Vay, sadece Emre'ye mıhlama yapıyorsun. Hepimiz yapıyoruz. O da bir bekar adayı. Bir bana yapacak. Bir bekar adayı olarak. Bir de Pınar'a yapacak bence. Pınar'a. Evet. Farima'ya ne oldu? Farima'yı eller aldı. Başladık biz. Niye başladınız? İlişki. Allah Allah. Ha. Aa, dün onlar isim yazdı. Sen bilmiyor musun abi? Efsaneler başladılar. Siz zaten ilişki dışarıda başlamıştınız. Şimdi içeriye isim mi yazdınız? Kritikler bitti. Yok canım, yapmazlar öyle şeyler. Kritikler ya bitti. Öyle bir şey değil ya. Ardından... Kritikler bitti. Bir görüntü geldi. Farima... Gaza gelmiş. Akfar yazıyor, ben böyleyim. Şaka nasıl yapıyor falan. Tatlı yazdı. Böyle. Tatlı akfar yazdı. Yazdım ya diyor, inanamadı falan böyle. O ben inanamadım. Rüya ya. Görüyor sandı. Haberin yok burada, yani ondan senin. Ben burada dün çıkmadan önce senin kafana burada papatyaları geçirmedim mi? Evet. Sen de ona işine bak demedin mi? Ben üzüldüğümü dile getirmiştim işte, konuşmuştuk kadın sonra. Milleti böyle abi. Kadın milletini böyle yanından gönderdiğin anda gidip tahtaya isimlerini yazıyorlar. Beni üzdü dedim yani bu hareket. Ya bir dakika, dün şimdi Farima akfar yazdı ya tahtaya. Aynen. Evet. Siz şok. Yok, biz bekliyorduk. Ben şok oldum. Ben bekliyordum. Ben ya sadece şok kısmı. Sabahtan beri Şerif'e şey diyordum. Oğlum sen bu yoldan vazgeç. Bu kızın gönlü aklında. Bak ben bunlar birlikte olacaklar. Vazgeç, vazgeç. Da. En son akşam bomba patladı. Ya şok olabileceğin nokta yani. Şu. Günün kritiğini bitiriyorsun. Bitirdiğinin ardından bir görüntü veriliyor ve Farima gidip Akfar yazıyor. Buna şok olursun yani. Şu an galiba açıklıyordur orada. Bir de ben şu anda aklına bir ilişkiye başlamak istiyorum. Bu kadar basit. Ay, onu yazarak başlamış oldum zaten. İnsanlar niye sana bu şekilde tepki gösteriyor biliyor musun? Bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Kendinle çeliştiğin için. Diyorsun. Yoksa bak ben de istiyorum biz uğraşmadık mı siz bir araya gelin diye. Ama sende bir çelişki var yani. Sözlerinle, eylemlerin ben, hiç tutmuyor seni. Ne oldu biliyor musunuz? Ben kendi duygularımdan emin değildim. Tamam mı? Hatta ben geçen haftada Melis'e söyledim o masada. Dedim ki eğer birisiyle olursa bak. Akın biraz kafamda şekillenmişti ama yeni adayı tanımadığım için onu da tanımak istedim. Ve bunu ikisini de söyledim zaten. Ama baktım yeni aday bana samimi gelmiyor. Sıcak o enerjiyi alamıyorsun. Yani elinde kalsaydı o da olabilir miydi o zaman? Ve şunu bak, hafta içi, hafta sonu hatta bunu düşünüyordum. Eğer Akın'la hafta sonu gitseydi üzülür müydüm? Evet, çok üzülürdüm. Kendi duygularımı tarttım kimseyle paylaşmadan önce, anladın mı? Dün de yeniden tekrardan baktım. Ya ben normalde bir çiçek başkasının mesela atıyorum sembolü olsa falan filan bu kadar sinirlenmem. Ama cidden sinirlendim ve cidden sinirlendiğimi gördüğüm zaman da bir duygum olduğunu kendim anladım. Anladınız mı? Duygum olduğu için de onunla bir ilişki istiyorum. Hepsi bu. Bir kadın Akın'a adım attığı zaman çok havaya giriyor ama buna da dikkat et. İnşallah seni üzmez. Yok, havaya giriyor gerçekten. Ay, hangi erkek havaya girmiyor beğenildiği zaman ya? Kondolda el tutarken bile bak şey diyor, korkuyorum ki bahanesiyle diyor. Şöyle elimi tuttun. Ondan sonra dışarı gezmeye gidiyorlar. Pınar bana geldi diyor. Daha sonra damatlar evinde masada saçma yemek yiyorlar. Rabia ile cilveleşmesini gördüm. Ya diyor Pınar'a diyor kahvaltı hazırlayacağım diyor. Baktım gülüşüyorlar, şakalaşıyorlar. Bak ne nispet ilginç biliyor musun? Evet. Sen bir kadınla dışarıdasın. Tamam, ödül yemeğine işte ödül neyse gitmişsin. Orada onunla ilgilenmek varken, yani zaten onun seninle ilgilendiğini biliyorsun. Diyorsun ki Pınar da benimle ilgileniyor. Evet. O da benimle ilgileniyor, bu da benimle ilgileniyor. Ya neyin havasını prim atıyorsun? Prim yapıyor orada kendince. Egosunu hani, tatmin bu ediyor. Bu evde bir kişiyle beş kişinin ilgilendiğini de gördüm ben zamanında. Aynen. Ama o bile bu kadar havaya girmiyordu. Bununla Allah aşkına gelmiş kız daha kimseyi tanımıyor. Birinin ismini vermiş. Bununla hava atıyor. Allah aşkına bu ne ya? Nispet yapmayı ve kışkırtmayı seviyor. Bayılıyor, bayılıyor. Ve de bunu hiçbir şey hissetmediğini söylediği kişiye yapıyor. Yani Rabia'ya aslında hiçbir şey hissetmiyormuş da ama yine de onu kıskandırmaya çalışıyor. Yani senin ismini niye kullanıyor o zaman? Bir de zaten. İnsan beğenmediği birisini kıskandırmaya çalışmaz. Evet. Ayrıca
dün papatyaları getirerek bir subliminal mesaj verdi adam. Aynen yani öyle. Sen bana kızdın ama kusura bakma ben düşündüğümü söyleyecek algıda seçicilik yarattı yani orada resmen. Şimdi subliminal mesaj mı yapmaya çalıştın, ne yapmaya çalıştın bilmiyorum ama konusu açılsın şimdi... istedi. Rabia'ya da bir şey olduğundan değil. Oradan bir konudan girecek yani. İllaki bir konudan girecek. Ve Akın bu evden gitmekten felaket şekilde korkuyor. Aynen. Kendinden bahsedilmesi çok hoşuna gidiyor. Tek beni konuşsunlar da kötü konuşsunlar önemli değil. Yeter ki kızlar beni konuşsun diyor. Haftalardır öyle adam şey. Tek kelime konuşulmuyordu. Öyle şeyler yaptı ki bak şu anda onu konuşuyoruz. Normalde Akın bizim konuşacağımız adam mı? Ve konuşmayalım dedik birbirimize kaç defa yine de yine konuşuyor. Açılıyor yani. Ya ben bunları zaten ben biliyorum. Akın da bunları biliyor. Anladın mı? Zaten konuşulmayı hoşlandığını biliyor. Ben de biliyorum. Anladın mı? Hepimiz biliyoruz. Egolu olduğunu da biliyoruz. Zaten söyledi. Dedim ki ya bir aydır izliyorsan niye gelip söylemedin? Korktum dedi. Egoluyum çünkü. Gelip söyleyeyim ya de sen dedi da... dersen falan korktum dedi. Allah aşkına hiç öyle bir düşüncesi yoktu. Ben dedim yani bu egolu işte gidip bir kadına söylemez. Şimdi de oradan geliyor. Korktum yani. Evet, dedi. Ben egoluyum bilmem ne. Egolu diyorsanız egoluyum dedi. Akına düşünce düşünce sormak ne istemiyorum konuştum ben. Çünkü finalde biliyorsunuz. Şaşırdım. Heyecanlanmayın yani falan yapıyordu. Birazcık daha mantık istiyorum sorularda. Birazcık daha içine IQ koyalım. Yani bu 3 hafta oldu. Önce de sen söylemiştin. Ne oldu da değişti şimdi? Ne alemi yapıyorum? Adam mutluluğu buldu. Vay be. Şükür ya. Güzel oldu ya. Hayırlısı olsun. İnşallah. Tebrik ederim. Hayırlısı olsun inşallah. İyi kardeşim güzel oldu ya. Güzel oldu güzel. Ne güzel işte. Birbirinize karşı değerinizi verin, kıymetinizi verin. Mutlu mesut şuradan çıkın işte. Çiftler ne güzel çoğaldı bak. Gerçekten bu evden çıktığımızda evlenmek istiyorsak veya bu evin sonunda evlenmek istiyorsak evlenelim. Bu evde sahte bir şey yaşamak istemiyorum cidden. Anladın mı? Diyorsunuz ki dün kritiklerden sonra gitti kız tahtaya akvar yazdı diyorsunuz. Ben şoktayım yani. Ben zamanında yapmamam gerektiğim şeyleri yaptım. Onlar için özür dilemek için gideceğim. Fadime ağzını bir tarafı Ankara'da birisi koymadı. Cidden bak sabrımı zorluyorsun hem. Ne olacak ya? Aynı şekilde bir konuşma daha yaparsan bu evden defolup gideceğim. Bu kadar net söylüyorum sana. Hazır buluyor musunuz ilk ayı cidden evliliğe? 2 yıl yaklaşık kız arkadaşı orada vardı. Brezilya'daydı. Buraya gelip de bana Marina mıdır, Mario mudur her neyse. O kızı anlatmasın amacı ne? Burada bir anne varken senin buradan kalkman saygısızlık. Meriç geldi siz gelmediğiniz için. Kalktı evet kalktı. Ya beni gördüğünde de şeydi buz gibiydi. Daha ben bana karşı karın ağrısına nereden biliyor musun? İlk ay mezunundan. 2 senedir bu evde annelere karşı neler yaptığını, nasıl hareketlerde bulunduğunu herkes biliyor. 1,5 aydır ödül alamıyorum çekmek. Paralar Adnan'da birikiyor diyen kim acaba? Dışarıda akıllı olsaydın akıllı olmaz ya. Akını görseydin akıllı olmaz. Evet. Hayatım ben bu evde her zaman dedim ya bir ilişki yaşamayacağım istemiyorum dedim tamam mı? Hayatım, İlk tamam dedin de dur bak ben de bu evde 2-3 ay bekleyeceğim durdum. Biliyorum yani Ayca, anladın mı? Bekleyeceğim. Tamam o senin düşüncen saygı duyuyorum ama bekleyeceğim. Doğru adamı benim için doğru adam olduğunu düşündüğüm adam açıkçası. Akın senin için inşallah doğru adam olur. Ya kimin gözünden vurdayım? Allah rızası için baktığında bir erkeğe tamam mı? İşi gücü oturmuş, işte boylu poslu, yakışıklı. Ondan sonra hayatım benim karizmatik bir adam. Boylu poslu, yakışıklı, işi olan Farima. Sevgili ben de oldu yani. Bir adamsa dersin ki ya bu adam da ego yapsın hani. Her şeyi oturmuş. Akına bakıyorum. Hiçbir şey yok ya. Söylediklerimden aynen bir zerresi yok. Aynen. Ya da hiçbir şey olmaz bir adamın ama karakteri olur. Net olur. Ama ne istediğini sürekli bilir. Sürekli yani söylüyor. Sürekli. Şu anda Gamze ile aranı nasıl düzelteceksin? Gamze'nin sana dün söylediklerinin ardından gelinler evine bugün nasıl gireceğin?
Bence şuradan bir tünel kazalım sana. Yani kardeşim, benim yapmam gereken bir özür. Tabii canım. Ben sen... özürümü dileyeceğim. Her şey olacağına varacak. Göreceğiz. Nasıl tepki verecek? Ben gerçekten bu zamana kadar zaten hep alttan aldım. Dün de aynı şekilde. Beni zor durumda bırakacak şeyler söyledi. Sen dün o kadar tartışma yaşamanıza rağmen şu an Gamze ile tekrardan hani bir yola girmek, bir ilişki yaşamak falan istiyor musun? Bak şimdi şöyle bir var şey var. Var mı aklında böyle bir şey ya? Düzeltmek istiyor musun? Şimdi mesela hayır, diyor ya git. Bozulan bence bozulan bir şey yok. Sadece Farima konusunda evet, hata yaptım ve sesimi yükseltmek gibi bir hata yaptım. Ki onları da istemiyordu yani. Kızlarla muhatap olmam. Olayda sen mi yoktun, biz mi yanlış hatırladık? Hayır, kızlarla muhatap olmamı istemiyordu. Ben gittim sesimi yükselterek onlarla hani tartışmaya bile girdim üstelik. Anladın mı? Hani benim adayımsan işte kızlarla çok fazla görüşme dedi bana. Ki bunu dün gelin adayları dün yapar. Dün sen sabah erkenden gitmiş olsaydın dün yaşamış olduğunuz kaosu yaşamayacaktınız bir kere en başta. Onun dışında kız zaten sana halının altına atmış olduğu bütün sıkıntılarla gelip her şeyi söyledi. Hatta şunu bile söyledi, hatırlatıyorum sana. Senin bazı hatalarını görmezden geldim. Sineye çektik. Çünkü i̇şte seni bunları, hani eksik pozisyona düşürmemek bunları için. Bunları özürümü dileyip açıklığa kavuşturup artık en ne olacaksa olsun. En önemli detay da şu kardeşim bak orada. Anladın söylediği mi? Cümlelerin içerisinde hani ben bu durumu sen daha iyi düzelt diye hatırlatıyorum sadece. Beni kullanıyorsun dedi kız sana. Anladın mı? Benim ismimi kullandırtırmam dedi. Benim buradaki ağırlığımı kullandırtırmam dedi böyle üstüne basa basa söyledi. Artık o pozisyona geldin. Ha, öyle söyledi. Şimdi ya ben böyle düşünceye kapılmış. İzleyen insanlar görüyor Emre zaten. Öyle bir şey hiç yapmadım yani. Anladın Canu, mı? Ben zaten sana ben yaptın demiyorum. Evet, ben onu ima ediyor sana, olabilir, öyle düşünüyor olabilir. Saygı sana duyuyorum. Onu Gamze söylüyor. Kardeşim, İlgilendiğin aday söylüyor. İnsanları boş ver. İlgilendiğin aday hayır, söylüyor. Canım. İzleyici zaten farkında. Küçücük ekrandan kimin nasıl, ne yürekte olduğunu, kimin neyi nasıl samimiyette söylediğini herkes görüyor zaten. O sorun değil. Farima, sen demiştin ki bana burada, ben o tahtaya ismimi yazdıktan sonra hadi bakalım olumsuz bir cümle etsinler. Yani, bak ben kimseyi konuşturuyor muyum demiştim. Şimdi onu konuşacağız zaten. Sabahtan beri herkes olumsuz yorum yapıyor. Gökhan çıkmıyor. Şimdi söyledin şimdi Gökhan çıkacak. Yok, ondan değil. Şimdi hatırladım ben da çünkü. Söyledim, sana da söyledim Melis. Neyi? Şimdi şöyle bir şey var. Şu anda Akın'la bir yola başladım. Evet. Tamam mı? Ve hepinizden rica ediyorum, saygı bekliyorum. Çünkü ona saygısızlık bana saygısız oluyor. Nasıl ki mesela ama herkes fikrini senin ilişkin, senin ilişkinde ben İlkay'a saygısızlık yaparsam sana saygısızlık, o da hoşuna gitmez. Hak ederse yapsın. İlkay'cım diyecektim az kalsın. Parimacığım, burada herkes bir birey, tamam mı? Hı. Kimse kimsenin çoluğu çocuğu değil. Evet. İstediğimiz yorumu yaparız. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz ama şu anda ben bir ilişki yaşıyorum. Tamam, ben hayatım, buna saygı bak, duyması burada lazım bence. İsteyen herkes istediği yorum yapar. Sen şu anda burada İlkay hakkında yorum yapsan ben sana hiçbir şey diyemem. Çünkü İlkay senin arkadaşın. Tamam mı? Ve erkekler evine karışmak gibi bir lüksüm yok benim. Kızların da yani senin de ya erkekler evine tamam karışmak gibi bir lüksün yok. Tamam da şu anda benim hoşlandığım adam hakkında sürekli gömüyorsunuz kardeşim. Ya hayatım gömüyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz gömmek ya. Gömmek için yapmıyoruz ya, ki Parima. Ayrıca niye gömdüğümüzü gömmek düşünüyorsun? Gömmek için yapmıyoruz. Akın neyse onu söylüyoruz biz. Neyse onu eğer söylüyoruz. Eğer sen gömdüğümüzü düşünüyorsan Akın'ın sen de eksi bir adam olduğunu biliyorsundur yani. Yok ben öyle düşünmüyorum. Öyle düşünseydim zaten bir yola başlamazdım. Ya öf. Bu benim ilişkim ve ayrıca bir şey söyleyeceğim. Ben geldiğimden beri zaten ay, bir sürü kişiyi beri, istemedim yani. Bir ben istemedim bunu ya, farkındaysanız. Neyse şimdi kalmışız. Yani sana karşı bir şey hissederken. Açık kapı bıraksaydım veya sürekli ben de gitseydim ben de peki, ilişki yaşardım. Peki onayladığın kısmı anlamadım Farimacığım. Sen sana karşı bir şey hissederken Rabia'yla flörtleşmesini normal mi buluyorsun? Görmüyor canım hani onları görmek de istemiyor. Ben bakarım. Tamam bak kınaya var. Kınaya var arkadaşlar. Senin kınaya var anlaşıldı. Kına geldi. Kına geldi. Kına var burada. Ha? Kına var burada. Kınaya var. Daha evet. Dur bakalım. Ailelerimize...
Daha tutacağım şimdi. Güzel mi? Dün duygum yok diyordu. Tahtaya kız kadının içinde bugün vardı zaten. Yoksa bugün bu kadar diyor duygum oluşmaya başladı. O sadece evin kurallarına göre oynadı. Zamanını bekledi. İki adayı da tanıyabilirim muhabbetlerini o yüzden yaptı. Şerif de geldi buraya çiçeklerini verdi. Çocuk saygılı bir şekilde Şerife yazık şey yaptı. Değil mi o durumda? Hayatım evin kurallarına göre oynadı. Popüler yaptı kendini önce. Ben size demiştim ilk başta. Bu önce dedim böyle yapacak sonra seçeceğini seçecek zaten belli. Aynen demiştim. Kendini bir biraz yükselt. Hiç sağlıklı bir ilişki değil ki ama yani. Bu evde bu kadar yalnız kalmış bir kız kimse istememiş Fırma'yı. Şimdi bulmuş birini tabii kabul aynen, eder. Aynen o şey de onu söyledi yani, zaten. Aşk yaşamamış bir şey yaşamamış. Aycan'la bir Melis de onu söyledi zaten. Valla dün biz Melis'le... Ama şu an yani düzeltmek isteyecek bir tavır da değil yani şu an. Orada hala geziniyor. Yani düzeltmek isteyen adam günaydın der. Enes bence gider, sen de git. Çıkar gider konuşur. Yani bak, bak gitmiyor geziniyor hala. Gamze'nin söylediği bazı söylemlerin doğru olduğuna inanıyorsun bundan sonra. Gamze söyledi mi? Hayır, serzenişlerin bazıları tamam doğru. Ama yani hani buradaki şimdi tartışmada tabii ki de karşılıklı hatalar var. Yani tabii, onun tavrı, onun söylemi, onun bilmem nesi. Yani bunu değerlendirdiğimizde karşılıklı hatalar var. Ama geneline baktığın zaman eğer kız kafaya bir şey taktıysa abi, karşı tarafta ona değer veren olarak eğer bunu düzeltmiyorsa o zaman zaten arada duygu geçişi yoktur. Aynen öyle. Melis Adnan'la kavga etti. Gamze falan da hani böyle ortada hani Gamze de çok şey yapamadı Didem'le. Yeni gelen kız Pınar o konuşuyor. Bir ara Didem'le bir yalnız kaldık. Niye kaldık bilmiyorum. Ha, İlkay mevzu var yani Melisler burada falan ben de gidemiyorum o tarafa. Biraz konuştu bana şey dedi Adnan'ı bana söylediği bir söz vardı ya sen her erkeğe git 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 sonra ağla mağdur oyna. Ya orada nasıl kötü oldum gerçekten. Ben o yüzden ya Adnan'ı yazdım. Of yani. Sonra kanka bu mevzuya Didem dedi ki bu dedi yanlıştı hani kabul ediyorum. Ben dedim bir kadına söylememiz gereken bir İyi, şey Didem dedim. İyi bunu kabul etmesi güzel. Ben dedim her erkeğe gitmek değil dedim. Ben bu evde dedim cesaret gösterip duygum varsa söyledim dedim. Çok çirkin bir söz o ya. Onun açıklaması bile yok. Yok yani. Hani bunu şu yüzden söyledim. Şöyle demek istedim diye bir şey yok. Bu konu beni çok şey yaptı. Selam. Selam. Neyse tamam mı konuşuyorduk? Tamam. Ne yapıyorsunuz? İyi sağlıklı. Güzel bakalım. Koştun mu? Dün var ya beni çok şaşırttın ya. Niye? Kalbime bakar mısın? Var. Size yayın verildi değil mi? Kızlar, arkadaşlar. Bir dakikanızı rica edebilir miyim sizden? Dinliyoruz. Ben dün biraz gerginlik oldu. Hepinizden çok özür diliyorum. Tekrar kusuruma bakmayın. Ortamı germek istemedim. Sonuç olarak bir ilişkiye başladım evde. Kimseye kırgınlığım yok. Konuşmak zorunda değilsiniz benimle, affetmek zorunda da değilsiniz. Varsa bir hatam şayet size göre. Hepiniz geleceğin annelerisiniz. Ben bunu hep söylüyorum. Hiçbir zaman değişmedi kafamdaki fikirler. O yüzden ben biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın da. Çok fena panik yaptım şu an. Hepinize birer tane bunlardan vereceğim. Edin etmeyin kabul. Yani nasıl gönlünüzden geçerse. Şöyle vereyim ben. Hatırası umarım kalsın. Çok mutlu olursunuz. İnşallah güzel olur her şey. Oh be, eski yakın eski. Oo, ellerim titriyor, yemin ediyorum ellerim dedik titriyor. Dedik sana. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. İnşallah çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. Evet, aferin. Aycan, bunu da sana vereyim kardeşim. Teşekkür ederim. Sizin için de inşallah güzel olur her şey. İnşallah. Da bu kızın eli titriyor Akın. Benim de titriyor. Söylemeseydin neydi? Kız bunlar farak ilişkisi titremeyle başladı. Bunlar sana. Teşekkür ederim. Bir tane de Gamze'ye vereceğim de. Gamze git var ya başımda sana paralar diye. Hadi git bir dene. Çekiniyorum yani. Paralar mı sence? Hayır. Yok be Gamze öyle değildir. Vallahi Gamze'den daha tepkili insanlar kabul etti güllerini. Gamze bir şey yapmaz. Bir gidip bakacağım. Gamze müsaaden var mı? Yanına gelebilir miyim? Neden ki? Neden? Ya 10 saniyeni isteyeceğim sadece. Sen bu eve sokmayacağım diye andım vardı benim. Biliyorum o yüzden dedim. Gidin aşk istiyorum yaşayın. Ya da Fırma'yı kolundan tut sizin eve götür. Çünkü burada hiçbir kız seni bir istemiyor. Bir şey demiyorum. Güzel bir şey için geldim. 10 güzel saniye bir şey falan ben istemiyorum. Güzel bir şey tamam varsa Fırma'ya tamam göster. Fırma'yı da al tamam size git. Tamam. Gamze tamam bir saniye benim için tamam gelir misin? Tamam. Benim için dedi. Tamam.
tamam. Hayatım sen Fatima'yı al, damatlar evine git bak. Bana Emre nasıl ki Tuğçe elinden tuttu götürmüştü. Gel. Sen de Fatima'yı al götür. Tamam. Çünkü hiçbir kız seni istemiyor burada. Tamam, teşekkür ederim Gamzeciğim, sağ ol. Sana şey değil, Enes'ten ötürü. Tamam. Beni doldurma. Al, dolu yaşıyorum, doluyum. Doğru. Ay, bana mı gönlünü bana veriyorsun be? Evet, bugün geleceğin annelerine birer tane beyaz gül götürdüm. Hem barış mahiyetinde hem de özür dilemek adına. Ama Gamze arkadaşımız yine her zamanki gibi res çekti. Neden çektiğini bilmiyorum. Benimle ne derdi olduğunu da bilmiyorum. Muhtemelen Enes beni savunduğu için biraz bana kızgın. Ama Gamzeciğim, bana kızgın olmana gerek yok. Bana kızgın olma, ben senin adayın değilim. Sen ilişki yaşayacağın ve yaşamak istediğin insanlara kızgınlığını ve mutluluğunu ver. Bana değil. Abi bir şey diyeceğim ya, tamam mı? Ajan konusunu açtın da. Dün ben tabii kafa biraz cenazede olduğundan dolayı konsantre olamadım. Dün biz orada karşılıklı oturuyorduk. Bahçenin bir tarafında biz oturuyorduk, bir tarafında siz oturuyordunuz. Sonra ben senden önce çıktım, arkamdan geldin. Sonra dedin ki Melis ağlıyor. Ne oldu? Ya Melis'in ağlama sebebi aslen şu. Şimdi bana dışarıdan baktığın zaman, öyle baktığın zaman hani ben sanki böyle evlenmek için gelmemişim de sadece sevgili olmak için gelmişim diye düşünüyor. Dışarıdan diyor. Baktığın zaman artist gibi gözüküyorsun. Aynen öyle. Şimdi insanlar da o şekilde yorumluyor. Diyor ki işte sen Melis'le sevgililik boyutunda gayet iyisin ama ondan sonrasının olabileceğini düşünmüyoruz diyerekten Melis'in aklına girmişler. İnsanlar dediğin gelinler mi? Yani diğer gelin adayları. Tamam. Melis de böyle bir şeyi bana söyleyince inanmıyorum ben dedi bana. Ondan sonra inanmıyor musun gerçekten dedim. Gözlerime bak dedim. İnanmıyorum dedi. Çıktım ağlamaya başladı. Ondan sonra kendisi geldi bahçeye. Oturduk sohbet muhabbet ettik. Dedim ki bak seni seviyorum. Bu zamana kadar birçok ilişkim oldu. Anladın mı? Hani değer verdiğim insanlara hep böyle hani ailemle tanıştırmamışımdır bu zamana kadar. Mesela sen diyorsun ya en son babalar duyar. Yani ben hayatıma eğer birini aldıysam her seferinde gidip ailemle tanıştıran bir insan değilim. Benim için ciddi olduğu zaman gider söylerim. Derim ki bak böyle 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 bir durum böyledir var. Zaten. Ben artık bu normal saatten şey sonra bu insanla ciddi düşünüyorum. Ya ki kız buraya... arkadaşın olduğunu bilir ailen ama ciddiyetini belli bir zaman sonra söylüyor. Şimdi dün öyle bir konuşma oldu. Ben bayağı üzüldüm. Burada ağladım. Tamam mı? Hani öyle bir söz gelince içimi yedi. Dedim ki bu böyle olmayacak. Bugün annem geliyor. Tamam mı? Vay güzel. Annemi getiriyorum bugün. Al sana cevap. Aynen öyle. Birazcık daha işleri ciddiye bindirelim. Madem böyle bir şey oldu. Madem insanlar bana inanmıyor. Sen biraz, de bir an önce müdahale edeyim. Birazcık daha olaylara müdahale edelim. Bu hafta çok içi güzel. De anneden sonra bir plan yapayım da bir proje yapayım kendimce. Yap. Bir şeyler yapayım. Yap. Gönlünü alayım. Seviyor öyle şeyleri çünkü, anladın mı? Birazcık daha mutlu edelim. Ya ben olmasını istiyorum ya. Hani ben burada sizinle yaptığımız konuşmalarda da zaten negatif şekilde cevap vermedim ki. Hani bunlara biz karar vereceğiz sonuç olarak. Gerçekten bu evden çıktığımızda evlenmek istiyorsak veya bu evin sonunda evlenmek istiyorsak evlenelim. Ben isterim. Niye istemeyeyim yani, anladın mı? Dur, ben Akın'a bir şey söylemek istiyorum. Senin duygun var. Senin duyguna saygı duyuyorum arkadaşım. Ona bir şey söyleyeceğim. Kız dur kız. Ne yapıyorsun? Fatima seni günahıyla sevabıyla kabul etti. Ve delikanlı bir kadın. Dur. Sırf onun duygusuna hareket saygı etmeyeyim. Duyuyorum. Ben ant içmiştim seni bu eve sokmayacağım diye. Fatima'yı lütfen elinden tutup kendi elinize, evinize gider misiniz? Şimdi evimize mi gidelim? Çünkü bütün hiçbir kız seni istemiyor. Fatima'nın elini tut öyle lütfen, Fatima'yla birlikte eve git. Seni burada sence görmek istemiyorum. Aşkım Enes'e de selam söyle. Gel. Kovuyu bu cümlelerin tuhaf cümleler. Gel. Benim olduğum yerde kimseyi kovamaz. Öyle bir şey yok. Boşver, sen şeye girme. Tartışmaya girme kimseyle. Yok, ben de tartışmaya gireceğim. Ne haber? Ne yapıyorsun? Sen iyice canlandın. Ya sen iyice canlandın, ben beni de iyileceğim. Yemin ederim bak. Senin yüzünden oldu be. Sözde dün böyle şekillere giriyordum. Buraya sokmayacağım. Canım, kadın günahıyla sevabıyla kabul ediyor. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Kabul ediyor. Yani bir action yok. Kabul ediyor yani. Ben ne yapayım? Gel bir çok iyi oldu ama. Ay. Kimse hiçbir şey ispat etmek zorunda değil. Tamam mı? Biliyorum. Oh. Şimdi yatıştım biraz. Böyle ayrılmak istemedim neyse. Yatıştım biraz şimdi. Sadece senden bir şey istiyorum. Bu evde böyle tamam, yeri gelecek kavga edeceğiz artık. Tamam, tartışmayacağım. Evet. Kimseyle münakaşaya girmeyeceğim. Çünkü istersen zaten girmiyorum, ben de işin içine giriyorum. Tartışmayacağım. Tamam, birbirimize bak, bunu yaşatmaya zaten gerek yok. Ben senin geçmişini her şeyle kabul ediyorum. Biz birbirimizi
Ya bu saatten sonra sen beni, ben seni. Tamam mı? Bir tek bu konuları ilgilendiriyor. Bundan sonra sadece haddimizce yorum yaparız yani. Gereken şeyler o kadar. Başka bir şey istemiyorum. Kaos istemiyorum hayatımda zaten. Gerek yok yani. Ya ben de zaten söyledim, bir şey ispat etmek zorunda değilim kimseye. Derdim burada kalmak falan da değil. Zaten eğer öyle olsaydı iki aydır böyle boş boş gezmezdim ki. Aynen öyle. Ben yani diğer kızlar gibi sürekli kimselere aday da olmadım. Bir kere aday oldum. Ondan sonra da zaten vazgeçtim. O bir şeyler oldu falan filan. Onları kapatalım ya. Bunlar değil mesela. Cidden burada şunu bekledim. Sen de hatta böyle normal olduğumuz zamanda sormuştun işte, hatırlıyor musun? Niye ilişki yaşamıyorsun falan. Hı-hı. İşte çünkü doğru adamı bulmak istiyorum. Cidden bir şey hissetmek istiyorum. Bu evde sahte bir şey yaşamak istemiyorum cidden. Anladın mı? Zan altında bırakmayın diyorsun. Zan altında bırakmak ya, oluyor ya bu. Gerçekten kardeşim, oluyor. Yani bir ayda dışarıda ilişki yaşıyorlardı, içeriye taşıdılar gibi bence zan altında bırakmak oluyor bu biraz. Ya bu benim fikrim ya. Yani sonuç o. Bak evet. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Ya senin sana. Fikrin abi. Dün, tabii bak, ki söylemekte özgürsün. Şaşırdım. Onda Enes'cim, sıkıntı yok ama ben böyle düşünüyorum. Tamam yani. Ben seni saygı duyuyorum kardeşim. Olabilir zan altında. Zaten böyle bir şey gelip kendilerini cevaplasalar bile bunu nasıl kanıtlayacağız ki zaten? Kanıtlayabilecek miyiz? Bizim bu düşüncemiz. Anladın mı? Ya evet, ben bunu şimdi nasıl kanıtlayacağım abi. Ki zaten? Sadece söylemlerini şey yapıyorum. Acaba böyle mi olmuştur, şöyle mi olmuştur diyorum, anladın mı? Şimdi diyorsunuz ki dün kritiklerden sonra gitti kız tahtaya akvar yazdı diyorsunuz. Ben şoktayım yani. Dünkü bu kadar yaşanan şeyin üzerine bir insan gidip tahtaya isim yazmaz. Vardır içinde bir ya şey. Ben yaşamadım ya, ilk defa yaşıyorum bu evde böyle bir şey. Ya içinde demek ki bir şey var ki. Gerçekten güvenmiş de olabilir. Yani devamı ya gerçekten güzel olacak. Ama bu kadar basit değil bazı şeyler. Neyi güvenmesi abi? Güvenecek olsa, güvenecek kadın gidip bakma. Bir dakika. Güvenecek kişi papatya kafaya patlatır mı? Yok Rabia'nın simgesiymiş bilmem ne diye gelip buraya kafaya papatya patlatır mı? Güvenin insan der ki ya olabilir arkadaşlar burada Rabia ile papatya özdeşleşmiş olabilir ama Akın'ın gönlünden kopmuş. Kır çiçeğidir, papatyadır, herkese verilir, gelip bana vermiştir deseydi o zaman. Kafaya bir şey patlatıyorsan, sorun yapıyorsan zaten ben Rabia şey orada Farime dedim ki duygusu olmayan bir insan gidip onu yapmaz dedim. Demek ki senin dedim var dedim. Kabul etti. Arkasına da tatlı ismi yazmış. Bir de aynı zamanda karşısındaki insanın duygularından o kadar emin ki dün o Şerif'in geldiği sohbette de rahat bir şekilde kalkıp gitti mesela. Yani şimdi demek biz bunu niye değerlendirmeyelim? Karşısındaki insanın duygularından emin ki Akın bırakıp gidiyor. Eskileri ya da herhangi bir şey, hiçbir şey benim aklımda değil. Ben bunun için kendime yeterince bir vakit ayırdım bu evin içerisinde. Asla arkama dönüp bakmadım. Bakmayacağım da. O yüzden bundan sonraki hayatım bu çizgiden sonra sen demiştim şurada otururken. Evet. Hala öyle ve öyle kalacak. Tamam. Tamam. Ben de sadece seninle ilişki yaşamak istiyorum işte. Benim zaten engelsi yok burada. Rahat da olma bu konuda. Ya konuşuyorduk. Gitmişsin mi acaba? Gitmen lazım mı? Ne ben seninle gelebiliyor muyum? Sen benimle gelemem. Yalnız. Şimdi kavga etme, tamam mı? Benim de senin vaziyetinde sen kavga edeyim. Etmeyeceğim. Tamam mı? Rahatsız oluyorum. Vallahi etmeyeceğim. Ya etmiyorum ki zaten. Yani. Kimseyle de kavga etmeyeceğim. Dikkat et. Böyle bol bol gülelen artık güzel şeyler yaşayalım. Tamam mı? Tamam. Hadi. Bir kere daha öpeceğim. Enes bugün hep kızartma özür dileyebilir. Tamam mı? Dikkat et. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Herkese bir selam söyle. Enes'e söyle de kızlardan özür dilesin. Belki kızların gözünü boyar da haftaya ismini yazmazlar. Tamam, oyun oynamayı tamam. Seversiniz. Söylerim. Ekürü söyle. Olduğu için Akın, Enes'in ekürü kanka. Akın ve Farima ilişkisi bir anda başladı. Ve Akın evdeki diğer kızlarla da arasını kötü olmasını istemediği için herkese barış çubuğu niyetine birer gül verdi. Bence bu güzel bir hareketti Akın açısından. Aslında önemsememesi gerekir insanların fikirlerini. Çünkü her kafadan bir ses çıkacaktır. Bunlar olağan şeyler her ilişki başlangıcında. Bu evde daha fazla yaşanıyor. Ama o önemsiyor. Belki de Farima'nın üstüne kimse gelmesin diye böyle bir hareket de yapmış olabilir. Bakalım umarım sağlıklı bir ilişkileri olur. Ben zamanında yapmamam gerektiğim şeyleri yaptım. Onlar için özür dilemek için gideceğim. Farima ağzını bir tarafa Ankara'da birisi koymadı.
Cidden bak sabrımı zorluyorsun hem. Ne olacak ya? Aynı şekilde bir konuşma daha yaparsan bu evden defolup gideceğim. Bu kadar net söylüyorum sana. Hazır buluyor musunuz ilk ayı cidden evliliğe? 2 yıl yaklaşık kız arkadaşı orada vardı. Brezilya'daydı. Buraya gelip de bana Marina mıdır, Maria mıdır, her neyse. O kızı anlatmasın amacı ne? Burada bir anne varken senin buradan kalkman saygısızlık. Melis geldi, siz gelmediniz. Kalktı önce. Evet, kalktık. Ya beni gördüğünde de şeydi, buz gibiydi. Daha ben bana karşı karın ağrısına nereden biliyor musun? İlk ay mezununda. 2 senedir bu evde annelere karşı neler yaptığını, nasıl hareketlerde bulunduğunu herkes biliyor. 1,5 aydır ödül alamıyorum çekmek, paralar Adnan'da birikiyor diyen kim acaba? Çiçekler seninmiş kanka herhalde. Şunu alsın abi, döksene şunu. Kapıda gördüm ben, aldım ya çıkarken. Nur abi. Ne bunlar? Dökeyim mi? Özel güller. Burada emeceğim orada. Ne yapacağım? Nereden Kolombiya gülüm? Ha? Özür mü dedi ben? Evet. Sen gittin gülümü nerede gördün sen? Kanka sana bir şey diyeyim mi? Mutlama. Gel be. Helal olsun. Gel şunun bir tadına bak. Bir dakika şimdi bu gül dediğim gibi yapmış olduğum hataların karşılığında. Hayır, benim takıldığım nokta şu. Bak, o geldi sana bağırdı ya. Evet. Sen özür diliyorsun ya, o yüzden helal olsun diyor. Hayır, ben onun için özür dilemiyorum kardeşim. Ben zamanında yapmamam gerektiğim şeyleri yaptım. Onlar için özür dilemek için gideceğim. Anladın mı? Yani bir şey olacaksa eğer ortada karşılıklı kardeşim. Ya düşünceli bir hareket yapmış. Gelmiş özür dilemiş. Yapmayın Allah aşkına ya. Bir şey diyeceğim. Gamze Göktürk bunları yer mi? Yemez. Allah Allah. Yapsa bir şey diyorsunuz, yapmasa bir şey diyorsunuz. Hakikatli kadın kabul bile etmedi. Helal olsun. Ya ben mutlu muyum, mutluyum. Hiç karışmıyorum. Farima ağzının bir tarafı Ankara'da birisi koymadı. Arkadan da geliyor. Bir de karı hareket ettiriyor heyecanlı. Tutarıp bir şey demiyor. Karı bir şey diyeceğim. Ben çaktırmadan sana gösteriyorum. Sen çocuğa söylüyorsun. Bitti demiş. Ben yine de mücadele etmek istiyorum bir yerde. Anladın mı? Sesimi yükselttim. Bu bir hataydı. Eyvallah. Aynı şekilde Farima'ya selam göndermem de hataydı. Tamam mı? Tamam. Bunların telafisi için, özür dilemek için gideceğim. Tamam, burada tamam bunu bize anlat. Canı gönülden tamam. Zaten tamam, anlatacağım onu da ilk ay. Git oğlum kardeşim, sen de bir arkadaş gibi bir dinlemiyorsun kardeşim. Sen ya de şimdi burada bu konuyu 100 sefer tartıştın. Artık gitmen tamam gerekiyor. Tamam da yani ben kalk şurada açıklama abi yapıyorum. İnsanlar kaç kere beni, daha açıklama yapacaksın? İnsanlar beni dinliyorsa sana anlıyorum. Sen dinlemek istemiyorsan basar insanlar gidersin kardeşim. İnsanlar seni dinlemekten sıkılmıştır belki de. Dinlemiş ya söyleyemezler mi onlar? Neyi ben Akın'ı anlatamaz mıyım burada? Akın'ı anlatmak için balkona mı çıkmam lazım, dışarı kardeşim, mı çıkmam lazım? Ben sadece bir şeye takıldım. Bak yanlış anlama, dün yok, de söyledim. Yok tamam kardeşim. Sana gelip bağıran bir kızdan yine de sen gidip özür diliyorsun ya. Yani bu tamam, benim için takdir edilecek bir şey bana göre. Kardeşim ben daha önce yaptığım hatalar sen için özür dilemeye için gidiyorum. Özür onlar için özür dilemek istemiyorum, anladın tamam mı? Tamam. Sen de sana da bağırdı zaten. Akşam ilişkiye başladın sen de. Güzel bir şey bunlar. Bunlar hoş şeyler. İnsanlar... Kim kime bağırdı? Farima. Ya bağırmadım Akın'a. Buna diyor ya. Aynı o zaman bol şans kardeşim. İnşallah güzel olur. Şansa ihtiyaç yok Akın. Nasıl olmuş? Bulamayı olması şey gerekenler şansa belli. Güzel olmamış kardeşim. Olmamış mı? Şans diye bir şey yok. Eline sağlık eline. Sen nereye? Şerif, dediğimi unutma ya, kesin. Tamam abi. Kardeşim. Çok sevdiğimi söyle. Tamam. Afiyet olsun. Çok sevdiğimi söyle, yarın yapacakmıştı. Tamam mı tamam kardeşim? Tamam, hadi. Ben bugün yemek Şerif yapacaktım. Ya, o şimdi mutlama yapınca benimki kaldı. Şerif mi? Şerif! Size mutlama yaptım. Dün Farima'dan hoşlanıyordum, evet, bugün Pınar'ı çağırıyormuşsun. Kim? Dün Farima'dan hoşlanıyordum, bugün Pınar'a ben çevirmiştim. Ben hoşlanıyorum demedim ki ya, hiçbir zaman demedim. Bu ki evden hiçbir erkek tecrübeli inmez ya. Mutlama yapmış. Mutlamaysa affedebilirim. Bu işte Akın ağaççılığını kullanmaya iki dal gül getirmiş. Şerif'i bu yüzden seviyorum. Bir şey söyleyeceğim, niye açıyorsun? Ben ısınması lazım. Kanka, biz soğuk da yeri ki.
Kanka o küçücük yerde mi ısıtacaksın? Sıcak sıcak. Çok iyi duruyor. Onur yedi mi? Onur çok sever mazlum. Onur'un da çok selamı var. Dedi gelemeyeceğim dedi bugün dedi. Kahvaltı dedi o da yapsın dedi. Bir abim dedi halledeceğim dedi. Bugün bana yemek yapacak da Onur. Efendim? İlkay bir şey demedi galiba. İlkay'ı görmedim. İlkay'ı görmedim. Şerif ne yaptın? Buklama. Maşallah. Yer misin? Yeriz. Seni Karadenizli seni. Kız Gamze sen bununla da az yakışmazsın. Benim ilk yaptığım şeydir. Yok tam artık. Tam var ya yemin ederim aklımdan geçiyordu. Tahta bıçak kaşınız yok mu? Bak bir şey söyleyeyim mi? Sen senlik bir erkek he. Sana yemekler yapar, masajlar yapar. Bir de bir şey değil mi? Seni mutlu eder. Gamşer. Hem gam hem şer. Şergam, şergam. Bak, şergam. Şalgam gibi. Değil mi? Şergam. Şalgam gibi. Kız, şalgam gibi olursunuz kız. Ne olur? Kanka Karadenizli valla. Şahin gibi. Bağlama yapar, bir sürü şey yapar. Servis kim yapacak? Sen. Sen yap kanka. Ben servis için anlama. Kanka, sen çoğurmakla anlaştın. Yazık, sen çocuk hep kendini görüyor. Gamze'cim, bir dakika arkadaşlar. Bu evin hem en hamarat kızı kim? Gamze! O zaman gidip yardım eder misin? Tamam, algı yaratmayayım bak. Ne yapıyorsun ya? Aşkım! Şimdi ne kadar algı yaratırmış? Bir şey diyeceğim. O kadar mesaimiz var. Hadi Gamze. O kadar mesaimiz var, bunu diyeceğin hiç aklıma geç. Çok üzdün beni şu an. Gamze, hayatta yapmayacağım tek şey bu. Yaparız ya? Benim üç oğul. Hele Melek'in. Asla. Hadi bebeğim. Ya Gamze, bekar bir gelin adayı değilmişsin. Göz bebeği. Neden çekiniyorsun? Hadi Gamze. Abi çok yaşıyorlar ya. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar da boy farkları yok he. Hiç tabii yok. Gamze zamanında benim benden kısa bir sevgilim olmuştu. Olabilir yani. Ne ünlüler var öyle ya. Hayatım en zeki erkekler de kısa boylu erkekler. He. Onu da söyleyeyim. Sen mi beğendin abi? Hayır. Ben şu an aşka kapılarını kapattım bu evde. Burada mı yiyeceğiz? Yok şey masaya götüreyim. Aa, öyle süper. Kapı deme. Vezirgen başları çok... Kanka boş ver. Hiç yapma. Gamze hakkında öyle ne düşünüyorsun Şerif? Öyle süslene falan anlamam ben. Düz mantık. Kanka hadi giyelim. Şerif Gamze hakkında ne düşünüyorsun yeni kardeşim? Yeni masadan kalktık yalnız yedik. Kanka gel. Temiz masanın. Bence Gamze'yle yakışırsın. Dayıma sen de yiyebilirsin. Merak etme. Yani. Ben mama yemedim daha önce. Çok güzeldir aşkım. Kızı yok ama. Çok güzel kızsız olur. Yapsın. Hemen getiririz. Atalım. Çok güzel olur. Çok güzel kızımız kanka. Nerede kızlar? Tamam zaten sen söylemedin mi bu? Biz ya çiçekle evet. Gelecek ya tabakla eline yemekle gelecek diye bekliyorduk evet. Zaten. Tamam da bu şekilde tepki nedir yani? Gamze hani eve sokmayacaktık? Bak. Ama çiçekle. Ama etek giymiş. Evet konuşmak ister misin Gamze? Konuşmak ister misin? Nedenin ne peki? Yazık oldu çiçekle. Sen dışarıda beni tanımaya kalksan böyle davranışlar içinde bulunmaz. Kız sen çiçekleri al. Almasın. Bu ne demek şimdi? Sor Gamze, ne demeye çalışıyor? Şerif'in muzlaması, bir dakika. Enes'in önünde Şerif'in muzlaması yedi. Bir şey söyleyeyim mi Enes'cim? Şerif'in muzlaması tercih ediyor şu anda. Tamam, neden? Şekilde, senin onun, tavırları yüzünden. Onun ayıbı. Benim tavırlarımı ayıp. Söyler misin? Ayıp bir şey yok. Benim tavırlarımı söyler misin peki? Yemek yemenin neresi ayıp ya? Onun ayıbı dedi. Sen yokken de Gamze'ye yemek yiyordun zaten. Bak yine bu şekilde de tamam mı? Her şeye rağmen tamam mı? Gamze'nin dün evi basıp o şekilde tavırlarını falan filan... Gamze evi basar zaten. Sen Gamze'yi tamam. Savunamadın ve tamam. Gamze güçlü bir kadın. Gamze sert bir kadın olduğunu bildiğin halde sert kadın diye eleştiren bir insansın. Gelip kadınlara bağıran bir insansın. Gamze zaten o yüzden kızdı. Bir de yanlış anlaşılmalar olduğu halde Parima'ya oy veren bir insansın. Gamze'nin muhabbetlerinde tamam, de Gamze'yi savunmuyorsun. Bağırmıyor. Sen bana bağırmadın mı? Sen bana bağırmadın mı o gün? Canım sen bir erkeksin, bağıramazsın mı o gün? Nerede peki kadın erkek eşitliği? Aa! Nerede eşitliği yok ki burada? Ne demek ya? Gamze'nin eşitliği. Bir saniye. Ya sen ne diyorsun ya? Abi bu çocuk var ya toparlamaya gitmek istemiyor. Pimini çekti şu an ya.
ile uğraşıyor arkadaş. Ben bu çiçekleri falan yere çarpmak, böyle yırtmak, parçalamak falan gibi şeyler yapmıyorum. Bu çiçeklere benim saygım var. Bu çiçeklerin her birinde emek var. Senin tamam çiçeklere saygın var ya, evet, kıza saygın evet yok. Aynen. Tamam, öyle düşünebilirsin. Saygı duyarım. Ben bu çiçekleri buraya bırakıyorum. Tamam mı? Almak istersen alırsın, almak istemezsen almazsın. Ben bu zamana kadar her söylediğin şeyi elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ben kesinlikle bir hata olduğunu düşünmüyorum, tamam mı? Buradaki herkes de bunu görüyor. Akın elinde çiçeklerle geldi. Anlaştınız mı? Nasıl düşünürsen düşün. Bak bu saatten sonra, tamam mı? Melis lütfen rica ediyorum. Bak şu an olacağına varacak her şey zaten ama. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ya burada empati yapıp arkadaşlar biraz yapıcı davranmanızı rica ediyorum. Empati yapıyoruz. Tamam. Biz bir kadına bağırmazdık. Tamam, tamam bağırmazdık falan. Daha öyle düşünebilirsiniz. Gelinlerden sen özür bile evet dilemedin. Dilemedin. Bak bizim aklım geldi. Yapıp özür dilemeli diye düşünüyorum. Şu an seninle konuşmak istiyorum. Özel olarak. Yok ben istemiyorum. Tamam. Konuşabilir miyiz lütfen? Hayır konuşamayız. Tamam diyor hala konuşabilir miyiz? Hayır. Konuşamayız. Neticelenmesi gereken bir durum var. Anlıyor musun? Bitti. O neticelenmesi. Bitti mi? Zaten başlamamıştı da bittiğini mi düşünüyorsun? Yani evet konuşmak bile istemiyorum. Tanımayalı bitti. Tamam o zaman elin önünü beni yazarsın. Tamam hepimiz yazacağız. Hepimiz seni yazacağız. Tamam yazmak isterseniz yazın arkadaşlar. Evet, ben yanlış bir şey yaptığımı sen düşünmüyorum. Sen Gamze olmazsa giderim demiştin ya. Şimdi tamam, onu mu söylemeye söylüyorum çalışıyorsun? Söylüyorum evet Gamze beni yazar. Hani onu yolunu yapıyorsun değil mi? Yani ha, söylemesi gereken yani tamam. Bu evde herkes evlenmek istiyor. Söylemesi lafını gereken, yapması için gereken. Tamam Rabia susarsan ben bir konuşayım rica ediyorum. Bak. Susarsan diyemezsin. Burası benim evim. Tamam, benim tamam arkadaşıma. Buradaki gelinlere susar mısın diyemezsin. Tamam diyemem. Ya. Ben ant içtim Akın'la ikinizi bu eve sokmayacağım diye burada olduğuna tamam dua et. Özür dilerken bile karşındaki insanları evet, evet rahatsız edici şekilde kendini konuşuyor. Kendini ifade etmede güçlük çekiyor. Evet. Ya gir içeri kızlardan özür dile. Gamze'nin orada bir gazını al. Şunu da anladın mı? Ondan sonra Gamze ile git dışarı. Ne söylemek istiyorsan söyle. Baş etmek de kolay değil oradaki insanlarla tabii ama yani aa birazcık daha hani net cümleler abi yani. Anladın abi şunu yani söylese. Tamam baş etmekten ne olacak yani şunu girse arkadaşlar geçen gün ben bir hata yaptım. Bu kadar. Hata yaptım ya sesimi yükselttim size yükseltmemem gerekiyordu siz kadınsınız dese toparlayacak durumu şimdi. Kadın erkek eşitliğine girdiğin zaman orada bu sefer daha alevler ortaya çıkıyor. Orada geçtim Gamze de çok acımasız davranıyor ama. Yani ya Gamze abi bak Gamze hıncını çıkartamadı. Da, bu kadar da acımasız olunmaz abi yani anladın mı? Hani tamam eyvallah vardır hatası kendince bildiği bir şeyler vardır eyvallah ama çok acımasız davranıyor. En azından oradaki insanların arasında bu kadar çok rencide ya da bu kadar çok şey yapmak gerek yani. Hani yanlış anlamasın. Gamze izleyip bazı şeylere karar vermek istedi fakat izlediği şeylerde bu sözler olunca, bu ithamlar olunca Gamze de kendi tarafından kardeşim, savunmacı olarak çıktı. Kanka Gamze, ben onu anlarım. Kendini savunabilir bir insan. Eyvallah. Sonuna kadar savunmada hakkı var. Ama bu kadar çok tavır, bu tavır yani şey biraz hani karşındakini böyle hani hiç ama şimdi, önemseme yani önemseme şimdi, de değil de insani de, olarak yanlış bir tavır anladın şey mı? Gamze'nin, arkadaşlık Gamze'nin, ilişki sevgi Gamze'nin değil yani. Gamze'nin dün istediği şeyler var. Mesela kızlara yapmış olduğu yanlış. Özür doğru dileyeceksin. Özür dileyecek abi. Gamze o özür duymadığı sürece tamam mı? Onunla konuşmaz. Ama Gamze de yani bildiğin orada. Konuşmaz. Bence özür duysa da konuşmayacak gibi davranıyor şu an. Konuşmaz. Ya. Ama Enes de pimi çekti yani orada. Çekti. Ne yapıyorsun sen abi? Ben gereken ne biliyor musun? Ne söyleyeceğim? Biz birlikte ne olamayız yapacağım? Tamam mı? Biz birlikte olamayız. Sen yine mutlu ol, senin mutlu olmanı istiyorum. Bu evde yine devam etmek istersen devam edebilirsin demek. Demek. Abi ne beklerseniz bekleyin tamam mı? Ben zaten sözümden dönmüyorum. Ama olsaydı böyle bir şey söylerdi. Sen diyemezsin düzgün konuş ya. Düzgün konuş. Ya sizle mi uğraşacağım ben ya? Sen kimsin? Uğraşmak istemiyorsan kapı orada. Sen kimsin Melis? Aynen. Kapı orada. Kimsin? Evet zaten gidiyorum yani. Ne yükseliyorsun? Sen kimsin? Sen ne yükseliyorsun? Sen kimsin dersen ben de yükselirim. Sen kimsin dersen yükselirim. Naş turizm. Naş turizm. Zaten gidiyorum arkadaşlar. Hadi. 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 Sakin ben size saygısızlık yapmam. Aynen. Git yürü. Aynen lafını da yedi. Neyin saygısızlık yapacak? Şey yapıyor. Sizle mi uğraşacağım falan ne demek yani buraya gelip? Gelme o zaman. Kimle uğraşacaksın? Git evinde uğraş kendi kendine. Efkarın birikti şimdi sığmaz içine. Gelin adayları anlamsızca üzerime geldiler. Sorun değil. Umursamıyorum bunları. Gamze bittiğini söyledi. Bitti. Artık ben de uğraşmayacağım.
istediğini yapsın. Gelinin adayları istediğini söyleyebilir. Benim için problem değil. Enes'in bu eve gelmesinde de Gamze ile olan durumun etkisi var. Çünkü Enes belli ki düşünmüş Gamze'nin gönlünü nasıl alabilirim diye. Elinde bir buket gülle geldi. Ama gelir gelmez Gamze'nin soğuk tepkisiyle karşılaştı. Çünkü Gamze unutabilen ve çabuk affedebilen bir kız değil. Bunu onu çok iyi tanıdıkça anlayabilirsiniz. Dolayısıyla affetmedi ve tavrını devam ettirdi. Ama Enes açısından küçük duruma düşürücü bir hareket oldu bence. Kendini kötü hissetti ve daha fazla orada durmak istemedi. Ama bence bir 10 dakikasını ayırabilirdi. En azından son bir konuşma yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Şöyle yetiştirdik. Ben mi? Yolda birisi laf attığı anda direkt hidrolik devri sistemi devriyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar uğraşmanın gerek yok. Çok teşekkür ederiz. Onur, onu çok sevdiğimi söyler misin? Söylerim. Melis nereye gitti? Lavaboda. Emin misin? Aha, eminim. Arada bir damatlar evine gitmesin. Çok basmaya gitmesin. Söylerim Farima. Şerif benim için Emre'ye söyler misin? Şerif'in kulakları burada kaldı galiba. Ne yaptın? İyi duyuyorlar ya Allah'a şükür. Bayağı Emre'ye iyi duyuyorlar. Emre'ye söyler maşallah. Tamam. Nasıl geçti? Ne oldu? Ne oldu Uşak? Gamze'yi başkasına mı vermişler? Ne oldu? Aldı mı çiçeği? Biz çıkalım o zaman. Anlatmak istemiyorum. Biz neyse, çıkalım hadi. Canım çok sıkın ya. Ne biraz oldu abi? Ne oldu? Sakinleşsin. Allah. Gel otur şöyle gel. Konuşmak istemiyorsan dur. Tamam sıkıntı yok. Ya da konuşacaksan böyle gel otur da boyun fıtığı olmayalım. Boyun fıtığı. Bir şey söyleyeyim, ben yanlış bir şey yapmadım. Yanlış bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Benim içim rahat. İçin rahatsa gerisi yalan olur. Benim içim rahat. Sıkıntı yok. O kadar büyük de konuştum. Nedeni de zaten bana karşı gerçekten olumlu konuşmaları. O olumlu konuşmalarımı tasdikleyip ondan sonra bu tasdiği farklı bir şekilde çevirip buradakileri ciddiyetsiz diyorsun falan filan işte ne bileyim ya bence çok basit şeyler. Sonuç? Bittiğini söyledi. Zaten başlamamıştı. Ben gelinler evine gidiyorum. Yazsın. Yani. Ne? Beni yazmasını mı istedin? Evet, beni yazsın göndersin o zaman. Ben yine sözümün arkasındayım kardeşim. Sana bitti mi dedin? Sen bana söylediğin şeyi kardeşim, bir geç ya. Hayır kardeşim yani. Allah bittiğini Allah söyledim ya. Bittiğini söyledim zaten Akın ya. Abi o zaten söylemiş, sana dün bitti de söylemiş diyen o değil mi? Evet. Tamam o zaman bundan sonra yapacağın hiçbir hareket onu ilgilendirmez ya. Sen ne sözünden bahsedip duruyorsun ya? Ne zan altı, ne sözü yutmaması. Kimler neler yuttu? Hayırdır? Bırak bu işleri. Öyle delikanlılık pozları kesmeye gerek yok. Burada hepimiz büyük konuştuk zamanında. Ben de yaptım. Hepimiz yapmışızdır abi, ucundan. Bir şey olmaz yani. Hayatına bak. O yazdı diye de gideceğin diye bir şey yok. Sıkıntı yok yani. Ama ben anlamıyorum. Bu evde bir şey oluyor. Ben iki gün konuşuyoruz. Millet üstüme çok geliyorsunuz. Bak biz hiçbir zaman şunu yapmadık. Öldürücü yorumlar oluyordu. Neler yapıyorduk biz birbirimize. Ertesi gün hani başkasıyla başladıysak o adaya biz selam veremezdik. Konuşamazdık. Bir şey diyeceğim. Öyle bir şey yaptığımızda da en ağır eleştirileri bize hem erkeklere hem yapıyorduk. Yani ya ben de, hem biz bize yapıyorduk. Çünkü biz daha çok önemsedik. Sonuçta bizim düşüncelerini yaşadığımız. Şimdi evet, yemin ederim bana garip geliyor. Bana basit geliyor. Kanka Akın ona dese ki konuşma konuşmayacağım. Akın'ın demesiyle değil, kadın belirler mesafeyi. Evet. Hayır, evet, zaten mesafe kurdum, ne yaptım? Ne mesafeyi? Teşekkür ederim. Ben sürekli gülümsüyor. Sohbet halindeydiniz. Merhaba, günaydın. Vay, hoş geldin kardeşim. Masada yer yok öyle. Zaten ev maşallah 300 metrekare. Bizim dönemimiz istiyorsun, çok ciddiydi yani. Hayır, her şey ve çok yaşlılar diyorduk. Biz burada zamanında yaşamış insanlar. Hayatım bir şey diyeceğim bak. Kaçıyorduk. Farklı evet, farklı kültürlerden gelmişiz hayatım ve farklı hayır, çeşitlerde büyümüşüz. Hayır, sizin kültürü bizimkinden çok Allah bir farkı tamam, yok. Tamam ben farklı hayatım büyüdüm. Ben böyle büyüdüm. Al üzerine al. Teşekkür ederim. Senin gergin olman lazım. Evet. Biraz büyük oldum. Hayırdır inşallah. En son söylediğin sözü unuttun değil mi? Galada. Ben söylediğim sözlerin hepsini hatırlıyorum. Böyle giderse geleceğimiz olmaz dedim. Oldu mu? Güzel. Niye öyle bir laf ettin? Yani biraz ağır olmadı mı? Bunu telefonda da konuşmuştuk gerçi ama.
Bir şey söylemeyeceğim. Niye öyle bakıyorsun? Ha, olumlu tarafını söyleyeyim. Barışmaya gittin. Tamam, baktık biz sana, bilerek soruyoruz ne oldu diye. Azıcık izledik yarısının ucundan. Ama demek ki tavrı tarzı konuşmak istemiyor. Gelinler evinden özür dilemedin dedi. Sen niye pimini çekiyorsun abicim? Kadın erkek eşitliği nerede falan diyorsun. Kendi kendini yerin altına gömdün, bir de toprak attın üstüne. Ne eşitliği abi? Kızlar hep haklı. Kardeşim. Bu bir gerçek yani. Ben oraya gider gitmez bana soğuk davranıp o şekilde tepki vermesi çok yanlıştı. Tamam mı? Ben özürümü de dileyecektim. Her şeyi de yapacaktım zaten. Bak, sabah çiçek ayarladım, tamam mı? Çiçekleri de vermedim. Ne yaptın? Şimdi. Hayır. Diğer adaylara, diğer gelin adaylara da çiçek ayarlamıştım. Yanlış anlaşılmaya neden olmasın diye çiçekleri vermek istemedim. Tamam mı? Sonradan böyle bir şey düşündüm. Allah kalbimi biliyor. Farklı yerlere çekilebilirdi diye, tamam mı? Yanlış anlaşılmasın diye böyle bir şey yapmak istemedim. Sadece Gamze'ye güllerle gittim. Zaten görmüşsünüz de. Tamam mı? Ya gerçekten hiç saygısı yok. İlgisi, alakası yok. Ama başlarda benimle neden öyle bir şey konuştu? Yani ben o kadar büyük konuştum, evet. Çünkü ona da güvendim, anladın mı? Peki kendinde hiç belli başlı şeyler arıyor musun? Gamze ile geçirdiğin, konuştuğun süre zarfında Gamze'ye gerçekten yakın olduğunu hissettirdin mi? Gamze ile yapmış olduğun... Selamünaleyküm. Kardeşim, ben elimden geleni yaptım, tamam, ben buyum. Hayır bak, benim sana sorduğum bak, senin elinden gelip elinden gelmemesi değil. Bazı şeyleri karşılıklı hissetmenizdir ya. Fariman'a selam otur, var. Melis'in selam var. Eyvallah. Sana karşılıklı selam, şimdi var bir sevdiğin, aklında olan bir insan var. Ha? Ve karşılıklı sohbet etmeye başlıyorsun. Karşılıklı sohbet etmeye başladığın anda karşındaki insana o duygunu, o hissini, sevgini, mutluluğunu eğer vermiyorsan, hani böyle dün bir yorum yapılmıştı sana, belki hatırlarsın. Emre demişti ki sanki veznede iki insan karşılıklı konuşuyormuş gibi. Öyle bir tavrınız var ki birbirinize, hep sertsiniz. Bak, oraya gittiğinde de öyleydi. Kardeşim, ben aşağı hiçbir şey indin, değil bu. Bak, böyle indin, İlkay. Gamze'nin yanına gittin. Bir dakika, ben konuşayım. Kötü bir şey söylemiyorum. Gamze'nin yanına Gül'le gittin. Bir sorunumuz var dedin. Bak, her seferinde bir sorun varmışçasına gidiyorsun. Birazcık daha böyle tatlı, kardeşim, yumuşak. Kardeşim, dün burada ne yaşandı ya? İlkay, gözünü seveyim. Burada evi dağıttı ya. Bak, ben yine de... Hayır, bak, hayır. Bir dakika, bunları sineye çekecek bir adam değilim ben, tamam mı? Neyin ben sinesi? Açık ve... Kardeşim, bak, evi sana... basıyor, saygısızlık yapıyor herkesin içerisinde, tamam, beni küçük bak, duruma düşürüyor burada. Tamam, benim sana söylemek istediğim şey o değil ama senin içinde, aklında kişi net ya, sen her şeye rağmen gideceksin, olayı toparlayacaksın arkadaşım, ne olursa olsun. Neyi toparlayacağım kardeşim? Nasıl, ben neyi ne toparlayacağım? Hata yapmışım, neyi toparlayacağım? Hataya indirme olayları, hata hatasız. Sen gitmedin mi ama aga? Abi, öyle bir şey söylüyorsunuz ki, bak, dün buraya geldi, evi dağıttı değil mi? Onu geç dedin, abi, onu ben geç. Kendi hatalarım için gidiyorum demedin mi? Ya bak, mesele o değil kardeşim, bak, mesele o değil. Ben yine de, tamam bir mı? Bir özür borçlu, evet, olduğunu hissettim ve gittin. Evet, ben bunu söylüyorum, tamam, tamam mı? Onun da benden özür dilemesi gereken çok şey yaptığını da söylüyorum, tamam mı? İşte yani, sen de hata yapıyorsun. Ben hata yapıyorum, özür dilemek zorundayım, tamam. O hata yaptığında neden özür dilemiyorum? Evet, benim ağzımdan bazı cümleler çıkmış olabilir. Ama senin o şekilde karşımda bir anda gördüklerin beni... Tamam, benimki hata ama sen hataya hatayla cevap veriyorsun. Hatayla mı cevap veriyorum? Evet. Ne alakası var Tuğçe? Ben hata yapıyorum, sen de üstüne öyle bir laf ediyorsun ki mesela cümle... Ya o cümle, ya laf unutulmuyor, anladın mı? Hareket unutulur. Şuradan kalkarsın, gidersin, bir şey yaparsın. Ama böyle giderse ya geleceğimiz ben suçluyum yani? Hani o cümleyi kurduğum için benim ben mi, ben mi hatalıyım? Ben suçlusun yani? Demiyorum. Ya, dikkat et. Ne diyorsun? Ben hata yapmışım, sen de öyle bir şeyle cevap veriyorsun ki içimde kalıyor diyorum. Ki bunu sana söylemiştim. Böyle giderse geleceğimiz olmayacak. Yani evet, ben neyse onu söyledim sana. Çünkü karşıma gelen görüntü benim... Senden beklemediğim, duymak istemediğim, görmek istemediğim, senin yapmanı istemediğim bir şey. Ben sana bunu o gün de söyledim. O finalde gün... de söyledim. Finalden önce de söylemiştim. Sen orada patır patır ağladığımı biliyorsun değil mi? Ne kadar kötü hissettirdi o cümle. Tuğçe, ben senin ağlaman için söylemedim onu. Sen beni tanı, daha iyi anla diye söyledim. Evet, meclis içinde söyledim. Ama farkına var diye söyledim. Ben ne düşündüm biliyor musun? Gergindin bence. Adnan olayları, bilmem ne, dostluk. Ve o anda da o bana patladı diye düşündüm. Onlardan ya da... önce oldu o, konuştu o konu. Konuşuldu o konu. Ya vardı onların gerginliği. Hayır, ben sana sinirlendim. Ben açık konuşayım sana yavrucuğum. Ben sana sinirlendim.
Benim seni o görüntüyle öyle izlemem. Geleceğimizin olmamasına kadar mı sinirlendin yani? Evet. Vay be. Evet. İyi misin? Hala öyle mi düşünüyorsun? Aynı şeyleri yapmaya devam edersen zaten bir kere daha düşün. Karar vereceğim kendince. Çünkü o yorumları ben senden beklemiyorum. Bana öyle şaşırma Tuğçe. Bana öyle şaşırma. Bu kadar basit değil. Evet. Sen şu anda farkında değilsin. Beni anlamak istemiyorsun ama ben öyle konularda bu tavırda olan bir adamım. Böyle bir adamım. Bir daha düşünmeye karar vereceğim. Bir daha düşünmeye karar vereceğim. Tuğçe. Yanlış mı anladım ben az önce? Öyle değil mi? Bak gidiyorsun, tamam mı? Burada anlıyorum. Ben daha yeni biraz önce gelinler, erkekler evine dedim ki benim kurduğum cümlede evet birazcık yanlış olabilir. Ben yanlış bir cümlede kurmuş olabilirim. Bunu da söylemiş olabilirim. Eyvallah. Ama o görüntü benim hiç hoşuma gitmedi arkadaş. Konuyu konuşuruz, bir şeyleri düzeltiriz. Ama anlıyorum ki şu an sen de bir şeyleri düzeltmek taraftarı değilsin. Ben de değilim. Ama böyle devam etsin. Tamam mı? Sen kendine karar devam verdin, kendin konuştun, kendin yargıladın, bir şeyleri düzeltmek peşinde olmadığımı söyledin. Üstüne ben de değilim dedin, bir şeyleri düzeltmek peşinde değilim dedin. Tamam o zaman. Sen bilirsin. Ben bilirim. Tamam, kendi kendine karar verdin. Çok fazla konuşman lazım. Öyle mi? Son kararın. Tuğçe ne yapmamı bekliyorsun? Ne istiyorsun? Allah Allah. Al bunu da. Al hayatım. Aferin ya. Aferin. Tamam. Aferin sana. Geç içeri dersen ama bunun hesabı ayrı sorulacak. Tamam. Aferin sana. Geç içeri diyor bana ya. O konu işte. O konu işte ya. Of. Sinir oldum. Normal davrandım. O konu finalde konuştunuz. Kapandı. Kapanmadı mı? Çok kötü. Dağıtmış orayı. Tuğçe de kendine konu çıkardı işte. Üzülme. Yok tamam iyiyim. Ağlamayacağım. Gülerek çıkıyor. Niye sertleşiyor bu konuyla ilgili ya? Ağlamayacağım. Niye bu kadar tartışıyor seninle bu konuyla ilgili ya? Biz bu konuyu çözmedik mi? Çözemedik mi? Üstüne daha başka şeyler söyledi bir de üstüne. Ne dedi? Konuyu sen çözmek istemiyorsun, bilmiyorum. Aa, neden? Sen çözmek istemiyor musun? Aynen. Sen çözmek istiyordun. Bir şeyleri çözeriz diye geldim, bilmem ne diyor. Dağıttı orayı. Geç içeri diyor bana ama yani. Ne, nasıl bir şey bu ya, bu çocuk? Of, hiç ben Emre'nin sinirli halini görmediğim için bu şekilde bana karşı çok tuhaf hissettim. Tamam bak, bu konuda haklı ama biliyorsun değil mi? Yani sen bana dayanamadın bir şekilde yorum yaptın. Ya haklı da ben kendime ama bu kadar siniri geçmesi lazımdı. Üzerine pazartesiyi geçirdik. Telefonda konuştunuz. Telefonda hayatır sorabildiniz. Ama neden bu şekilde yapıyor bu konuyu anlamadım ki yani. Doldum şu anda. Gel yanımıza. Nerede o? Gitti, kapıdan çıktı yanımda. Şöyle açtım, baktım ne yapıyor diye. Orayı devirdi, bir şeyleri gitti. Hiçbir şey yapmasaydım da zaten bana karşı olumlu davranırdı, anladın mı? Yani bunlara çok takılmaya gerek yok. Bitti dedi, zaten bitti. Bundan sonra da bir çabam olmayacak kardeşim. Okey. Ne oldu? Hanımefendiye bak ya. Ne oldu? Hanımefendiye bak, yanından kalktı gitti. Nereye? İçeri geçti. Niye? Ne oldu Emre? Ha? Hayır abi ya, vallahi delirtecek beni bak. Yemin ederim çıldıracağım şimdi. Sakin ol. Tamam mı? Ne oldu yani ya? Beni o raddeye getirdi orada. Hayır. Ya, gel oturalım şurada, orada konuşalım. Sakin ol, sakin. Hayırdır inşallah, dur sakin ol. Ya geçmiş karşıma. Ha. Senin finalde söylediğin söz benim ağrıma gitti. Neymiş, yok geleceğimiz olmazmış böyle devam edersen. Tamam, ben bu cümleyi burada ne dedim sana geldiğimde? Ağır evet, bir cümleydi. Ağır bir cümle olmuş olabilir dedim. Ama oraya giderken ben iyimser gittim, tamam mı? Geçmiş yok, bu evde konuşuluyor, yok şöyle oluyor, yok ne yapayım, yorum yapıyorum. Ya tamam yap arkadaş, adamın bir ilişkiye başlamış olabilir. Tamam, ben de zaten burada söylüyorum. Bunların önemli değil. Ben zihniyeti dar bir adam da değilim. Böyle de bakmıyorum hayata. O değil olay zaten. Ama sen o 3 dakikalık o görüntü benim finalde karşıma geldiğinde o kadar kişinin içinde ben kendimi rahatsız hissettim ya. Ben ya benim yapımda böyle bir karakter var. Ben böyle bir adamım.
Beni anlayacaksın, ona göre konuşacaksın, ona göre seçeceksin yorumlarını. Tamam, o finalde zaten seni anladığını söylemişti. Anladığını söylemişti, karşıma gelmiş şimdi. Diyor ki yok işte şöyle böyle, ben ortam içerisinde konuşuluyor, konuşmayayım mı? Ya konuş, konuşmana bir şey demiyorum ben senin. Farima ile olan ilişkisine zaten Allah mutlu mesut etsin, bize ne? Tamam. Ama o günkü o görüntü benim hoşuma gitmedi ya. Bu kadar basit. Ben ona haksızsın demedim hayatım. Tamam, haksızsın demediğini biliyorum. Sadece ama cümle bana dokundu dedim, anladın mı? Cümle dokundu. Tamam, ne dedi öyle deyince? Tamam, cümle dokundu, hak ettin diyor yani. Tamam, hak ettim aşkım deseydin. Hak ettin. Hak etti mi değil, cümle dokundu diyorum, anladın mı? O da diyor ki bu saatten yani şimdi ne yapacağız dedim yani. Hani sen bunu söyledin, tamam ben de haksızdım. Ama sen haksız yani hani yanlışa yanlışla cevap veriyorsun dedim. Tamam ben yanlış yaptım konuşmakla. Ama sen de öyle bir cümle kurdun ki bana dokundu dedim ki ben bunu telefonda da söyledim. Hı-hı. Anladın mı? Peki. Sonra konuşmayacaksın, bulunmayacaksın ortamda. Tamam yapmayacağım hayatım bilmem deseydin. Ya ama çok dik söylüyor. Zaten bak, yapmıyorum. Aşkım, tamam söylediğim şey az önce neydi? Allah yönünü işte neyse yolunu açık etsin. Hı-hı. Bu kadar sinirliyim ki şu an konuşamıyorum. Bu kadardı yani söylediğim şey. Cidden bak sabrımı zorluyorsun hemen. Ne olacak ya? Aynı şekilde bir konuşma daha yaparsan bu evden defolup gideceğim. Bu kadar net söylüyorum sana. Hazır buluyor musunuz ilk ayı cidden evliliğe? 2 yıl yaklaşık kız arkadaşı orada vardı. Brezilya'daydı. Buraya gelip de bana Marina mıdır, Maria mudur, her neyse. O kızı anlatmasın amacı ne? Burada bir anne varken senin buradan kalkman saygısızlık. Meriç geldi siz gelmeden kalktı önce. Evet kalktı. Yani beni gördüğünde de şeydi, buz gibiydi. Daha ben bana kaç karın arsa nereden biliyor musun? İlk ay mezunundan. İki senedir bu evde annelere karşı annesi neler yaptığını, nasıl hareketlerde bulunduğunu herkes biliyor. Bir buçuk aydır ödül alamıyorum çekmek. Paralar Adnan'da birikiyor diyen yani kim acaba? Sen o durumun ağırlığını o cümleyle belli ettin kardeşim. Anladın mı? Çünkü bir daha olmasın diye. Aynen öyle. Bir daha olmasın. Bir daha böyle ya bir bu şey çünkü bunu bir daha arkadaş yaptığın zaman ben eğer... Çünkü sen sandalyede ne oluyorsun biliyor musun? Oturduğun sandalyede onu duyduğun zaman o sandalyeyi böyle parçalayasın geliyor. Ya çünkü bak ben de bak o hissiyatların içerisinde ben de geldim bu evin içerisinde kardeşim. Bildiğim için çok iyi anlıyorum. Yerin dar geliyor. Yerin dar geliyor. Şimdi o yer darken eğer Tuğçe'ye daha ağır cümleler kullansaydı bu adam o anki şeyle, psikolojiyle kötü olurdu. Tabii. Ki sen tuttun kendini, ben çok şaşkınım şu an. Ki ya Tuğçe büyük bir ihtimal birisinden etkilendi, gelinler evinde. Ben çünkü çok şaşkınım, sana tamamıyla kabul etmişti her şeyi. Sen bence sakin ol. Hayır abi ya. Anlayacaktır vallahi ya. Vallahi bilmiyorum ya. Neyin peşinde, ne yapmak istiyor anlamadım ya. Evet, ben ona hak verdiğim noktalar da var. Gerçekten hak veriyorum, vermiyor değilim. Eyvallah, bu evin içindeyiz. Yorum yapılabiliyor ister istemez. Zaten bu yorumda ben hani art niyetli bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bunlar bu kanıda da değilim. Bak bu kanıda olduğum için de zaten böyle konuşmuyorum. Ama karşıma çıkmasını istemiyorum arkadaş. Bu kadar basit ya. Bitti. 2 kere 2 4 ise bunun da neticesi bu olacak. Akıl sağlığımız bu için. Bu olacak. Akıl sağlığımız için. Aynen öyle. Ben sen benden bir şey iste ben yaparım abi. Böyle bir durumda ben zaten bunun için böyle bir yorum yapmam. Ama farklı bir şey, bu neticeyle sonuçlanacak bir şeyi sen benden istesen, ben sana tamam derim. Karşında otururum, tamam bir tanem derim ya. Sakin ol sen yeter ki derim. Yani ben zaten sana karşı sinirliyim. Ben zaten senin söylemlerinden sonra sana karşı böyle bir kızgın gelmişim oraya. Hani ne diyeceğimi bilmiyorum, ne oturup ne konuşacağımı tamam biliyorum ama nasıl davranacağımı seçememişim. Allah Allah. Sen de karşımda daha dik dik konuşuyorsun bana. Tamam o zaman. Ne olacak şimdi? Bak kardeşim, son zamanlarda Tuğçe'nin tespitlerine ben hasta oluyorum, süper. Acayip güzel ifade ediyor kendini, acayip güzel tespitleri var ama şu an şu konu, şu an tartışmaya şaşırdım yani tartışıyor olmamıza. Bak gerçekten bence birisinden etkilendi diyorum ben, başka bir şey olamaz yani. Çünkü o gün komple her şeyi kabul etti ya kız. Bak bir iki gündür finalden beri, o günden beri evet konuşuyoruz. Soğukluk mu? Haberliğimiz, evet ama biraz soğukluk da vardı aramızda. Öyle tamam mı? Bu da benden kaynaklı. Çünkü ben ağrıma gitti.
Tamam, triptesin sen. Ağrıma gitti. Tripten ziyade hani çok fazla konuşmak istemedim. Tamam mı? Yüz yüze gelelim dedim. Yüz yüze geldiğimizde net bir şekilde konuşuruz istedim. Yüz yüze geldiğimizde de sonuç bu işte. Ortada. Oo, çok şaşırdım valla. Kalktı gitti içeri bir anda. Ne yapıyor bilmiyorum. Ne durumda bilmiyorum. Yani o gün sana bir tepkisi olsaydı da şu an düşünürdük zaten. Ya Tuğçe sana bunu söyledi. Bak kardeşim konuşurken lütfen dikkatli ol falan derdik. Buradan giderken ben lay 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 el salladım sana. Çünkü hani güzel bir şekilde geleceğini falan ben düşündüm. Ben de düzelecek sandım gittiğimizde. Bir şeyler düzelir sandım ama demek ki bazen evdeki hesap çarşıya uymuyormuş. Ama bu düzelmeyecek kesinlikle bir şey değil. Hayır abi, aynı bir fikirde bana karşımda geçmiş aynı şey ahkam kesmeye devam ederse ben bu şeyi yürütmem. Ben Tuğçe'nin ahkam keseceğini düşünmüyorum. Ben söylerim ona yani. Tuğçe yani, de... Bak, sevgi, sadakat, saygı benim için çok başka bir noktada. Ki ben o kıza inanılmaz derecede sevgi duyuyorum ve seviyorum. Tamam mı? Değer veriyorum. Evet. Yani gözümden gözüme inanamıyorum ben ona. Farkındayım. Benim için başka bir yerde şu anda. Ama bu konuda böyle bana karşı geçip bana böyle cümleler kuracaksa o zaman yol yakınken derim ki arkadaş yok, en ufak şeyde... Yok. Hiç öyle bir şey yok. Bak ben sana sadece şöyle söyleyeyim. Sen nasıl bazı sözlere takılabiliyorsun o da demek ki bu söze takılmış kardeşim. Hemen böyle mi yapacak yani? En ufak şeyde böyle mi olacak? Emre böyle mi tepki gösterecek? Gidecek mi? Çekip gidecek mi? Ben gittiysem tutmayacak en bu ufak konu. Şey değil ama bu bir bakıma bir erkek için. En ufak bilmiyorum şeyde böyle mi yapacak diyorsun ama... Benim de kırasım var, benim de dökesim var. Ne yapacaksın? Erkekler. Git ya. Git konuş. Git kardeşim. Git hadi bakalım. Ay nükleer santralde değil hiç kimse. Onlar ne biliyor musun? Bak, hani Emre'yle olmayınca, Emre'yle olsaydı şu an Akın'a bakmazdın. Akın hep buradaydı. Emre'nin yanına mı gidiyor? Vermişsin gidiyor. Gaz vermedim ya. Bu gazla çalışıyor ya. Yok ya gaz vermedim. Demeyin öyle. Hiçbir hareketine inanmadığım tek insan galiba. Olmaz ya. Emre nerede? Başka sanat ekstrem bir durum neler, gelişti neler mi? Yaptınız yani? Ne oluyor? Şeyin durumu gelişti Enes. Sana ne oldu onu sormam lazım. Sen olaya şahit oldun değil mi? Tamam. Dağıttın, kırdın, döktün ve geldin. Gel istersen konuşalım. Tuğçe. Konuşmak istemiyor musun? Şu an bu sinirle seninle konuşursam kalbini daha çok kıracağım. Seni daha çok kıracaksın. Seni daha çok kıracağım ve ben daha de kırılmaya devam edeceğim. Ve bu iş daha kötü yerlere gidecek. Allah Allah. Anladın ne mı? İstiyorsun sen? Bir şey istemiyorum senden. Sadece beni anlamanı beklerdim ama sen anlamadın. Kurduğun cümleyi de anlamadım. Tamam? Bir saniye Emre. Bir şeyleri kırıp dökünce ne oluyor? Bir şeyleri kırıp... Kırdın, döktün, geldin. Ne oldu? Ben çıkartıyorum. Ben kızgınlığımı... Ben de mi kırayım yani? Çünkü üzerime niye geliyorsun şu anda? Sen niye geldin? Buraya? Hayır, merak ediyorum. Kırdın, döktün, konuştun, geldin. Ne oldu? Hani onu merak ediyorum. Ne oldu şu an? Nasıl hissediyorsun? Tuğçe. Ne hissediyorsun şu an diyor. Tuğçe benim sinirimi bozma daha fazla. Ya Emre ne istiyorsun diyorum. Bir şey istemiyorum senden. Ne isteyeceğim ben? Söylediğim cümleleri anlamadın mı sen? Finalle konuştuklarımı anlamadın mı? Neyin hala geliyorsun burada bir de karşıma geçmişsin, kırmışsın, dökmüşsün, hesap soruyorsun diyorsun ya? Sen de benim sinirlerimi bozuyorsun şu an farkında mısın? Ya sinirlerini bozuyorsam çıkıp gelmeseydin o zaman tekrar karşıma. Öyle mi? Burada bu şekilde ben bir bak ne dedim 5 dakika önce yine aynı şeyi yaşıyoruz ya. Sabrını zorluyorsun ama. Ne olacak Tuğçe sabrını zorlasam Allah aşkına? Ne olacak? Cidden bak sabrını zorluyorsun Emre. Ne olacak ya? Yani benden sana... beklemediğin bir hareketi göreceksin az kaldı. Sabrımı zorluyorsun. Gerçekten zorluyorsun sabrını. Tuğçe ne yapacaksın? Sakince Allah konuşmaya aşkına, çalışıyorum ne seninle. Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun diyorum. Kırdın döktün gittin diyorum yani. Sebep birincisi konuşarak kırıp dökmedim. O anki o kavramla sen... oradan çıkarken ceketim neydi de döküldü yani. Bilerek dökmedim ki ben onları orada. Bilerek dökmedim. Evet. Bunları sen... Görmeden, bilmeden kalkıp veriyorsun bana, hesap soruyorsun. Sen bile. En ufak şeyde böyle mi tepki vereceksin? En ufak şey değil bu işte. Benim için bu ufak bir şey değil. Benim için bu ufak bir şey değil. Anladın mı? Bu benim için ağır bir şey. Senin bunu anlamana çalışma. Anlaman lazım senin bunu, algılaman lazım. Anladım zaten. Anlamıyorsun. Ben sana haklısın dedim. Anlamamışsın ki karşıma haklısın gelmişsin dedim. Orada bana hala söylediğin cümleye takıldım. Şuna takıldım, buna takıldım. Ben burada diyorum ki
Arkadaş evet ben öyle bir cümleyi ben orada ağır konuştum. Gereksiz yere söyledim. Ya sen... gereksiz yere söyledim ama diyorum ki yanlışa yanlışla cevap veriyorsun. Ben hata yapıyorsam sen de hata yapıyorsun. Anladın mı? Kurduğun cümle hoşuma gitmedi. Sen de bunun için özür dileyebilirdin mesela. Anladın mı? Ben şu an bir şey için özür dilemek istemiyorum. Sen beni ne kadar kırdığının farkında bile değilsin biliyor musun? Üzücü olan da bu şu anda. Tuğçe benim ben bir şey için konuşmuş olabilirim ama sen beni ne kadar kırdığının asla farkında değilsin. Değilsin bence yani. Şu an senin gibi yapmak istemiyorum, kırıp dökmek istemiyorum. Kırıp dökünce bir şey geçmeyecek çünkü. Ne ablamı bekliyorsun? Ya ben ne istediğimi ne soruyorum. Ya Allah kalk aşkına, istiyorsun bana buradan hani. Ya git içeri o zaman diyorsun. Gidiyorum sonra bir şeyleri kırıyorsun, döküyorsun, gidiyorsun. Böyle nasıl çözeceğiz biz sorunumuzu? Onu söyler misin bana? Ben oraya sorun çözmeye gelmiştim senin yanına. Bu çözmeye gelen halin mi gerçekten? Ben oraya sorun çözmeye gelmiştim. Ama kendi... zoruma giden bir şeyi de sana anlatmaya çalışmaya gelmiştim. Sen oraya finalde de anlattığım gibi. Sen oraya sinirini atmaya gelmişsin. Tuğçe sinirimi atmaya gelmiş olsaydım yani inan bana bence. Çok daha başka bir tavır sergilerdim sana. Sen benim sinir atma halimi bence görmemişsin. Bence bilmiyorsun. Ha bu görmediğim. Ama bilmiyorsun, farkında değilsin. Şu an hala bana aynı şekilde geliyorsun. Bu şekilde üzerime gelmeye devam edersen sinir katsayım birazcık daha artmaya devam edecek. Ne ondan sonra Emre, Tuğçe ne Allah aşkına git. Bak Allah aşkına yok, git. Yok ne yapacaksın? Bak gerçekten git. Yok sinir bak. Sınırını görmek istiyorum. Emre. Ya gerçekten bak şu an var ya cidden bak beni deli ediyorsun. Bak gerçekten tamam, deli ediyorsun. Ne yapacaksın? Farkında değilsin Allah aşkına çık git. Ne olursun yapacaksın? Git yoksa ben gideyim bak Emre, olay ben kötü yerlere gidecek. Emre daha fazla, ben müdahale etmek yapacaksın? İstemiyorum aranıza girmek istemiyorum lütfen sakin ol kardeşim ya. Tuğçe bak çok gergin. Aynı şekilde bir konuşma daha yaparsan bu evden defolup gideceğim. Bu kadar net söylüyorum sana. Tamam? Anladın mı? Buradan geçtim. Tamam? Bunu da neden söylüyorum biliyor musun? Ben seni sevmesem, sana değer vermesem, sana kıymet vermesem tamam mı? Umurumda olmaz. Şu haline bak. Umurumda olmaz. Şu an bu umurumda olan halim. Canım yanabilir. Tamam? Canım yanabilir. Sinirim de bozulabilir. Belki de günlerce bunun sıkıntısında yaşayabilirim. Ama ben böyle bir böyle adamım. Böyle mi kalacak? Ben peki? Böyle ben bir adamım. Ben şimdi gideceğim. Bu sen konuyla alakalı ben böyle, böyle bir adamım. Hayır, şu an böyle mi kalacak? Kalacak? Şu an böyle kalacak. Ne kadar kalacak? Çünkü ne yazık ki bu sinirim şu anda sana geçmiyor. Tamam mı? Gayet geçiyor. Ne kadar kalır, ne kadar kalmaz bilmiyorum. Ama sen önce bir otur düşün. De ki ben bu adamı niye bu noktaya getirdim de. Ondan sonra bunun kararını o zaman konuşuruz. Önce bir aklın başına gelsin şey yani. Yoktu ya. Ben hatamı kabul ediyorum zaten. Anlamıyorsun ya. Tamam. Gidiyorum. Bak yine gelmişim ben ama sen hiçbir şey anlamıyorsun gerçekten. Yalnız bir ya. Erkek bu şekilde tahrik edilmez. Tahrik ediyor. Ne yapacaksın ne demek biliyor musun? Hadi yap git, bakalım. Hadi yap demek ve karşındaki bir erkek de öfkeli bir erkek. Bence hiç bir kere insan sevmediği insana böyle bir şey yapmaz. Tamam mı? Evet. Tepkisinden korkar çünkü. Bence sevmediğin bir insana yaparsın. Hadi bakalım ne yapacaksın Didem derim evet, ben sana. O kışkırtmak için yapılan bu ne için yapılır? Hadi bana bir şey yapsana demek olur. Gelip böyle insanlar bir şeyi kırıp dökünce bir şey oluyor zannediyor. Anlamıyorum yani. Hani ben hiç yapamıyorum ben zaten. Sizin gibi sinirimi çıkartamıyorum. Üzgünüm. Yapamıyorum yani. Anladın üzerine mı? Bir şey giy. Neden? Üşüyorum diyorsun sonra. Üşüyorum. Böyle kalsın o zaman. Ne demek istediğimi anlamadım. Ben bir daha gelmem yalnız onu söyleyeyim. Evet, bugün Emre ile Tuğçe bir tartışma yaşadı. Bu da finalden kaynaklanan bir konuyla alakalıydı. Aslına bakarsanız yüzeysel geçecek diye bekledik ama tartışma başka bir tarafa doğru gitti. Bu tür şeyler olur. Çünkü birbirlerini daha yeni tanıyorlar, daha yeni bir ilişki. Sadece bugün üzüldükleriyle kalacaklar diye düşünüyorum. Çok kısa bir zamanda toparlayacaklarını inanıyorum. İnşallah da toparlarlar. Emre ile kavga etti ama buradan böyle girdi. Yayın bitti kız. Böyle girdi. Dedim ki, hoşuna bu niye gidiyor? Ağlamıyor dedim, gülüyor. Bu ne ya? Yanlış tepki, baştan alın. Az kalsa diyecekti ki, geri gideyim de buradan ağlayarak baş i̇şte girmeyecekti. İşte yanlış tepki, geriye gittim size doğru. Ne diyor?
Keşke yanlış zamanda geldi ya. Ya benim sinir olduğum anda geliyor. Ben keşke zaten daha dinmemişim. Gelsin. Ben daha zaten durmamışım. Ben zaten oradan gitmek isterken senin yanından bu boyutlara gelmesin diye çıkıp gidiyorum ya da seni içeri gönderiyorum. Sen de arkamda. Yani bir daha gelmem dedik. Ya sonuçta gel. Yani amaç ne dedi şimdi sana? Bilmiyorum ki şu an bilmiyorum. Gelme an amacı ne? Gelme amacı ne istiyorsun? Niye kırıp yapıyorsun? Böyle mi çözeceğiz sorunlarımızı? Böyle mi halledeceğiz bir şeyleri? Böyle mi üstesinden geleceğiz? Böyle geleceğiz şu anda. Kavga devam ediyor galiba gelmediğine göre. Geldi. Vardı. Kalk şimdi bir daha yapacağım. Korkutacağım onu. Ay çok üşüdüm. Tırmalamadın mı adamı? Ne oldu? Sen ne kadar yapmacık bir kızsın ya. Ne yapmacıklığı Melis ya? Şu an gerçekten... Sen hayırdır kızım bana böyle davranıyorsun? Sana bir şey davranmıyorum şu an. Uğraşamam, gerçekten uğraşamam. Uğraşamam derken bu evde herkes herkesle uğraşmak zorunda. Küçük kız. Anlıyor musun tamam, öyle? Tamam ne istiyorsun? Havalara giremezsin. Ya gittin bildiğin gerçek yüzünü göstermeye başladın çocuğa. Gerçek yüzünü derken ne evet. yaptın? Sen ağzından çıkan lafın farkında mısın? Ağzından çıkan lafın farkında değil misin? Dedin ki Emre dedin sana dedin istemediğim bir yüzümü göstermek zorunda kalacağım dedim. Bak yapma dedin. Evet. Çünkü senin iki tane yüzün İstemediğim var. Şeyleri hareket hani edin. Görmediğin bir şeyi göreceksin sen, benden. Evet. Görmediğin bir tepkiyi demek hadi istedim. Hadi göstersene onu. Olmadı hadi zaten. Hadi gel bana gel bana yap. Gel bana gel bana yap. Melis bunun seninle ne alakası var da şu an bana yükseliyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Senin yükselinmeyecek gibi bir şey değilsin ki sen. Sana herkes yükselir. Çünkü sen gerçekten oynayan, yapmacık bir kızsın. Ya Emre'ye karşı da yapmacıksın. Bu cümlemden mi çıkardın ayrıca bunu? Emre'yi bir zerre sevmiyorsun. Bunu da Emre'ye söyleyeceğim. Emre'yi tamam sevmiyorum evet, Emre'yi ben. Sevmiyorsun. Allah Allah. Yapmacık davranıyorsun. Çocuk bu konuya orada... nasıl vardın? Çocuk seninle... Bak şu, bak şu ana kadar her şeyi söyleyebilirsin. Hayırdır? Ama Emre'yi sevmiyorum. Buradan mı yürüyeceksin güzelim? Buradan mı yürüyeceksin? Yemezler biliyor musun? Herkes yer de ben yemem. Doluyum tamam mı? Dol. Kime dolusun? Ben mi doldurdum seni? He? Ya bunun seninle ne alakası var bizim aramızda olan bir şey ve şu an doluyum anladın mı? Ya ben seni sevmesem, sana değer vermesem senin yanında olmasam... Sen zaten böyle bir şey kafaya takmasın. Ya bana ne ya? Tamam. Bana ne abi? Ya bunda hemfikiriz hem de bunda sıkıntı yok. Ya ben sadece Tuğçe'ye mesela çözmeye gelmiş olsa da... Şu an sen sinirliydin zaten tam da o konuyu konuşuyorduk farkındaysan. Birazcık sakinleştikten sonra konuşsaydınız, bir araya gelseydiniz çözerdiniz. Ne diyor peki yani? Niye dedi kırıp döküyorsun dedi? Niye dedi çıkıp gidiyorsun dedi? Neyi kırdın döktün? Bir şey kırıp dökmedim. Montumu ceketimi alırken değdi böyle. Ha. Belki de vurmuşumdur bilmiyorum. Öyle bir şeyler kırıldı döküldü ben çıkarken. İsteyerek yapmadım zaten. Ama... Tamam canım oturanlarda oluyor öyle şeyler. Yok abi şu an bugün... Yani şu an onun üzerine geldi. Bana burada sinirlerim beşken tavana vurdu bir anda. Yani. Emre'nin öyle dik cümleleri var ki onların altında kalıyorum anladın mı? Hani o laf ağzından çıkıyor ve yeri biliyor. Emre de bu evde bir ilişki yaşadı. Bir kere ağzına aldı mı adını? Bir kere. Ki sizinki gibi tırıbırı bir şey değildi yani. Bir kere ağzına almadı adını. Almaz da. Dur bakayım erkeklere. Çünkü sana saygı duyuyor. Çünkü seni gerçekten seviyor. Ama sen bunu hak ediyor musun? Asla. Sen sevilmeyi hak etmiyorsun ya. Tamam Melis. Bitti mi? Yok bitmedi. Ben daha konuşacağım. Sen dinle. Ama cevap verebilirsin çünkü sen aslında böyle bir karakter değilsin. Melis ben orada onu demek istemedim. Görmediğin bir hareketimi göreceksin. Yeter artık dedim. Kontrolden çıkacaktım. Ben de insanım artık anladın mı? Hani geldi, kırdı, döktü, saydı, bir şey söyledi ve hani git içeri dedi bana. Ağrıma gitti üst üste. Benim de bir tepki göstermem gerekiyordu ama yine yapamadım. Bir şey kırıp dökmekle de tepki gösterilmiyor zaten yani. O sinirini çıkarttı. Ben peki bir çıkarttım. Şey söyleyeceğim. Sen nasıl oluyor da sevdiğin adama? Hadi gel yapıyorsun. Hadi gel mi diyorum? Ne diye doğru? Allah falan hatırlamıyorum. Hadi yap. Hadi yap yapıyorsun. Tamam hadi göster hadi diyorum. Göster. Daha ileri gidecek. Ya çocuğa intihar almaya durmaya çalışıyorsun. Sebebi ona kötü bir hareket ettirip de sonra da mağdur oynamak olabilir mi? Çünkü sen bu evde mağdur oynayarak kalan bir kadın. Veya ihtar aldırabilirdin yani ona. Emre ihtar almaz böyle bir durumdan. Yani hadi gel kışını hatırlasa. Ya ben ona hadi gel diye yapmıyorum hadi ya. Hadi göster hareketini. Hadi göster daha ne yapacaksın? Kırdın döktün dedim yani. Hadi o zaman Emre dedim. Bu kadar yani. İzlediysen eğer görmüşsündür. Senin bu olay karşısında nasıl tepki verdiğini görecek şimdi.
Bunu atlatacaksınız. Bunu zaten atlatacaksınız. Yani 2 kere 2 4. Bunda sıkıntı yok. Önemli olan şu anki anınızın işte şu an böyle gergin geçmesi, abi, küskün konuda, geçmesi, anladın mı? Bana bu konuda devam ederse bu şekilde. Yetmez abi. Ben böyle bir şey etmez. Biz yani müdahale edeceğiz abi. Tamam, bak aranıza girmek istemiyorum. Sevgilisiniz. Ben tartışacağınızı anladım. Ama yani biz müdahale ederiz. Sıkıntı yok yani. Geçecek abi. Gideceğiz Tuğçe'yle de konuşacağız. Seninle de konuşacağız. Bu olay düzelecek yani. Anladın mı? Efendim. Teşekkür ederim. Ben de bir şey diyemem. Kime? Sana mı? Kime? Sana mı? Dur dur dur. Sana mı? Bana mı? Onay çiftine. Ha. Al. Pudinginin direkt göz gidi. Göze geliyor hemen ben de. Direkt böyle bakayım. Ben hiç söylemedim ya. Daha ne yapacağım? Ya ne hazırlayayım ben ya şimdi? Bahane mi yedin Ayça? Yine Lösemili Çocuklar Vakfı Lösemi Yaşam Sertifikası. Yine. Oo, hayırlı olsun. Sayın Aycan Varış, Onur Yüksel, hayattaki en güzel şey bir çocuğun gülümsemesidir. Sizin de kalbinizin sıcaklığı bugün birçok çocuğun yüzünü gülmesiyle gülümsetti. Sevgiyle kalın. Bizim adımıza yine bağışta bulmuşlar Lösemi. Ne güzel. Çok güzel. Bizimkiler de bulunmuştu. Çok güzel bir aynen, hareket. Aynen, geçen güzel de gelmişti. En güzel hareketler bunlar zaten. Evet, ben bunu çiçekten sosyal medyada paylaşırken, önemli bence. Teşekkür ederken onlara şey dedim. Hani bize en güzel hediye bu. Hayır, ben ona inanmıyorum mesela. Ben sana inanıyorum mesela. Ben seninle dışarıda görüşüyorum. Ben şu an üzülüyorum. Az önce sana dedim. Özledim, sarılmak istiyordum ama bu haldeyiz dedim. İnan, büyük ben tepkimi vereyim, anladın mı? Ben seni sevdiğine inanıyorum. Ne yapayım? Kırınca geçmeyecek ki. Dediğim kırayım orada. Elmaları atayım, bir şey yapayım. Geçecek mi? Geçmeyecek. Geçmeyecek. Yapamıyorum. İnsanlar seni çok inceledikleri için de her hareketinde böyle bakıyorlar. Yapamıyorum aman bir şey çıksa ama diye. Ben öyle atmıyorum sinirimi. Böyle bir insanım. Onun karşısına geçip bir şeyler kıramam, dökemem. Yapamıyorum. Emre'yi çok sevdiğim için 2 kere daha yapamıyorum. Sevdiğini o biliyorum. Erkek sinirini öyle çıkartabilir. Bak sevdiğini biliyorum ama keşke şey söylemeseydin ya. Bu evde herkes bak seni izliyor, bizi izliyor, herkes birbirini izliyor. Çok dikkat et ya. Ya şu sözlerine bir dikkat et Tuğçe. Bak adamla konuşurken hadi yap daha ne yapacaksın dedikten sonra ve diğer kelimelerinde de öyle. İnsanlar seni var ya evire çevire öyle bir yorumluyor ki. Şu insanların olduğu ortamda dikkat edeceksin arkadaşım ya. Sevgilim. Aşkım geldi. Evet, bugünkü uyumumuz kot ceketleriyle ikimiz de. Aşkım gördün mü onu? Ne o? Görmedim. Aşkım geçen de göndermişlerdi ya Lösemili Çocuklar Vakfı için bizim için bağış yapmışlardı. Bugün de ikimiz için ortak bağışta bulunmuşlar. Vay vay. Aynen Şeffaf Hayatlar göndermiş bizim aa, ortak fanlarımıza. Çok güzel. Bunu da sana getirmek istedim. Benim orada var bir tane. Aa, çok güzel. Ya işte böyle anlamlı şeyler yaptığı zaman gerçekten biz çok de güzel ya. Geçen gönderdiklerinde abi ben şey yazmıştım. Sosyal medyada teşekkür etmiştim. Demiştim ki hani bizim için yapabileceğiniz en güzel şey bu. Evet. Şu anda da ikimize yapmışlar aşkım. Vallahi aşkım çok teşekkür edelim onaycılara, bizi sevenlere, bizi destekleyenlere. Ya çünkü o kadar anlamlı ki kardeşim böyle şeyler. Hani gönüllerinden kopuyor, ufak tefek hediyeler bize gönderiyorlar ama bu yani kendini de çok önemli hissediyorsun burada ya. Gerçekten önemli hissediyorsun böyle bir anın içinde. Orada mı dursun? Evet hayat. Güzel oldu. Fotoğraflar alayım mı? Ha yok hayat. Bir arkada dursunuz mu? Koca bir buket gül geldi. Rabia Karaca! Ay aa, teşekkür ederim. Oh ne güzel kokuyor. Okuyayım dur. Çok ay güzel. Geldim kanka. Bu benim çok eski bir fanım biliyor musun bak. Aycan yok. Asıl rengi mavidir. Onu bekleyin diyorum. En kör gece bile sabahtır sonunda. Kalbin ağlasa da gülümse inadına. Düşler takıp saçlarına, yürü rüzgarlara. Sen yeter ki hep ümit et.
hayat döner sana asla pes etmemen dileğiyle öpüyorum Ayça. Rabia Karaca fan. Instagram'ını yazmış. Çok, çok eski fanım. İlk zamanların. Çok eski. Ay çok eski hem de. Ben bu ta ilk aylarda falan gelen. Teşekkür ederim. Abi geldi tabii. Şerif Bey bugün hizmette sınır yok. Mıhlama. Teşekkür ederiz. Mıhlama, kahve. Afiyet olsun. Sen mıhlamadan yedin mi? Yedim, bir iki çatal süper olmuş. Süper mi olmuş? Aa bu arada ben sana ne diyeceğim ama Şerif'e söyleme. Söyle. Gamze Şerif'ten hoşlanıyor. Yok artık, nasıl hoşlanıyor ya? Yani hoşlanıyor derken şey. Yanlış ifade. Yanlış olabilir ifade. Demiştir sadece, belki tanıyabilirim demiştir. Hayır. Bak Şerif falan çok şeydi yani, düşünüyor Şerif'i. İlişki yaşayabilirim diye. Enes'i tamamıyla kafasından çıkarttı yani. Enes git de, Enes bir daha bizim eve gelmesin mümkünse. Herkese saygısız davranıyor. Evet, kadın sizin mi çekeceğim dedi, gitti bize. Yani sizin mi çekeceğim? Sizin mi çekeceğim, sizin mi şey yapacağım? Yani adam hiç kadınlara nasıl hitap edilir hiçbir fikri yok. Evet, uslubunda zaten tavrında bir sıkıntı var. Biz de bunu da çocuklarla konuşurken de söyledik. Yani gelmesin benim. Yani hani böyle özür dilemek istiyor ama sanki özür dilemek istemiyormuş gibi bir tavrı var çocuğun. Neyse üzere. Bilmiyorum kimin var bu evde. Enes'e yaz, Enes'e. Enes'e ne yazacağız ya? Ona yazmayacağız. Enes'e yazacak bir şey yok. Bu kız ona kızıyor, ona yazmak istemiyorum. Bir kim var? Kim var? Şükre yazalım hadi. İstediğini söyleyebilirsin. Sen daha çok tanıyorsun onu. Rap yapıyoruz ama. Ben de düşünüyorum. Abi bir şey diyeceğim. Düşüncelerimizi söyleyelim, ona göre sen çıkart. Tamam söyle. Çünkü ben öyle şey kuramıyorum. Söyle. Sevgiliye hazırdı. Kendini sadece göstermeye gelmiş. Direkt. Sevgilim hakkında düzgün konuş kızım. Öyle. Protein tozları falan içiyor ya. Protein tozları içiyor ya. Aşkı bir protein tozu olarak sanırım. Tozu sanırım. Kulaklığımı takıp hayallere dalarım. Kıvıl takılırım. Hayallere dalarım. Cool ve efendi takılırım. Cool ve efendi takılırım. Kibar da çocuk. Onu da izleyebiliriz. İlk ay övdünüz. Kızdır. Ama öyle. Hani kötü bir yanını görmedim ki ben çocuğun. Ne diyeyim şimdi ona? Alırım. Kızların aklını alırım. Ay akını. Arada bir çocuk gibi konuşuyor ya o. Hatırlıyor musun? Bıcır bıcır bir şeyler söylüyor. Ne dediğini de anlamıyorum ama. Bir şeyler yapıyor. Değişik değişik konuşuyor. Bunu nasıl yapabiliriz ya? Falan yapıyor ya, bir şeyler söylüyor ya, konuşuyor ya. Aa, ne diyeceğiz ama? Bilmiyorum. Başka bir şey söyle. Kul efendi takımı kızların aklını alırım. Yere bakan yürek yakarım. Durur sonradan açılırım. Yere bakar. Yürek yakarım. Yürek yakanım. Ha, durur sonradan açılırım. Ama böyle aynen. O hakikaten. Böyle senin şuranın akını yakacağız işte. Sadece serçe bölmen mi? Evet, erken bu olur. Bir de avucun içine isteğe bağlı. Sen komple. Parmakları böyle dağılır. Hayır, benim buraya küçücük. Parmaklar? Aşkım, kızdan da olmaz. Benim protez tırnağımın üstüne kanamı yaktırayım. Yaktırın, o çıkarttırırız, yenisini yaptırırız. Sonra. Hayır. Dinlensin. Ondan sonra senin bir tane de sadıcın olması lazım. Sadıç. Evet, tamam. Onun da koluna böyle sadıç amblemi yapıştıracağız. O kendini sınıf başkanı gibi hissedecek. Ha, benim yapmadığım şeyleri o yapacak değil mi? Yani evet, organizelerin hepsini evet. O gerçekleştirecek. Ha, burada mesela... öyle bir şey yapmamıza gerek yok ki ama. Ya, zaten eğer evin içinde yapacaksak... Hayır, zaten... şey tam olsun istiyorum. Ya, illa yanımda birisi dursun istiyorsun. Tamam, çocuklardan olacak. Birisine söylerim durur. Birisine değil. Orada böyle senin sevdiğin birisi. Tamam, ya, sevdiğin birisi durur. Tamam. Sonra ne olacak? Kına yemekleri, kına şarkıları, sonra tavukları pişirmişim, acıyı şarşıya göndermişim şarkısıyla kopmaca. Oynayacağız, kantin içinde kalacağız, kınayı yakacağız.
Sonra düğüne var tabii. Kına önce yakılır. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Düğünden önce, bir gün önce kına yakılıyor ya, yoruluyorsun, farklı bir yorgunluğun içine giriyorsun, her şeyi unutuyorsun. Ne gerek var? Kınayı yakacaksın, belli bir zaman geçecek düğün. Ama işte burada belki daha öncesinde yapabiliriz kınayı, belli olmaz. Bir yapar mısın? Belli olmaz. Sürprizler ansızın gerçekleşebilir yani. Onur Yüksel'le berabersiniz, hatırlatayım. Bir anda havaya çıkabilir, bir anda karaya inebilirsiniz. Bir anda denizde, bir teknede güzel bir gezintiye çıkabilirsiniz. Doğru, onu yüksel. Sağ olsun. Bir gün sahilde deniz, kum, yeşil. Yok. Güzel. Hazır buluyor musunuz ilk ayı cidden evliliğe? 2 yıl yaklaşık kız arkadaşı orada vardı. Brezilya'daydı. Buraya gelip de bana Marina mıdır, Mario mudur, her neyse. O kızı anlatmasın amacı ne? Burada ha. Bir anne varken ha. Senin ha. Buradan kalkman saygısızlık. Meriç geldi, siz gelmediniz. Kalktı önce. Evet, kalktı. Ya beni gördüğünde de şeydi, buz gibiydi. Daha ben bana karşı karın ağrısına nereden biliyor musun? İlk ay mezunundan. 2 senedir bu evde annelere karşı neler yaptığını, nasıl hareketlerde bulunduğunu herkes biliyor. 1,5 aydır ödül alamıyorum çekmek, paralar Adnan'da birikiyor diyen kim acaba? Ben bir erkekle evini arayacağım. Aycan'la konuşmam gereken bir konu var. Bunu da sana veriyorum. Kiminle görüşüyorum? Hayır, bu da senin. Ahmet ben. Kiminle görüşüyorum? Emre ben. Ne var Melis, Allah aşkına çabuk söyle. Aycan'ı rica edebilir miyim? Aycan! Kız gel, Eltin arıyor. Beni mi arıyor? He, Eltin. Ay, merakta kalmıştım. Eltisi. Alo, geliyor. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Abime veririm önce. Alo. Alo, kim o? Merhaba enişteciğim. Ekürüm. Ekürüm, buyurun. Bak, kızlar evine gelmen gereken bir durum var. Yanlış. Ya, rap yapmamız gereken bir durum var. Rap yapacak. Evet. Ha. Eniştenle oturuyorduk gülüm. Ama rap yapmamız gereken bir durum var diyorum kardeşim. Ya sen de rap şimdi işte tamam, sanatçı kimliğimi kullanmak istiyorlar. Tamam hadi kapat. Ekürüm bak ben sözleri yazdım, seni bekliyorum. O zaman tamam, o zaman Onur'u ekip geliyorum kardeşim. Hemen çaktırmadan Onur'u ek ve buraya gel. Evet, bir bahane. Sanatçı olmak çok zor, yemin ederim çok zor. Engin bilgi ve deneyimlerimle rap yapacağız. Acil gitmem lazım, rap yapacak. Rap yapacak. Tabii canım. İzin vermiyorum. Hadi verme. Neyiniz nedir? Sanki erkeklerin rap yaptı. İzin vermiyorum. Aycan. Seni öldürürüm. Seni benden hızlı telefona koşuyor. Gidemezsin dedi. Gidemezsin. Hmm. Anladın mı? İlla sert mi yapıyor? Arada yap böyle, iyi oluyor. Ondan sonraki gülmen olmuyor mu abi? Tamam. Sert mi yapıyorsun lan? Deletme de mi? Seviyorum bari. Orada bir tamiratçı falan görürsen göndersene. Bak, 3 geçme abi. Telefon var ya, şu eve geldiğinden beri çektiğini bir Allah biliyor, bir ben biliyorum. Bak, gördüm, basamak yaptı. Çıkma 3'ten sonra. 6. 6'da kaldı. Sözlü adam hepsini çıkar 7, kardeşim. 7, 8, 9. Çıkışa bak. 15'i bitirdim be. Şurada kaydı. Bir daha gel. Aramızı açma. Ne oluyor? Ekrem gel. Engin bilgi ve deneyimlerimden şarkı sözleri yazdık rap. Hadi. Rap yapacak. Hadi bunu anlarım da bunu. Rap yapacak gel. Al bunu da takabilirsin. Kanka. Hadi ben sizi izleyeceğim. Kendimi rap'e verdim. Yanıma geçin. Bana da söyle ama şarkıyı bir tamam, gel yanıma geç. Lazım. Gel şuraya. Hadi. Bak. Şimdi bu bir provadır, tamam mı? Tamam.
Saat 11.30'da dükkan açtırırım. Beğendiğim her kızla kafede görüşür hoşlanırım. Kafamda kurar kurar düşüncelere dalarım. Kirpi saçlarımla çok can yakarım. Kısmet yaparak yol alırım. Sağ gösterir, sol vururum. Ben bu gidişle evde kalırım. Hadi ikiniz yaparsınız. Ben izleyeceğim sizi. Kanka ne yapıyorsun? Rapçiler ama hep böyle değil mi? Evet, rapçiler böyle. Hayırdır ha? Evet. Nasıl gözüktüğünüze bak. Kanka şöyle yamuk mamuk var. Bu rapçiler yamuk. Farklı. Şöyle işte. Takayım o zaman. Yo, yo, yo. Yo, yo. Esrarengiz. DJ Çorumlu. DJ Ağrılı. DJ Çorumlu. Hey. Esrarengiz leblebi. Dur bak şimdi buradan biraz böyle düşürüyorum. Olmamış. Hey, esrarengiz leblebi. Dur. Senin saçın tutar. Ben Esrarengiz Çorum. Buyurun. Esrarengiz Ağrılı. DJ. İntikam durum. Kanka bir sıra ben, bir sıra sen. İlk ben. Saat 11.30'da dükkan açtırırım. Beğendiğim her kızla kafede götürürüm. Hoşlanırım. Kafamda kurar, düşüncelere dalarım. Ya. Kirpi saçlarımla çok can yakarım. Nispet yaparak yol alırım. Sağ gösterir, sol vururum. Ben bu gidişle evde kalırım. Yo! 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 İlişki yaşarım, uslanmam. Tekrar kavruk kızlara bakarım. Arkadaşı falan fark etmez, ben kızlara bayılırım. Ha! Alayına salladım, bir tek kavruk düştü. Benim de payımdan bu kızlara. Beyaz tenli kızlar bana bakmayınca ben de kavruğa kaldım. Erkekler evinin alayına salladım. Gücüm kızlara yetti. Bekledim gelmedi, sev dedim sevmedi, git dedim gitmedi, niye dedim demedi. Yok. Kime söylediğimi yok. Biliyorsunuz değil mi? Sallayayım mı şu an? Şey kim? Yapayım mı? Doğaçlama yapayım yap mı? Yap hadi. Müzik verin. Yo, 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 yo. Nasıl vereyim abi? Böyle mi? Hadi yap. Güne başladım erken, geldim buraya sabahtan. Kahvemi aldım elime, girdim içeri çoktan. Nedense arkadaşlar yüzüme hiç bakmadılar. Sonra döndüm onlara, dedim hayırdır. Hayırdır. Yo, yo. Yo, yo. Yo. Peki oradaki... Sonra onda bir şey var kanka, o aritmetiği iyi. Çok ince bir detayı var aritmetiğin. Oradaki. Kafiyeli yapacaksın işte. Evet, yani. Birbirini tamamlıyor yani. Merhaba. Merhaba. Aa İlkay. Ben Fatoş. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba Melisciğim, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben. Maşallah, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Buyurun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İlkay'a çok benziyorsunuz. Evet, hep öyle söylüyorlar. Çok benziyormuşum İlkay. Merhaba, hoş buldum. İlkay. Evet. Normalde Melis sözcüdür cümleye girer. Bir kilitlendi kaldım şu an şokta. Melis merhaba demek istedim. Kaldı öyle. Siz Melis'i tanıyorsunuz az çok değil mi? Tanıyorum evet. İlkay'dan dolayı. İlkay anlattı, söyledi. Öyle tanıyorum. İlişkilerini nasıl buluyorsunuz? Çünkü birden bir yola girdiler ve evet. Güzel bir şekilde ilerliyorlar. Yani daha hiç Melis'le beraberliğinle ilgili bir programda hiçbir şekilde izleme fırsatım olmadı açıkçası. Ama İlkay'dan duyduğum kadarıyla şu anda memnun kendisi de. Güzel bir ilişki içerisine girdiğimi söylüyor. Yalnız hı-hı. Çevremdekiler, işte arkadaşlarım falan söylemesi. Melis'in biraz böyle çok fevri olması, asabi olması. O şey yapılıyor. Nasıl anlaşabilecek misiniz? Çünkü İlkay çok sakin bir çocuk. Hı-hı. Çok rahat büyüdü İlkay. Hiçbir zaman için evin içerisinde bir tartışmaya, bir kavgaya veya bir yüksek sesle konuşmaya hiç yaşamadı. Müzik dışında. Sadece binada müziğin sesi çok yüksektir. Bize kapıyı onun için gelirler. Yani sonuçta erkek çocuğu olduğu zaman annelerle veya evin içerisinde bir kavgalar falan olur. Hmm.
Ama bizde hiç öyle bir şey yaşanmadı. Hep esasında şöyle Fatoş abla, bu evde aslında yeri geldiğinde İlkay konuşabilen, hani ağız yoluyla kavga eden bir çocuk. Ama bu ev bizim tüm hepimizi böyle yapıyor. Bu İlkay'a öz bir şey değil. Melis de aslında fevri gözükse de Melis'in içi çok farklıdır. İyidir yani. O da öyle söylüyor. Öyle merhametli zaten. İlkay da öyle söylüyor. İyi bir kızdır. Zaten İlkay da öyle diyor. Sadece diyor şöyle diye haksızlığa gelemiyor ama hiç. Tabii ki hepimiz bu haksızlığa hiçbirimiz gelemeyiz. Ama burada da biraz hani sakin olmak gerekiyor. Bilmiyorum, ben dediğim gibi İlkay'ı daha sakin yetiştirdim. İlkay'ı tek çocuk olarak yetiştirdim ama şımarık bir şekilde hiç büyütmedim. Her zaman konuşarak, şey yaparak, izah ederek anlattım, söyledim. O yüzden hep sakin ve böyle şey davranmadı hiç. Fevri davranmadı, sinirli olmadı. Peki siz hazır buluyor musunuz İlkay'ı cidden evliliğe? İlkay olgun bir çocuktur. Yani eğer ki bir şeyi istiyor ise onu yapabileceğine inanıyorum. Yani, tamam. Kararını onaylarım. En iyi yani. Anne karar verir. Çocuğum evet. Hazır ya da daha zamanı var der hazır. Ya. Hep yani de doğru her çıkar. Zaman için İlkay'ı şey yapmadım çünkü normalde de eşim de 25 yaşındaydı evlendiğinde. 26 yaşındaydı. Ve 30 yıllık evliyiz. Bir problem hiç yaşamadık yani. Ama o jenerasyon farkı çok şey değiştiriyor ama ya. Ama yine de değişmiş hepimiz olsa bile yine sonuçta aile kültürümüz aynı şekilde devam ediyor. Var yani hala da erken yaşta daha 24-23 yaşında evlenenler de var. Dünyanın en zor müziklerinden bir tanesi de rap'tir zaten ya. Akın da orada oturup rap de böyle yo, öyle dedi. Yo. Yo, yo, yo diye yeah. Yapıyoruz işte. Yeah. Yo, Akın yeah. Sen leblebi pipetler çekerken biz rap yapıyorduk be kardeşim. Sen kutu kutu benz oynarken rap çekerken. Leblebi. Oğlum bir söylediğini kendin duy sonra bana duyur. Herkes arkadaşım anladınız ben değil mi? Ben onları anladım. Bana söylediğin şeyi benim anlamam lazım. O leblebi tozunu yutunca yemin ediyorum. daha doğrusu yutamıyorum yani. Leblebi tozundan dolayı yapamıyor bir şey. Bana bak, konuşamam. Bana bir şey söylediğinde ben duyayım. Ki cevap verebileyim. Duydun ama. Duymadım kardeşim. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha söyle ben sana. Senin gerekiyorsa cevap vereyim. Pipetten içerken biz rap söylüyorduk. Neyi pipetten içerken? Leblebi'yi. Leblebi'yi mi? Evet. Oğlum ben hiç pipetten içmedim. Ayrıca leblebi de sevmem ki. Güzel, tamam. Güzel. Nereye gitti bu cevap için anlamadım. Tekrar yo, söylettiği için. Yo, yo. Bize bunu hatırlattığın için sağ ol Akın Şef. Yo, yo. Biz daha önce hani ayrılmıştık. Sadece Melis ayrıldığı günden bir gün sonra mı oldu? Hayır canım, bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Anlamadım. Ya bir gün sonra, bir hafta sonra. Ya her ya, neyse sadece hayatım. Biz hani daha önce ayrılmıştık demeye getiriyorum. Hı-hı. Hani öyle bir durumdu. Hani benden ayrılmıştık. Daha önce ayrılmıştınız. Daha önce bir hafta öncesine kadar hala birbirinizle konuşuyordunuz, tartışıyordunuz. Her neyse adı her neyse. Çekişmeler? Gelip gitmeler şeyler. Yani kısacası hızlı geçişler insanların yüzünü, ne olduğunu, iyi ya da kötü olduğunu hızlı görmekten kaynaklanıyor. İnanın buna. Bu evin getirisi de bu bize. Genel olarak söylüyorum. Şimdi kimseyi de kınayamıyorsun. Böyle de şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben de eskiden hep derdim. Hani bir ilişki bitiyor, bir ilişki başlıyor. Nasıl oluyor falan. Hani kendimde de bunu gördüm. Bu ev öyle bir yer ki inanın bir duygu bitip bir duygu başlayabiliyor. Çünkü burası aşk. Yaşamak için hani biz evet. Buraya geldik. Bu evde tabii. Çok hızlı oluyor bazı şeyler. Dışarıda doğru. Olmaz. Burada o, konsantre o bir hayat var. O süreçte gözlemleniyordur muhakkak. Birbirinizi orada gözlemliyorsunuz. Uzaktan bakıyorsunuz. Hal ve hareketler, konuşmalar. O şekilde sempati duyabiliyorsunuz. Yani birbirinizi o anda belki yakın görebiliyorsunuz. Ona da şey yapamıyorum da işte dediğim gibi. Yani İlkay tek çocuk büyümesine rağmen hiçbir zaman için şımarık bir çocuk olmadı. Yani her zaman... Doğruysa doğru, yanlışsa yanlıştır. Ben de ilk şımarık biri olduğunu düşünmüyorum zaten. Bir de tek başına büyümesine rağmen küçüklüğünden beri hiç şey yapmadı yani. Bana hiç yani bir gençliği de olsun yani daha küçüklük dönemlerinde de olsun, bebekliğinde, o çocukluğunda da olsun. Hiçbir zaman zor biri hiç olmadı. Sizi hiç üzmedi yani. Hiçbir şekilde üzmedi beni. Şu yani yanlış hiçbir şey de olmadı. Olumsuz mesela hiçbir şey yok. Mesela yurt dışında yok. Bir senede kaldı. 2 yıl yaklaşık kız arkadaşı orada vardı. Brezilya'daydı. Onun bile ailesiyle gitti, çağırdılar. Ailesiyle gitti, tanıştı. Biz ancak onu internet üzerinden görüşebildik, konuşabildik. Orada da mesela şey yaptığında kaldığı evinde bile arkadaşları bile aradığı zaman veya Türkiye yurt dışından arkadaşları onu ziyarete geldiği zaman bile İlkay için çok iyi bir arkadaş, işte çok iyi bir dost o şekilde ve o şekilde kendisini de yurt dışına çağırdılar.
İşte Fransa'ya gitti, arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Yani dediğim gibi İlkay hani tek bir Türkiye'de, yurt dışında da kendi ayaklarının üzerinde kaldı. Bir yıl, bir buçuk yıl. Ve küçüktü yani. Daha 20 yaşındaydı. 19-20 yaşlarındaydı gittiğinde. Peki bir şey soracağım size. Brezilya sevgilisini burada anlatmanız ne kadar yani? Yani o yani hiç bizim tanışmamamızla hani yani Türkiye'de olmayıp da yabancı bir aileyle olması. Hani ondan dolayı o yani karşısındaki Mariana'nın kendisini devamlı hani araması. Yani bunu biz evde çok yaşadık. Ondan dolayı yani çok yaşadık yani devamlı arıyordu. İlkay'ı arıyordu, telefonlaşıyordu yani hani gelin gibi hani düşünürsünüz ya. Ne zaman bitti ilişkisi? Yani bu bir seneden fazla olmadı herhalde, bir yıl olmamıştır bile görüşmelerinin. Hmm. O da şeyden kaynaklanıyor işte, uzak mesafeden dolayı kaynaklanıyor. Orada o kadar yani. Neyse Fetiş Hanım, geçmişte kalmış. Geçmiş. Aynen öyle, evet. Müsaadenizle. Siz bir şey ister miydiniz? Su falan alır mısınız? Olur, bardak su rica edeyim. Su ben getireyim o zaman size. Misafir var ama. Melis'im nereye? Melis'in İlkay'ın annesi henüz bizim evdeyken kalkıp gitmesini onaylamadım. Bunu orada da dile getirdim zaten ama üslubum farklıydı tabii ki. Daha yapıcı, daha ortacı konuştum. Ancak anne orada endişelerinden bahsederken şöyle bir cümle kullandı. Oğlumun üzerinde baskı kurmasından korkuyorum. Ona sesini yükseltmesinden endişeleniyorum derken akabinde Melis'in bu tavrı yapması annesinde bir anlamda haklı çıkartmış oldu. Ama Melis tepkilerini o anda ve sert bir biçimde dile getiren ancak sonrasında da o pişmanlığı yaşayan bir kız. Bence orta yolu bulacaklardır. İlkay gitti. Nereye gitti? İlkay gitti. 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 Kapıdan çıktı ya. Ay ne oldu ki? Buradan çıktı. İlkay saklanıyor. Niye? Sen çıkar yani sesleri duyunca bu taraftan çıktı. Gitti gitti. Çok komik, çok komik. Ben de Allah. Annen geldi İlkay. Mariana mıdır nedir? Senin bir sevgilin varmış, onu anlat. Annen buraya eski sevgilini anlatmaya mı geldi? Bu bir. Kızla sürekli konuşuyor musunuz? Bu iki. Bana dedin ki sürekli bu zamana kadar konuştuğum tek kız arkadaşımsın senden. Bu üç. Senin yalanların ne kadar büyüyecek? İstersen buna bakabilirsin. Ben kendisiyle konuşmadım. Annem sadece konuştu. Neye konuşmadın? Kiminle kendisiyle konuşmadın? Ben Marina ile konuşmadım böyle bir Marina mıdır, Mayina mıdır? Beni ilgilendirmiyor. İsmi hiç ilgilendirmiyor ben beni. Sana şöyle söyleyeyim. Bana bir dakika ya. Burada konumuz başka bir şey. Sen anca sevgilinin ismini düzeltiyorsun. Tamam söyle. Söyle. Diyorum ki annen geldi Brezilya sevgilini anlattı. Şu senin hani bana anlattığın var ya. Hatırladın mı? Evet. Ne evet ya, ne evet? Buradan nereye çıkmaya çalışıyoruz şu anda? Annem gayet... Senin annenin, tamam mı, Fatoş Hanım'ın buraya gelip de bana Marina mıdır, Mario mudur, her neyse. O kızı anlatmasın amacı ne? Bu bir. Ya ben sana söylüyorum, sen niye hala bu kadar tepkisizsin ya? Tepkiyle ne alakası var ki bunun? Annem gelmiş sadece... Ayrıca annen bana bildiğin şımarık dedi. Benim oğlum şımarık değil falan yaptı yani. Bana şımarık demeye çalıştı da ben şımarık bir insan hiçbir zaman olmadım. Hayatım zaten bana şımarık olabileceğim kadar bir hayat sunmadı. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, dinliyorum. Annem eski ilişkim hakkında yorum yapma gibi bir durumu söz konusu değil. Annem eski ilişkimi sadece bilen birisi. Kalkıp o kişinin ismini de geçirmiş olabilir. Ben sana kalkıp bu ismi geçirmedim. Geçirmiş olabilir. Ben kendisine de bu ismi geçirmedim. Ben senden bahsediyorum sürekli halde anneme. Bir annem şey beni o kadar çok köşeye sıkıştırdı ki. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Annemin buraya gelmesinin sebebini biliyor musun? Niye geldi? Annem buraya seninle gelip benim ne kadar ciddi bir insan olduğumu aslında konuşması gerekirken annem böyle bir tavır sergilemiş olabilir. Ben onun adına senden özür dilerim. Ben annene hiçbir bak, cevap vermedim tamam, zaten ilk. Ben hiçbir şey söylemedim. Tamam, kalktım olabilir. Buraya geldim. Ben sana bir şey söylüyorum şu anda. Dinliyorum. Annem belli başlı şeylerin zaten haberdarı, anladın mı? Kendisi biliyor benim seninle birlikte olduğumu ve ben sürekli halde kendisine de bunu söylüyorum. Sadece gelmiş, kendi yorumunu yapmış. Evet, yanlış yaptığı yorumlar var. Bu benden ötürü değil. Bu benim konuşmak.
Bu benden ötürü bir şey değil. Ben anneme kalkıp da şunu 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 yapmalısın diye bir şey söylemedim. Kendisi ağzına gelen şeyleri söylemiş. Bundan dolayı yanlış yapmış. Evet, ben onun adına senden özür dilerim. Böyle bir şeyin yapılmaması lazımdı. Benim aslında buraya annemin gelmesinin sebebi şuydu. Aslında teyzem gelecekti. Fakat biz dün yapmış olduğumuz konuşmada benim ne kadar evlilik konusunda ciddiyetsiz olduğuma inanıyorum dediğinden dolayı ben annemi bugün buraya getirdim. Bu konunun farklı bir şekilde buraya gelmesinden ben üzüldüm. Ben böyle bir şeyin olmasını isteyen birisi değilim. İlkay, benim neden eski sevgilini konuşuyoruz? Eski ilişkim hakkında bir yorum yapmıyorum sana. Ben seninle burada eski sevgilimi konuşuyor muyum ya? Ben de eski sevgilimin ailesiyle tanıştım. Ben sana eski sevgilimin ilişkisiyle alakalı bir durumu açıklamıyorum ki burada. Biz ikimizin arasındaki diyaloğu açıklıyorum şu anda. Ya ikimizin arasındaki diyalog değil şu an önemli olan. Senin annenin, Fatoş Hanım'ın söylediği şeyler önemli. Sen bir sene önce bile olmamış ayrılalı bunu söylüyor. Sen 2013 diyorsun. Bu hangi Brezilyalı sevgilin acaba? Ben kıza diyorum ki Maria diyorum. Yok Marina diyorsun. İsmini düzeltiyorsun. Ya ne kadar önemli ya, ne kadar önemli. Bırak. Bir dakika gitme ya. Aa. Çocuk neye uğradığını şaşırdı. Evet. Aynen. İçeri söylüyor mu? Tutsun hayatım, dışarıda anne mı varken, aile anne varken gitmemeli. Bizi ilgilendirmez, ne kavga ederse etsinler. O konular bizi ilgilendirmez ama burada bizim misafirimiz varken hiçbir gelin adayı buradan gidemez. Marina, ona sorarsanız o size anlatır. Farima mı? Marina mı? Marina mı? Ya anneme kalkıp hiçbir şey söylememişken, nasıl? Annem benim eski ilişkim hakkında çok fazla bir bilgisi yokken kalkıp da 2013 yılında bitmiş olan ilişkiyi günümüze getirmesi. Annem bir sene önce bitmiş demesi. Aynı zamanda kalkıp Melis'e şımarık demesi. Farklı farklı şeyleri söylemesiyle birlikte biriken bir şey var şu anda. Ve ben böyle olmasını istemiyordum. Daha farklı şekilde planlıyorken bu şekilde geldiler. Annen Melis'e şımarık mı demiş? Evet. Aman yarabbim. Demiştir, ne olacak ya? Ya annem bir gelsin bakalım, bir konuşalım ya. Çok merak ediyorum yani. Bu kız şu an İlkay'a karşı bir şeyler hissediyor ama tutup da İlkay'ın annesi burada gelip eski ilişkisini, hani ismini, ne olduğunu, ailesiyle işte İlkay tanısı şu şöyle olduğunu dinlemek istemez. Şimdi yalan mı? Sırayla canım, soruyorum ama yani size. Bir şey... Bir dakika. Hayatta... Kimse dinlemek istemez. Evet, belki buradan ama kalkıp gitmesi yanlış olabilir. Evlenmiş olsa çocuğu olsan olacak. Yani kimse, ama sonuçta... Tamam da bu kız... Bakın küçük yaşta olmasına rağmen... Rabia, biz konuşuyoruz. Konuştuk durmuyorsunuz, üst üste biniyor sesler. Çifte standart. Tamam da hayır, çifte standart değil. Kendi evet, fikrimi belirtiyorum, yalan senin yanlış da söylüyorum. Şu yanlış ama şu konu doğru diyorum. Ama şöyle bir şey var, üst üste konuşuyoruz şu an. Tam Gamze'ye cevap verirken sen konuşuyorsun, Aydan, anlamıyorum. Aydan sen üste bindiriyorsun ama, biz hepimiz tek tek konuştuk az önce. Hayır, tam bir şey önce. Cevap verirken sen tamam, konuşuyorsun. İyi şekil cevap versin Gamze, cevap ver. Tercih ederdim. Ya hemfiriniz anlatamıyorum. Canım, benim diyorum söyle. Ki Melis, burada bir anne varken senin buradan kalkman saygısızlık. Allah Allah. Saygıyı evet. Senden mi öğreneceğim Rabia? Benden öğrenemezsin. Sevgilimin eski sevgilisinden saygıyı mı öğreneceğim? Bak, sevgilimin eski sevgilisinden annesine nasıl davranmam gerektiğini mi öğreneceğim bu bir? Ben onun eski sevgilisi sıfatıyla konuşmuyorum. Her neyse, ikincisi ne biliyor musun güzelim? Ben neysem oyum en azından. Birisini görünce onun yanında değişik davranmıyorum. Neysem oyum. Annelerin ben birinci sezonda böyleydim güzelim. İkinci sezonda böyleyim. Onuncu sezon gelsem yine böyle olacağım. Neyse. Anladın mı? Kendimi kimse için değiştirmem. Annelerin yanında hepimiz, bak toplum içinde kurallar vardır arkadaşlar. Buraya bana da bir sürü şey söylendi. Birçok anne geldi, hepimize birçok şey söylendi. Biz buradan belki kalkmak istedik ama kalkmadık. Bak burada aramızdaki fark ne biliyor musun güzelim? Sen kalkmak istersin, kalkmazsın halka güzel gözükmek halka için. Halka alakası yok. Ama ben kalkmak annemin istersen böyle kalkar giderim. Annemin yanında ya, Fatoş Hanım, biz İlk çok özür dileriz. İlkay'la konuşunca rahatlayacağını düşündüm ama daha rahatlayamamış. Biz çok özür dileriz bu konudan, ben çok üzgünüm. Çok özür ben dileriz. Ben de üzgünüm, inanın özür dilerim ama... Zaten kadın burada endişelerini anlatıyor. Ben böyle bir davranış Melis'ten beklemiyordum. Hadi biz arkadaşız, bizle tartışıyor, barışıyor ama bir birbirinize anneye... tabii ki ama şu anda ben dedim herhalde İlkay'la konuştu, dönüşünde
sakinlemiş. Ben çok üzüldüm. Yok, onunla da düşündüm ama çok özür dileriz. Özür dileriz. Gerçekten ben de özür diliyorum. Ben çok yapmak istemezdim ama gördüğüm şeyleri söylemek durumundayım. Hani bilmiyorum, annenin ne söyledikleriyle alakalı tabii. Bak, hani ben... sonuçta da annedir yani. Bir şeyleri de söyleyebilir, kendince fikirlerini söyleyebilir. Ona da saygımız sonsuz. O başka bir şey. Ama tabii hani Melis'in alınacağı ne var ortada, onu çözmek lazım. Hani ne demiş tam olarak bilmiyoruz. Sana şöyle söyleyeyim. Annem hiçbir kıza, çünkü herkesi kendi kızı gördüğünden dolayı, evin içerisinde değil yani dışarıda da, bir annen düşünsene, yolda bir tane kız görüyor. Gidip konuştuğu zaman bile kalkıp insana şımarık, işte şöylesin böylesin gibi ithamlarda bulunmayan bir insan. Annem birisiyim. Kalkıp da Melis'e şımarık demez. Ki ben onunla konuştuğumda bak dedim ki, kız ameliyat oldu. İstersen bir şeyler al da gel. Anladın mı? Yani ben onlara kadar düşünmüşken kalkıp annem eski ilişkimi açmamıştır. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Ya bir soru yöneltilmiştir kardeşim ya. Kardeşim belki şöyle bir şey sormuş olabilir. Daha önce İlkay'ın bir ilişkisini öğrendin mi? Yani işte bir kız arkadaşıyla tanıştın mı? Bu evin mı? İçerisinde herkes bunu biliyor zaten. Annem onu yapmaz bunu yapmaz diyorsun. Bence o zaman bu işin işte şaka var ya. Konuşarak tetikliyorsun. Neyse biz kadın bu ortam için üzgünüz gerçekten. Kusura bakmayın lütfen. Memnun oldum tanıştığıma. Bol şanslar sizlere. Görüşürüz. Ben çok özür dilerim, çok üzüldüm. Olacak, yaşanacakmış diyelim. Görelim. İlkay çok iyi bir çocuk, çok terbiyeli çok bir çocuk. Bu zamana siz kadar de, hiç olumsuz bir tarafı yok. Gerçekten. Gerçekten. Hoşçakalın. Abi bu ne ya? Ben çok üzüldüm. Valla sizi tanımak çok güzeldi. Ben de memnun ayağınızı oldum. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın siz. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bugün İlkay'ın annesi geldi. Yani İlkay ve Melis'in arasındaki ilişki konuştuğu yerde İlkay'ın eski sevgilisini böyle basa basa onu sürekli anlattı bize. Biz hatta kızın adını bile bilmiyorduk. Adını bile bize söyledi yani. Ya şöyle bir şey aklıma geldi. Acaba aralarını mı açmaya çalışıyor? Bu ilişkiyi onaylamıyor mu? Anlamadım ama o kadar da detaya inmeseydi daha güzel olurdu. Bir de bizim Melis tabii ki de her zamanki Melis bir anda çıkış yaptı. Tabii orada bir büyüğümüze saygısızlık yaptı. Orayı tabii ki de onaylamıyorum. Akın böyle bir adam. Rahat i̇şte ben de böyle bir adam olduğu için hoşlanıyorum. Ben yapıcı konuştuğum halde bunu yapıyor. İyi olmakla da yaranılmıyor. Bu kıza kötü olmakla da ben anlamadım. Yeter üstünden prim yaptın. İyi takipçi kastın. 1,5 aydır ödül alamıyorum çekmek. Paralar Adnan da birikiyor diyen kim acaba? Bak, kimseyi, bu çok ayıp bir şey. Çok üzülüyorum. Neye üzülüyorum bu evde biliyor musun? Bu evde her zaman şu oldu arkadaşım. Aycan Melis geldiğinden beri sürekli savunuyor, sürekli savunuyor, sürekli savunuyor. Tamam okey ama savunulacak bir tarafı yok ki. Bak hayatım şöyle bir şey yok. Didem yapsaydı acayip eleştirildi. Rabia yapsaydı dibine of. Kadar, dibine kadar, ben dibine kadar. Ben düşünemiyorum. Çifte ama bak, çifte Melis standart yok diye. Burada. Ben istemiyorum. Böyle tavırlar istemiyorum. Bir de şöyle bir şey. Gerçekten yakın olunsa ben arkadaşıma derim ben ki bak üzüldüm. Melis hata. Bak burada yaptığın şey yanlış. Söyle. Tepkini bu şekilde bu şekilde yapsaydın haklıyken haksız duruma düştün. Evdeki, belki kıskanman normaldi. Evdeki sevmesen herkes yıkama, kıskanmazdın yağlama yapıyor. Onu evlenmek istiyorum diye geldi bu kadın zaten. Arkadaşlar her şeyini geçtim ya. Her şeyini savunsunlar. Hadi bizi kayırsınlar. Ama bir üzüldüm. Annenin yanı da saygısızlık. Çok üzüldüm. Bunun kadına yazık. Bunun adı bu. Ben çok üzüldüm. Ve ben orada... Belki de İlkay'a çık bu yarışmadan diyecek. Dese de haklı çok yani. Çok huzursuz gitti. Bak, bir şey anneyi çok huzursuz gitti. Fatoş Hanım da gerçekten, gerçi orada da söyledim ama o kadar böyle hani... tabii ki de ilk başta 2 haftada, 3 haftada olaylayacak diye bir şey yok. Zaten de rahatsızlıklarını dile getirdi ama bununla birlikte sen bir de eski arkadaşlar. Sen anne görmemişsin böyle. Evliye bir kız. Çocuğu yani, da onu bilecek. O da olmayacak hali yok ki. Ben anlayamıyorum kalkıp gitmesini ama yani. Bak yaşça alttan alması gereken kişi Melis değil, bizler değil. Alttan alması gereken taraf anneler, babalar değil. Biziz. Biz. Bir kere bunu bir anlayalım. Onlar bir denemelim. Onlar gerekirse ağızlarından ne çıkarsa
çıksın. Evde bir zaten herkes de yani şu an aslında Fatoş Hanım'ın söylemiş olduğu şeyi onaylayacağız. Dinleyeceğiz bu kadar basit. Hayatım hepimizin arkadaşı, ben nesini savunayım bu annenin yanında yapmış olduğundan. Herkes evde de oturmuş. Aslında Melis şeyledir. Fatoş Hanım'a rahatsız. Ya bırak ya. Ben şu yaralama çabasını artık çok sıkıldım. Hemen orada dedim yeter ya dedim. Tuğçe de dedim. Sen bir konuşma ya dedim. Hayatım fevri bir kız diye kadın şikayetlerini, endişelerini söylemesin mi? İşte onu dile getirirken Melis de bunu onaylamadı. Kadın olsa şu arkadaşım yok. Böyle yapamadı bakalım. Hadi görelim. Oluyor. Yapılmaz bak. Bu hadi asla tasvip edilen bir şey değil. Ama Melis zaten fevri bir kız olduğu için zaten doğduğu şöyle, zaten o anda iyice anladın mı? Böyle ben ötekileştiremem arkadaşım. Bana aynı tepki yapılacaksan o da yapılacak. Herkese tepkiler aynen verilecek burada aynı herkes şekilde. Herkes eşit standartlarda. Ben öyle dinlemem fevri mevri. Öyle bir şey yok Didem ya. Didem olsa, Rabia olsa, ben olsam hepimizin burnundan geliyor. Ben düşünemiyorum. Didem istenmeyen gerilsin. Bana sen nelerden söylesin de hatırlamıyor musunuz? Yani denildi. Tuğçe de bunu onayladı mı Melis'in tavrını? Onu anlamadım. Tuğçe de şeylik yaptı. Bak Tuğçe İyi de bir şey söyleyeceğim. Tuğçe'ye kalmış olsa Tuğçe ağlardı oturup ya orada. Ya 5 dakika önce bu kız ne için tartıştı? Akın'la ilgili ima yaptığı için, Akın'ı bahsettiği için hala orada oturduğu yerde ne diyor duymadınız mı? Benim de burada bir ilişkim vardı, doğru yanlışı tanımıştım, şöyle olmuştu böyle olmuş. Anlatma. 5 dakika önce adamla birbirine girdim bu mevzu yüzünden. Ama ciddi ağlamadın mı? Ben gene kinaye yapıyorsun, gene kim üzerinden yapıyorsun. Sevdiği için, duygusu olduğu için böyle yapıyor. Aksine seven insan daha da güzel davranır o anne. Annesi de beni onayladı, doğru Tuğçe'nin söylüyor. Abi Tuğçe'nin Melis'i savunuyormuş gibi yapmasına gıcık oldum. Ne yaptın sen ya? Konuştuk, bir şey yapmadım. İnşallah konuştuk. Muhabbet ettik. Merhaba, nasılsınız? Çok kısa bir süre. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz? Akın. Hoş geldiniz, Taş Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Çok ciddiysiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Vallahi iyiyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bir şey içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Ben böyle oturayım. Gel. İlkay, annen çok benziyorsun. Evet, annemle biz benziyoruz. Acayip benziyorsunuz. Bizi annemle dışarıda gördükleri zaman hiç anne oğul demezler. Kardeş gibi. Kardeş gibi duruyoruz. Nasıl geçti gelinler tarafı? İyiydi, rahattı bir anda. Konuşmadan bir anda. Neler söylendi? Yani hiç nasılsın, iyi misin, İlkay nasıl bir çocuk, o konuşuldu. İşte rahat çocuk dedim İlkay. Her zaman için dedim asabi değil, sakin çocuk. Onu söyledim. Tek çocuk yetiştirmeme rağmen dedim rahat büyüttüm yani. Onları konuştum. Şımarık yetişmedi dedim. Onları söyledik. Fatoş Hanım siz gelmeden... Farklı duyduk biraz da. Melis geldi siz gelmeden kalktı, önce. Kalktı, evet kalktı gitti. Buraya... Anlam böyle zaten yani beni gördüğünde de şeydi, buz gibiydi. Heyecanlanmış hiçbir bilemiyorum. Ya hiç tanımadığım için hani heyecan olabilir tarzını da bilmiyorum yani. Evet, biz de izlemedik gerçi bilmiyorum da heyecanlanmış olabilir. Şimdi Melis geldi. İlkay yani hepsi onun... daha rahattı. O biraz daha... Çok normal. Sert. Sert durdu. Hadi ya. Yani şimdi İlkay onun gerginliğini yaşıyor. Suratında da zaten o ifade var. Melis buraya geldi. Sizin ona şımarık dediğinizi... aynı zamanda da eski ilişkisiyle alakalı konuştuğunuzu... İlkay'ın kararlarına her zaman için güvendiğimi, daha önceden de bir arkadaşının olduğunu, hı hı, iki seneye yakın sürdüğünü, evet, ve hiçbir zaman için ters bir şeyle zaten birebir görüşmedik. Evet. Kendisiyle internet üzerinden görüştüğümüzü söyledim. Ailesiyle gidip tanıştığını, onları söyledim yani. Ama o da hemen daha kalkar kalkmaz, daha biz daha cümleler bitmeden kalkıp gelip de İlkay'la senle konuşması, sonra geldiğinde de sakinleşir. İlkay'la konuştu, tamam anlattı, hani o anda sinirlendi. Geldi sana söyledi, oradan sonra sakin bir şekilde gelecek diye düşündük. Geldi, daha asabi. Ne dedi? Ben de değil, oradaki arkadaşlarıyla ters konuştu bana, mümkün değil. Ben sadece şey dedim, daha sakin geleceğini bekliyordum ama dedim, daha asabi geldi. Arkadaşlarıyla konuştu, dışarı çıktı, gitti herhalde. O kadar. Allah. Başka yanlış, bir şey değil. Yanlış yani Melis, benim Melis'i ben çok severim. Çok da ya ayrı bir şey, özünde iyi ama olabilir ama fevri olması bu, onun kaybı. Şu an size karşı bu durumu, tamam sevgisi ne kadar çok olursa olsun, ne kadar çok İlkay'a değer verir seversin, sizin söylemleriniz baş tacı yapması lazımdı. Ben bu konuda ona kızarım yani hani... Kusura bakmasın yani. Ya, çünkü siz evet, hoş değil. Olarak,
Eski sevgili olayını bilmem neyi belki de hani sizden duymak zoruna da gitmiş olabilir. Bir insan seven insanın vereceği tepkiler de olabilir bunlar ama neticede şu anda sizin olduğunuz ortamda bunların yaşanması saçma, gereksiz. Evet, keşke siz de gittikten sonra hani aynen, kendi aralarında yaşasalardı. Konuşsalardı. Yani. Bence de en mantıklısı oydu ama onu tutabilir, zaten belliydi, o beyninde bazı şeyler şey yaptı, düşündü ve bir anda geldi, söyledi, konuştu. Yani ya dönüşü sonuç... de sakin dönmedi. Dönüşü de yine asabi döndü. Sonuç ama bugün olarak... gün içerisinde de şey dedi, asabiydi dedi. Gün bizde de bayağı bir tartışmalar falan oldu dedi. Artık olaylar neden ya neler oldu onu bilmiyorum. İkimiz de yetişkin insanlarız. Evet, belli başlı konular açılmış oğlum... olabilir. Sıkıntı değil. Hepsinin üstesinden gelirim yani. Dert değil. Ama ben oğlumu dedim destekliyorum yani. Onun vereceği bütün kararlara saygı duyuyorum. Siz bugün gelmeden önce Melis'le İlkay'ı nasıl buluyordunuz? İlişkilerini nasıl buluyordunuz? Yani ben dediğim gibi hiç izleme fırsatım olmadı. Ama İlkay anlatıyordu. Özünde çok iyi biri. Tam istediğim birisi. Yani hiç İlkay'dan olumsuz hiçbir şey duymadım. Evet. Ben zaten o şekilde geldim. Bunlar da zaten bir anne olarak da dile getirmem. Sonradan söylemeyip de kendimi kenara çekeceğim. Sonradan mı duyacak? Ama bildiğim bir şeyi söylüyorum burada. Kötü de yaptığımı zannetmiyorum. Yok, sizinsizlik bir şey yani. Yok yani. O biraz bence yanlış algılamış. Rabia da söylese sinirlenirim. Ay, duymak istemediğim öyle bir şey. Gamze'ye de sinirlenirim. Çünkü neden biliyor musun ama bebeğim? Ama buna sinirlenmeyeyim de. Buna sinirleneyim demez. Bu denmez yani. Hayır, konuş yüzüme Rabia, konuş. Konuşuyoruz hayatım yani. Konuşacağımız şeyler ben Gamze konuşma demiyorum ki. Tarafın olsa savunuruz. Gamze diyorum ki hayatım, beni savun demiyorum zaten. Tamam mı? Bunu sen konuş, Didem konuşsun, Pınar konuşsun, sıkıntı değil. Ama Rabia diyor, erkek arkadaşımın eski sevgilisi peki olarak konuşuyorsa tamam Rabia mı? Onun eski sevgilisi sıfatıyla konuşmuyor bir. İkincisi bu evde herkes seni pış 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 yaparken orada diyorum ki bak canım, herkese aynı yorum yapamıyorsunuz. Neden Melis şöyle bir kız, Melis böyle bir kız diyorsunuz? Bir dakika, bir dakika ya. Ya Didem'den duyduğun laflarla niye geliyorsun sen pış pış pış? Pış pış değil o zaman, yıkama yağlama olsun. Yıkama yağlama olsun. Bana, başka bir şey bana olsun. Bana kimsenin hayatım pış pış yapmasına ihtiyacım yok. Hepiniz bir olun, ben tek olayım, tamam mı? Ben kendime yeterim. Olmuyor zaten, olmuyor diyorum. Niye olmuyor? Bakıyorsun, bu hareketi ben yapsam, Didem yapsa, Gamze yapsa ne derler biliyor musun? Aa saygısız, aa ya, seni şöyle, ya, ay istenmeyen gelin. Ben, demediniz mi ne kıza? Ne istenmeyen gelin? Hayır derler? Hayır dersiniz, sana demiyorlar. Ben de diyorum ki çifte standart yapmayın arkadaşım. Bu genel bir tavırdır, genel bir saygı vardır. Anladın mı? Ben bak, saygıyı öğreneceğim, son insanlardan Rabia Karaca. Saygıyı öğretmiyorum. Sadece genel bir savır vardır. Herkes aynı yorum yapacaksınız. Herkes yıkama yağlama yapıyor sana. Ne yıkama yağlaması ya? Hayır, içeri girdiğim kız diyor ki seni savunacak hiçbir tarafın yok ya. Tamam, biz de bunu konuşuyorduk. Bak, bunu insanlar düşünebilir. Kimin ne düşündü benim zerre umurum değil. Biliyorum, farkındayım ama ben bunları söylemek durumundayım. Rabia. Ben bunu onun Rabia. Bak, açık konuşuyorum. İlk ay içinde kaldıysa yüzüme söyle güzelim. Bak sen bunu söylüyorsan. Bak yüzüm burada. Sen kendi ilişkini düşürüyorsun. Yüzüm burada. Sen ilişkimi niye düşürüyorsun? Ben seni sevgilim nasıl? Birisi olarak konuşmuyorum ki kızım. İlişkimi niye düşürüyorum ben güzelim? Umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Bu Murat dedere gelirse. Demek ki o zaman ben hem sizi kaybeder hem onu kaybeder. Hem kendini kaybeder bu şekilde yok, davranırsa. Yok, kaybetmekten ziyade ben şunu anlamış oldum bir yandan da. İlkay'ı çok seviyor. Evet seviyor bak, bakın bunların hepsi sevgiden. Ben bunu anladım. Bak, ne ama güzel. Bu ben güzel, ne güzel taraftan bakıyor değil mi annem? Tabii. Annem hep öyledir zaten. Yani. Bu bir sorunun karşılığı mıydı? Yani size bir soru yönelttiler, siz cevabını mı verdiniz? Yoksa durduk yere bunu... Hayır. Yani şu anda kendim düşündüm bazı şeyleri. Hani oradaki şeyleri de sizle konuşurken bir de oradaki şeyleri de düşünüyorum. Yani düşündüğümde... Hani bunu eskiye dile getirip de bir anda gelip İlkay'a şey yapması demek İlkay'ı çok seviyor. Melis. Bunu sezinledim. Yani eskinin zaten gündeme gelmemesi lazım ama o eskiyi duyunca yine tabii ki... Bunu onlar mı sordu yani, anladın mı? Hayır, hayır. Diyelim ki... Hayır. Ha, siz İlkay'ın ilişki yaşama biçimini anlatıyorsunuz. Hayır, kimse sormadı. Hayır. Yani bir konu, yani İlkay'ın evliliği hazır hissediyor musun? Ha. Cümlesi gelirse ben de daha önceden... Aynen. Yurt dışında böyle bir arkadaşının olduğunu, aynen, ona da ciddi gözle baktığını, bu gayet yani, söylediğim cümle buradan buraya geldi. Kimse direkt eski sevgilisi var mı diye biraz sormadı ki. İlkay'ı evliliğe hazır görüyor musun? İlkay, babası da evlendiğinde 25 yaşındaydı.
Ama şimdiki nesil dedi. Şu anda da var dedim. İlk aydan küçük evlenenlerimiz de var. Var tabii canım. 22-23 yaşında insanlar evleniyor. Evlenenlerimiz de var. Önemli olan dedim. O sorumluluğu taşıyabilecek mi İlkay dedi. Evet taşıyabilecek dedim kişi dedim İlkay. Ve oğlumun yanındayım dedim. Güzel. Örnekleme yapmış. Evet. Ya yaşamış yani. Olduğu, evet. Daha önce tecrübe etmiş olduğu evet. Durumu annen misillememiş söylemiş. Ama tabii yani şimdi Melis tabii eskileri falan dinlemek kimsenin hoşuna gitmez ama eğer tabii karşısında annene de evliliği hazır mı dendiğinde de annen de cevabını vermiş. Fatoş anneciğim şimdi Melis normal yani bu tip bir durum yaşanmasa size karşı asla ve asla saygıda kusur edecek bir insan değildir. Yani yok, ciddi anlamda biliyoruz ya. En ufak bir şekilde. Bir şey demedi bana zaten hiç yani ağzını sizi, açıp sizi en bir, ufak yok size hayır. Size zerre kadar bir şey de hayır, yanlış yapacak şey bir insan da değildir. Netice itibariyle genelden dışarıdan bakıldığında yaptığı davranış evet yanlış da gözükebilir. Ama bu durum düzeldiği zaman keşke işte yaşanmasa da yani daha sıcak oturup keşke baş başa görüşebilselermiş de en azından siz de onun için fikir tanıma, sahibi olsaydınız. Tabii tabii yani. Tanıma yani. Fırsatı yok. Hiçbir yani. Şekilde yani en ufak bir tanışıklığım yok. Ne tarz birisi olduğunu bilmiyorum. Ama... Tabii bana cevap veremedi. Direkt koşa koşa İlkay'a gitti cevap verdi. Ya yani İlkay'a şey ama yap hareketi, bana değil. Ama bu hareketi de sizin bana... tarafınızdan takdir toplamış. Bu da çok güzel. Yani sevmiyor olsa yapmaz dediniz. Evet. Sevmiyor olsa yapmazdı. Kalırdı, dinlerdi. Siz yapar mıydınız? Ha? Siz yapar mıydınız? Sonra. Sonra değil mi? Sonra. Doğru. Hani, işte tek hata orada. Melis'in dediği gibi. O anı bekleyip sonradan gelip konuşması Melis'in dediği gibi lazım. Ben... Diyor ya böyle cici kız görünmek hani de diyor ya o cümlesi demin o içeride öyle dedi çünkü bir arkadaşına. Ben senin gibi dedi böyle cici kız yapıp da sonradan dedi kötü olamam dedi. Tez canlı. Ben hep dedi kötüysem kötü iyiysem iyiyim dedi. Melis tez canlı o an çözecek onu. Evet aynen o anda cevabını evet. Alacak. O anda işte kendini ya sakinleştirecek ya. Yok yok hayır. Beklemek şimdi hani şu anki durumu birazcık ben ılımlaştırmaya çalışıyorum. Halbuki tabii ki de bir anne var sonuçta. Bir aile gelmiş. Sonuna kadar sabredip dinleyip ondan sonra çözmesi bana gerekiyor. Bana isterse kızsın yani. Hani zaten anne demedi abla dedi. Abla mı dedi? Abla dedi. İltifat etmiş. Abla gibi zaten. Abla dedi. İltifat etmiş. Canım bol şans. Çok teşekkür ederim. Kendine buradan da sarılıyor. Çok yine, memnun oldum. Yine bekleriz. Bol şanslar dedik. Kendinize iyi bakın. Tekrardan. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Siz de. Çok memnun oldum. Kızlarımıza da iyi bakın. Kıvar Beyler. Çok teşekkürler. Siz de. Ben de. Hadi görüşürüz. Ben de geçeyim. Görüşürüz. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ayağına sağlık. Ayağına. Neyi konuşacağım? Sen sevgilimin annesine gelmişsin. Sen... Beni kötüleyeceksin. Ben senin neyi konuşacağım? Senin yaptığın hareketlerle sen kendini kötüleyorsun. Ya istediğimi yaparım ya. Senden mi öğreneceğim? Bak istediğini yapıyorsun. Sevgiyi senden mi öğreneceğim? Sevgiyi senden mi öğreneceğim? Kimse burada bir şey öğretmiyor sana. Hiçbir şeyi senden öğrenmem. Kimse bir şey öğretemez ha, zaten canım evet. Benim. Sen iki sene de öğrenememişsin. Aynen güzelim. Aynen. Böyle de gidersin aynen, tamam güzelim, mı? Aynen. Böyle de gidersin. O yüzden mi ikinci sezonda buradayım? Böyle de gidersin. Bir düşün bakalım. Öğrenemedin düşün, için. Böyle düşün. De gidersin. Bir düşün bakalım. İnşallah da evlenirsin. Bir düşün. Evlenemez sen de eğer. Ha. Biraz daha dikkat edersin. Annelere nasıl davranılacağını. Ya yavrum. Anneye babaya sana bir şey söyleyeyim mi? Anneye nasıl davranınca. Bak anneye davranış da emniseydi seni biri alırdı. Sen biri alırdı mı? Almadı. Benim kayınvalidemi kimse almadılıyor. Sen nasıl davranmışsın? Güzelim kayınvalidenin seni nasıl hatırladığıyla kimse seni almayacak. Kayınvalidenin davranışlarıyla kimse seni almayacak. İki senedir bu evde annelere karşı neler yaptın? He ne oldu? Nasıl hareketler bulundun herkes biliyor. Annelere nasıl davrandın benim ciddi bir ilişkim var. Senin neyin var? Bir insan var. Senin neyin var? Bak senin dostun seni mi? Ne yapar biliyor musun? Seni uyarır, seni pışpışlamaz. Melis böyle bir kızdır ya. Dostum beni nasıl uyarır biliyor musun? Dostum beni nasıl uyarır biliyor musun? Çeker köşe. Bak kardeşim yanlış yaptın. Bak yanlış yapmadınız bunu. Milletin önünde böyle senin gülme gülme yapma. Olanı da söyle abi. Hiçbir zaman sana yalakalık yapacak. Herkes yapsın ben yapmam. Böyle bir kadınsın. Böyle bir kadınsın. Öylesin. İlkay yine çok hassas bir tepki verdi yani çok şey bile tepki vermedi çocuk. İlkay tepki vermedi ki. Şimdi mesela şöyle değerlendirelim durumu. Ama bu herkesin oğlunuz, şahsı adına farklı oğlunuz, değerlendirilir. Şimdi sen ailesin ben sana geldim sordum. Oğlunuz sizce evliliğe mi hazır mı?
dediğimde bu tarz cevap verir misin? Veririm. Değil mi? Derim ki böyle böyle benim oğlum zaten böyle böyle bir geçmişine böyle bir şey de yaşadı. Buna adım atıyordu. Sonra olmadı. Sorulması gereken... Verirsin ya. Değil mi? Soru... İster istemez verirsin hani. Şöyle bir şey var. Bir de kalbinde kötü bir şey yok ya, o kadar belli ki. Yani zaten kötü yüzünden. Bir şey yok ortada. Valla baba yani. İki defa onur etti zaten. Kaç defa? Sorulması gereken... yani senin sorduğun soruyu tersten soracağım. Senin annene aynı hareket yapılsa ne tepki verirsin? Canım kardeşim... ben daha sert olurum. Bunda zaten bir art niyet yok bak. Melis'in yani, kötü yok. Niyetle gelmediğini okey. Hemfikiriz zaten. Kendimce ama hani o anda o esnada şahsın dinlemeyip adına yani çıkıp gelip yani hani evet derim ki ya arkadaş bir dur bir bekle. Ne yani bu ne acele bu ne sabırsızlık. Aslında hani, hata yok ama bu, zamanlama hatası var. Zamanlama hatası var burada. İlkay'ın Melis'le konuşması da çok sakin anlayışlı bir şekilde. İlkay farkına varamadı ki ne oldu. Yani mevzunun farkına da varamadı belki ama şimdi annesinin yanından bu şekilde geliyor olması bile bir adamı normalde gerginleştirebilir. İlkay bunu sakin karşıladı. Kendi adımıza diyorum ben. Sen mesela nasıl karşıladın? Ben daha gergin olurum. Ben de gergin karşılayabilirim. Annesi gitmeden önce dedim ki şu anda dedim bir tepki verdi. Fevri ve acil. Bugün sabahtan beri tadı da yoktu. Bak bu ılımlı bir tavırdır. Aynen öyle. Bu yapıcı ve ılımlı bir tavırdır. Dedim ki bunların da etkisi olabilir. Ama ya pişman olacak ama senin dostum dediğin kişinin seni anneye hiçbir tepki vermeden hatta anneyi kızıştırmadan seni kenara çekip Melis bak burada bu tepkiyi vermeseydin haklıyken haksız duruma düştün. Evet bak bunu sen evet. Bana şimdi oturuyorsun burada söylüyorsun o zaman sen benim dostumsun ama Rabia benim dostum değilmiş. Ama bak pışpışlamak da değil, annenin yanında kızıştırmak da dostluk değil. İşte değil. Bak, dostluk o da değil. Ve bak ben sana şunu da söyleyeceğim. Geçen haftalarda sen demiştin ki Rabia'nın sana karşı bir karın ağrısı var gibisinden bir şey söylemiştin. Evet, hatırlıyor bana musun? Söylüyormuş. Ben de sana demiştim ya Didem ne karın ağrısı olacak kızım bana demiştim. Çok haklıymışsın kardeşim özür dilerim. Çok haklıymışsın. Rabia'nın bana karşı bir karın ağrısı var. Rabia'nın bana karşı karın ağrısı da nereden biliyor musun? İlkay mevzundan. Başka neyden olacak? Bizim konuştuğumuz mevzu mutfakta. Aa selam hadi bakalım. Ay yine bir şeyler kırık, ay yine bir şeyler kırık. Melis evet, kırdı. Yapacak bir şey yok. Bu eve gireceğim, bir gün bir Emre şey kırık görmeyeceğim. Ya, Melis bugün çok hatalı davrandı. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Bir de kaldırmıyorsunuz o fena. Çok şıksınız Seda Hanım. Sağ olun, siz de öylesiniz. Merhabalar hanımlar, beyler. Nasılsınız bakalım? Kritik yapmaya geldik zaten. Çok kritik durumlar var. Onların kritiğini o yüzden bugün yapmayacağım. Tahmin edersiniz. Onları biraz böyle Nadas'a bırakacağız ki sakinleşsin ev biraz. Onun haricindeki konularla biraz ilgilenelim. Şimdi dün ben bu eve bıraktığımda aslında Farima birden fazla adayı aynı anda tanıyabileceğini, oturup sohbet edebileceğini söylemişti ki üzerinden 24 saat geçmeden yolunu çizdi. Evet. Şimdi artık şu dakikadan itibaren birden fazla adayı tanır mısın? Hayır. Akındır diyorsun. Evet. Kesindir diyorsun. Evet. Peki. Akın sen bundan sonra müsaade eder misin? Hayır. Ha, dünkü gibi o da Şerif'le konuşsun, onun da hakkıdır falan öyle... Şerif'te çiçek verebilir veya başka adaylar ilgilenebilir gibi bir şey yok artık. Hayır, biz artık bir yola başladık ve inşallah sonuna kadar hayırlısıyla gitmeyi planlıyoruz. İnşallah. Peki o zaman bakalım arkanızdan nasıl yorumlar gelmiş? Bu yola neden, nasıl ve neden şimdi başladığınızla ilgili izleyelim. Ben Farima'ya şaşırdım yani. Hani... Dün duygum yok diyordu. Tahtaya kız kadının içinde bugün... vardı zaten. Yoksa bugün bu kadar diyor duygum oluşmaya başladı. O sadece evin kurallarına göre oynadı. Zamanını bekledi. İki adayı da tanıyabilirim muhabbetlerini o yüzden yaptı. Şerif de geldi buraya çiçeklerini verdi. Çocuk saygılı bir şekilde Şerif'e yazık şey değil yaptı. Mi o durumda? Hayatım evin kurallarına yani... göre oynadı. Popüler yaptı kendini önce. Ben size demiştim ilk başta. Bu önce dedim böyle yapacak sonra seçeceğini seçecek zaten belli. Aynen demiştim. Kendini bir biraz yükselt. Hiç sağlıklı bir ilişki değil ki ama yani. Bu evde bu kadar yalnız kalmış bir kız kimse istememiş Farima'yı. Şimdi bulmuş birini tabii kabul aynen, eder. Aynen o şey de onu söyledi yani, zaten. Aşk yaşamamış bir şey yaşamamış. Aycan'la bir Melis de onu söyledi zaten. Kızı. Dedi iyi gidiyorlar dedi. Bak gerçekten çok akıllı kızlar ya. Melis'le şey Aycan da iyi gidiyor. Ben bu zaten. Evi bilmiyor musun? Biz başından beri buradayız. Bu kadın buraya geldiği günden beri kimse kadını şey yapmamış. Anladın mı? İstemedi. İlişkisi olmamış, istememiş. Şimdi bulmuş kız kaybeder. Hoşuna gitmiş bu durum. Kız dedikoducu kadınlar. Ya akın böyle gidiyor. Ellerini şeylerini alır dedikoducu kadınlar. Cevap vereceğim. Bir kere ben
Akın'a da dedim. İlişki yaşamak için sadece ilişki yaşamak istemedim bu evde. Yoksa ben de bilirdim. Ona talip olayım, buna talip olayım, ona talip olayım diye. Bu bir. İkincisi ben zaten geldiğim zaman evde isimler verdim. Bunlarla çıkmayacağım dedim. Yoksa diğer gelinler gibi ben de kapılarımı açık bırakıp işte bunu da tanıyabilirim, onu da tanıyabilirim. Mavi boncuk da dağıtabilirdim. Ama bu tarz şeyler yapmadım. Üçüncüsü evet Akın'ı tanımak istedim. Bu kadar basittir. Hanginiz yani ben düşünmüyorum erkekler evinde kime iki aday olan var burada ki ben içerisindeyim. Bak şimdi finalde ayağa kalkmıştı. Ve sen gülüyordun gitmesine üzülmüyorum çünkü duygum yok diyordun gülüyordun. Sen burada çok yürekli gelin adayları var kendileri de gittiler ilişkide yaşadılar halen de yaşıyor. Kendimiz de gidebiliriz ama sana demek ki bir ışık yakmamışlar ki sen cesaretsiz yok, bir kadınsın sen gitmemişsin. Bana ışık yakıldı ve burada gelin adayları evet gidebiliyorlar hayatım ama sana ışık yakan namat adayı olmamış. Ne garip ki bunu dedikodu yapanlar da belli isimler yani. Belli isimler diye bir şey yok hayatım herkes yapıyor. Burada dedikodu diye bir şey yok aynı şekilde siz de konuşuyorsunuz eğer evet, konuşmayacaksak burada ne işimiz var? Yok, o zaman dışarıya gidelim. Hayır birisi aklına daha önce aday belli oldu. Belli isimden gel abi ya. Bir evet, şey söyleyeceğim. Yani. Bu konuyla alakalı dikkat etmesi ben gereken bir isim değilim. Dikkat etmem gerekmiyor. Hiçbir şekilde gerekmiyor. Bir geçmişim yok, bir şeyim yok. Orada mağdur olan taraf zaten bendim. Benim konumu aslında senin açmaman gerekiyor. Seni kötü gösterir. Ben hiçbir şey kötü niye göstermez. Beni madem böyleyse, hani sen diyorsun ya Tuğçe konuşuyor, Rabia konuşuyor falan beni diye. Hiçbir şey bunu kötü gösteremez. Çünkü kötü hiçbir şey yapmadım. Öyle bir şey yok. Ben bu evde her şeye yorum yaparım. Herkese yorum yaparım. Şu an bir istatım yok. Rahat rahat yorumumu yaparım yani. İşte sen kendi bunun üzerinden tamam, popülerlik üretme. İşte kendi fikrimi söylüyorum. Bu bir. Konu i̇kincisi, olsun diye de farklı şeyler ikincisi yapıyorsun canım. Ben eğer konu olmak isteseydim veya popüler olmak isteseydim belli isimler verip de kapıları kapatmazdım. Bu çok belli bir şey. Belli yani bu komik geliyor. Belli çünkü sana ışık yakar şey isimler veriyor. İkinci günde tatlı. Ha, 2,5 ay kimse Farima'ya net talip gelmedi. Hı. Gelmedi. Tam geldiğinde kızcağızın değerlendirmesi şey normal değil mi? Burada yani kime? Rabia tamam, sana talip olan geldi mi? Bana... Canım ben tamam, burada talip olan geldi gelmedi değil. Ben adam gibi aşık yaşadım. Kendim gittim evet. Tamam kendim ben gittim. Eski konuşmuyorum. Ben evet, de eskiden gittim. Böyle şeyler sana yaşadım. Talip ben de ne eski demek ya? Sana bana falan. Ne gelmiş oluyor talip gelince? Pardon. Hayır bunu konuşuyorsanız ya, sanki kendiniz yaşamışsınız, diğeri yaşamamış gibi hayır, bir imaj ne yani? Talip gelmesi sen çok bir şey. Cevap vermek beni nereye yani taşır ki bana talip gelmesi? Benim burada elle tutulur bir aşk yaşamam beni evet bir yere taşır, evliliğe tamam, taşır. Tamam ben de o zaman ama elle tutulur bir aşk bana, yaşamak için bekledim. Canım benim biz sana sadece senin tavırlarını anlatıyoruz. Ya çocuklar talip önemli. Neden? Bir insan bir insana talipse geçerli bir nedeni vardır. Tereddütün neydi ve neden bugün Akın'a evet dedin ve yazdın? Şöyle ben kendi duygularımdan Akın'a karşı emin değildim. O yüzden de ümit vermemek için de Akın'a daha yoğunum veya başka bir şey söylemedim. Kendime en azından emin olmak istedim. Bir tartıp şey yapmak istedim kafamda. Ondan sonra açıklamak istedim. Ben onu da yaptım. Bu kadar basit. Ya bir günde ne değişti? Bir günde ne değişti? Bugün Akın bir çok özel değil, bir şey ya. Bir günde değil. Bir dakikada burada kritikler de dedi ki iki adayı da eşit şekilde tamam, tanıyabilirim. Şöyle böyle hatta biz de destek verdik. Evet dedik bunu erkekler yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Siz gittiniz bir dakika sonra Akfar ilişkisi başladı. Şimdi madem kritiklerde tereddütün vardı bir dakika sonra i̇şte siz gittikten ne sonraki... Yani, olayını biz de anlamadık. Ben kendi duygularımı dedim yok ben Akın'ı istiyorum dedim ve bunu da hemen açıkladım. Yani sürdürmedim ben uzatabilirdim konuşulmaksa mevzu veya başka şeylerse ben ne ümit verdim kimseye ne başka birisinin ne bileyim bir şey yaptım hiçbir şey karşı tarafta incinen biri var mı Şerif incindin mi kesinlikle yok ya bir şey yapmadım incinecek karşı tarafta incinecek veya incinen biri yok Akın sen zaten Fari ile bugün konuştuğumuzda dünkü hareketinin tam açılımını bana anlattı ne hissederek yaptığını ben ayağa kalktığımda elenme tehlikesi geçirdiğimde İçindeki gerçek o an söyleyemediği şeyleri bana anlattı. Bunun tedirginliğini yaşadığını, kendine itiraf ettiğini ve sonrasında bunu yaptı. Yani sonuç olarak bunu bana açıkladı ve ben de mutluyum yani şu an. O peki. Açıklama senin işine geldiği için kabul etmiş olabilirsin. Bir de aslında olay ne biliyor musunuz? Hafta sonu bunlar telefonda bu olayı konuşmuşlar bence. Farima'yı severim ama konuşulmuş tamam mı? Pazartesi günü Akın çiçek getirdikten sonra romantizm anlar. Belki çiçeği biliyordur demiyorum. Bakmak bilmiyor da telefona olabilir. Bir dakika. Bence öyle bir durum oluşmuş ama o papatya yüzüne işler umdukları gibi gitmedi. Ama Farima yine sözünü yemeyeyim diye kritiklerden sonra hemen tık diye Akfar yazdı. Akın böyle bir adam. Rahat i̇şte ben de böyle bir adam olduğu için rahat hoşlanıyorum. Ben yapıcı konuştuğum halde bunu yapıyor. İyi olmakla da yaranılmıyor. Bu kıza kötü olmakla da ben anlamadım. Yeter üstünden prim yaptın. İyi takipçi kastın.
1,5 aydır ödül alamıyorum çekmek. Paralar Adnan'da birikiyor diyen kim acaba? Dur, kızların biraz daha eleştirileri var. Diyor, o sizden. Kızların biraz daha eleştirileri var Fahrima'ya. Başka ya bir konuyla ilgili. Normal bu evde olur. Bugün oldu. Bu yazı yazıldıktan sonra oldu. Neymiş bakalım? Neyle ilgili eleştirilmiş Fahrima? Aday olmuş, dün sana çiçek getiriyor, bugün selam veriyorsunuz evet. Ya. Hayatım, ya dün senin... adam niye sizin yanınızdan dikkat kalktı gitti, gerekiyor. Neden öfkelendi bir düşün. Şerif geldiği için sana ilgisi gitmedi mi? Tamam, sana ilgisi var bu düne kadar. Ben kararımı vermiştim ama verdim artık. Aa, işte verdiğin için daha çok dikkat etmen gerekiyor Fahrima Hocam. Tamam, ellerine sağlık, teşekkür ederim. Mıhlama yer misin? Ben de kırmadım. Yanında bile oturmaman gerekiyordu, dikkat etmen gerekiyor. Biz evde köşe kapmaca oynardık, aman nereye otursam, oraya otursam yanlış anlaşılır. Şöyle oturamazdık yani. Biz karşısına bile oturmadık. Yanına oturmayı geçtim. Yalnız benim dikkatimi çeken başka bir şey oldu. Dün bu çocuk senin adayındı. Sana çiçek getiriyor. Sen bugün yaptığın uzamayı yiyorsun. Aynı şeyi konuştuk sen tuvaletteyken. Onu bile yememesi gerekiyor. Aynı şeyi konuşuyoruz. Ya ben okulunlarda değilim. Olay mı çıksın istiyorsun? Bilmiyorum ama belki bilinçsiz yapıyorsun. Ne olayı ama gerçekten bu evde... Ya da adının konuşulmasını istiyorsun Fahrima. Hayatım mıhlama yemesem şimdi daha çok dikkat çeker. Hayır canım. Çok normal bir şey. Ben de bakabilirsin ama yanına oturmuş gülüyorsun falan. Belki de erkek psikolojisi denedi. Benim yaptığını düşünmediğim için ben gülmedim. İki şeyleri ben de belki seni denedim. Konuşmadı ki Gül'ü. Dışarıdan eve gözükmüyor. Biz gülünecek durumda değildik ki adamla kavga ediyorduk. Zaten tartışırken bir tek ben gülmedim. Aycan da gülüyordu, ben de gülüyordum. Şimdi çok üst üste konuşmuşlar, özetleyeyim. Aynen. Şerif eve mıhlama getiriyor. Bütün kızlar evini ortaya koyuyor. Fahrima da yiyor. Yanına oturup yiyor. Bu eleştiriliyor. Akın ne diyorsun? Bir sofranın ayıbı olmaz. Bunu ben hep söylerim. Ne yemektir bu. Sonuç olarak orada köşe kapmaca oynamaya gerek yok. Bu fikir zikirle alakalıdır. Ben onun kötü niyetle herhangi bir şey düşündüğünü hissetmiyorum. Bu evde de soruldu bana aynı şey. Şimdi çocuk orada yemek yapmış. Yemeğin ayıbı olmaz. Şimdi Fahrima da zamanında yemek yaptığında diğer arkadaşlarımıza biz de aynı cümleleri kurmuştuk. Yemeğin ayıbı olmaz arkadaşlar, buyurun diye. Yani sofrada küslük olmaz vesaire olmaz. Ya, hani bir kere nimet diyorsun orada, onun altında bir şey aramaya gerek yok. Ben bekardı aramadım. O zaman afiyet olsun Fahrima, ben de yedim, gayet güzel yapmış. Olay şu, tamam sofranın ayıbı olmaz, herkes herkesinkini yesin. Bir yemek yedi diye de kimse bir şey demez ama burada Şerif oturup da Şerif'in yanında böyle ikisi dedikodu ve böyle gülünce ortada dedikodu kusura yaptık. Şerif biz ya, seninle dedikodu yaptık. Annenin muhabbeti vardı ve ben birebir gözümle gördüm. Başka gören varsa söylesin. Ben. Gördüm ya. Ben yemek için dedi ki bunun içinde ne var? Çünkü ilk defa yiyorum. Dur Akın dur. Şerif de yüzü orada. Ben dedim ki bunun içinde ne var? Çünkü ben ilk defa hayatımda bu yemeği, mıhlamayı yiyorum. Dedim ki bunun içinde ne var? Hatta söylediği zaman bıraktım, dedim ki yok yemeyeceğim falan dedim. Teşekkür ederim, ellerine sağlık ama dedim. Burası algı evi ama bu biz kadar şeye tamam, aynı yaptık. Algı evi olabilir. Herkes düşüncelerini de söyleyebilir. Ama siz bunu benim için demiyor musunuz? Benim ilişkim için demiyor musunuz? Karşı taraf bir şey demiyor. Ben de bir şey demiyorum. O zaman sıkıntı yok. Ay. Bence de hiç sıkıntı yok. Şimdi oradaki soru mıhlamayı yemesi mi? Yanına oturması mı? Yani konuşması mı? Hangisi? Biz eskiden bu evde önemli olan Seda'nın bir gün öncesinde çocuk bana çiçek getiriyor. Yani çiçek getiriyorsa bir duygusu vardır çocuğun. Beğeniyorum diyor. Bu çiçekleri kabul ediyor, kurutmaya koyuyor oraya. Ondan sonra bugün de ayrıca dün akşam biterken de Akın'la bir ilişkiye başlıyor. Sonrasında bugün çocuk geliyor, yemek getiriyor. Çocuğun yanına oturmuş, çocukla muhabbet ede de yemeği yiyor. Ay, o kadar da zaten bir şey söylemeyeceğim. Yani. Tüm sandalyeler doluydu ve yanındaki sandalyeler boştu. Ben zaten söylemiştim Akın'ın buna hiçbir şey söylemeyeceğini. Çünkü Akın böyle bir adam. Akın rahat işte bir ben adam de böyle demiştim. Bir adam olduğu için rahat bir adam demiştim. Fahri, canım benim burası bir sürü insanın, binlerce insanın, milyonlarca insanın gözünün önünde ilişki yaşıyoruz. O yüzden aman şu olmasın, aman bu olmasın diye bu tarz saçmalıklara ben kapılacak bir adam değilim. Ben senin niyetinin kötü olmadığını çok iyi biliyorum. Hiç sıkıntı değil. Bunu düşünen arkadaşlarının mesafesini sen sorgularsın kendi adına. O senin kendi kararlarındır. Ben saygı duyuyorum arkadaşlarının yorumuna ama benlik bir şey dün yok. Dün bahçede etme. Çiçek getirdiğinde Şerif ama rahatsız olup kalkıp gitmiştin. Ben orada ne dediğimi Fahrima iyi biliyor. O yüzden herhangi bir sorun yok benim. Yok yok, siz birbirinizi biliyorsunuz zaten. Bize anlatmanıza ne gerek var ki? Biz burada boş şimdi biz birbirimizi bileceğiz zaten. Şöyle bir durum prim var. Prim veriyoruz ki biz zaten. Efendim? Prim tamam. Veriyoruz evet. Sayemizde ben konuşuluyorsun mi? İşte. Yani siz madem bu kadar birbirinizi biliyorsunuz. Kardeşim, biz bir daha sizi konuşmayız. Siz de bir köşede öyle kalırsınız. Aynen. Konuşmayın o zaman.
Konuşmayacağım. Doğru söyledi. Şerif, hadi sen bir rahatsızlık duydun mu? O molamayı bütün kızlar için getirdin değil evet, mi? Evet, evet. Tamam, Farima da tesadüf yanına oturdu ve tadına baktı. İşte bunun içinde ne var dedi falan. Çok bolca bir tereyağı olduğunu söyledim. O da yemeyeceğim ben. De afiyet olsun dedim yani. Bu kadar. Başka kim var orada konuşmak isteyen, bu konuyla ilgili ilişkisi olan? Emre ne yapardı? Yani bile bilemedim. Ya bir şey yok aslında açıkçası baktığınız zaman olayın içinde çok ama evet, Farima'nın bir birazcık ekmek daha su böyle işi çok abartılıyor. Şimdi tam fazla çok fazla göremedim ben ne olduğunu ama yani hani öyle bir tabii o arada bir samimi bir muhabbet varsa tabii bir yanlış. Hani dün bir bugün iki olduğu için yanlış bir durum ama onun dışında hani bir yemeğin orada ucundan tadına bakmak, sormak, sorgulamak bunlar da o normal şeyler yani hayatın içinde olan şeyler. Güzel çünkü kendin su ikramınla ilgili de aynı evet. şeyi kabul etmiştin. Başkaları için de böyle düşünüyorsan normal. Aynen öyle. Fakat bugün senin Tuğçe ile finalden bugüne gelen tatsızlıkla ilgili. Finalde bir tatsızlık yaşanmıştı ya aralarında hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Akın mevzusuyla ilgili. Onun bir devamı geldi. Biraz da kötü bitti. Bakalım bir izleyelim. Nasıl yorumlayacak ev? Senin finalde gelen o 4 dakikalık neredeyse 3-4 dakikalık olan konuşman benim sinirlerimi sonuna kadar bozdu. Bu kadar net. Onun dışında da ben senden burada evet hayatım haklısın demeni beklerken sen karşıma geçmişsin haklısın hala. Söylediğin cümle benim canımı sıkıyor. Yok şöyle söylüyorsun. Ki. Yok böyle. Oh. Ben sana o cümleleri evet kurdum. Kurmuş olabilirim. Ama bugün buraya gelirken ben tamamen içimde kafamda şeyle geldim. Yani hani konuyu konuşuruz bir şeyleri düzeltiriz. Ama anlıyorum ki şu an sen de bir şeyleri düzeltmek taraftarı değilsin. Ben de değilim. Ama böyle devam etsin. Tamam. Sen kendin karar verdin, kendin konuştun, kendin yargıladın, bir şeyleri düzeltmek peşinde olmadığımı söyledin. Üstüne ben de değilim dedin, bir şeyleri düzeltmek peşinde değilim dedin. Tamam o zaman. Sen bilirsin. Ya ben bilirim. Tamam, kendi kendine karar ver. Çok fazla konuşmanın lazım. Öyle mi? Son kararın mı? Tuğçe ne yapmamı bekliyorsun? Ne istiyorsun? Bunda. Allah Allah. Al bunu da. Al hayatım. Aferin ya. Aferin. Tamam. Aferin sana. Geç içeri ben ama bunun hesabı ayrı benimle. Sorulacak. Tamam. Aferin sana. Şşş. Çok kötü. Dağıtmış orayı. Yok dağıtmadı. Kaza ceket çarptı gördüm. Montum değil. Siz başka türlü mü algıladınız? Biz evet. Başka türlü algıladık. Ben anlamadık. Ha sen öyle mi zannediyordun şu ana öyle kadar? Ben de görmedim. Ben de öyle söyledim. Yok, verdiğin ceket çarptı. Öyle değil mi Emre? Evet. Ama sinirliydi yani. Tabii. Lay lay lom diye dönmedi erkekler ama evine. Ama sinirleneceği bir şey yokmuş aslında. Ben Tuğçe'nin üstüne çok gitmiştim de Tuğçe'nin hiçbir suçu yokmuş ki. Bir şey söylememiş. Ha, yanından kovan Emre aslında orada evet. Geç içeri diye. Yani onu bana karşı taraf yapsa hani geç içeri falan. Hayırdır derim yani sana mı soracağım derim yani. Bir de son kararın mı diyorum hala ben orada. Yani kız gerçekten bir şey yapmamış özür dilerim bu arada yani. Emre'ye ne söyleyeceksin arkadaşın sen Emre söyle. Çok fazla yükselmiş. Arkadaşım bu kadar yükselmeni gerektirecek bir durum yok gördüğüm kadarıyla eğer başka bir şey yaşanmadıysa aranızda. Benim gördüğüm perspektifte gayet de kız haklı ve yumuşatmaya çalışıyor. Ya Emre hani haklı hani şey emin misin emin misin falan yapıyor. Mesela ben düşünemiyorum ki Melis'e bir erkek kalk git içeri desin. Melis de halen son kararı mı yani. Desin. Ben yani. Hiçbir erkek onu diyemez ona. Cümlesine şaşırdım zaten. Ya o yüzden son kararım mı diyorum. Sakin kalıyorum ve tartışmak istemiyorum. Emre'yle gerçekten kötü olmak istemiyorum. Ya eminim ki o da istemiyor ama bilmiyorum ya. Üzüldüm. Emre o gün, o gün de yükseldin. O konuyu bitirdik. Tuğçe özür diledi. Pişman oldu. Bu reaksiyonu beklemiyordum dedi. İçinden mi atamıyorsun? Kaldım. İçinde mi kaldı? Nasıl geçireceğiz? Seda Hanım ben oraya geldim. O benim finalde söylediğim cümleye takılmış. Yok işte böyle giderse bunun geleceği olmaz dediğime takılmış. He. Bana öyle söyleyince ben de dedim ki bak dedim. Bu dedim bu şekilde devam ederse bu işin geleceği olmaz. Gerçekten yani o mevzuları açmaya devam edersen mi kastediyorsun? Evet. O da dedi ki ben dedi burada konuşuyorum. Tamam konuşabilir ama o finalde gelen görüntüler çok başka konuşmalardı. Yani hani tamam dışarıdan bir göz olarak yorum yapıyordu. Şimdi Farima ile bir ilişkisi başladı mesela. Bir kendince yorumlar yapabilir. Ben bunlara bir şey demiyorum. Çünkü yapmış zaten başka bir şey. Bugün yapmış çok kısa. Da zaten. Ama orada o finalde gelen görüntü benim hoşuma gitmedi. Ben buna tepki verdim. Ama geçti Emre. Geçti yanına gittim normal konuşmaya. Dedim ki ben de böyle bak bu tarz şeyler benim için hassas konular. Senin buna dikkat etmen gerekiyor dedim. Ondan sonra ben dedi ediyor, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, bilmem ne dedi.
Ondan sonra kopan koptu işte kıyamet. Ya bir şey kopmadı. Sen kıza o zaman geç yeri ya deyince geçti yani. Ya ben bir de şeye kırıldım. Bir daha böyle bir şey olursa dedi hani gözden geçireceğim bazı şeyleri gibi bir cümle kurdu. Tam net hatırlamıyorum. Hani ben olmaz diyorum mesela. Tamam diyorum. Hatalıyım diyorum zaten. Hata yok demiyorum. Bir de öyle bir cümle kurdu Emre. O da üstüne tuzu biberi oldu. Yani bilmiyorum ben gerçekten... Ya bir daha böyle bir şey olup olmadığına bakar Emre'de. Ben de olacağını düşünmüyorum. Çünkü ilişkilerin ilk 3 ayı çok zor ya. Bir frekans diyorum ya. Bir frekans tutturmak zorundasınız. Bir ayara, aynı düzlüğe çıkmak zorundasınız. Ayar çekiyorsunuz şu an birbirinizi, anladınız mı? Aynı frekansa gelince yürüyor. Evet, biraz sabır gerekiyor başlarda. Zor. Bunu. Emre başka, keskin Didem, biraz. Didem ne diyorsun? Gördüğüne ne diyorsun? Olan bir şey var. Tamam, Tuğçe hatalı, abartmış, gereksiz yorum yapmış dedik o gün finalde. Evet, Tuğçe'nin gelişiyle alakalı da konuştuk hatta. Gülerek girdi. Bir tartışmadan sonra neden gülerek girer ki içeri diye konuştuk. Farkında o arada görmediğimiz hoşuna için. Gidiyor tartışma. O sana biz de yaşadık Adnan'la Tuğçe'cim. Olabilir. İlk zamanlarda böyle şeyler elbette yaşayacaksınız. Ben senin kadar iyi mi göremiyor ilişkide... olabilir miyim acaba? Bilmiyorum ki. Onunla da alakalı olabilir aslında. Bak ben seninle güzel ve tatlı ve yapıcı bir üslupla konuşurken evet veremezsin. Daha yeni. Belki ondandır. Diyene bakar mısın? Evet. Olsa gerek bak. Olabilir. Hmm. Bak ben konuşmak istemiyorum. Neyse, Seda tamam. Nereden gerçek yüzünü bir tek yani. De ben konuştuğum zaman gerçek yüzünü gösteriyor. Ben bir şey söylemedim ki senin kararı iyi. Hani öyle İçeri gülerek dikkat girmiş. Edemiyorum demek. Peki ben yani. Yapıcı konuştuğum halde bunu yapıyor. İyi olmakla da yaranılmıyor. Bu kıza kötü olmakla da ben sorayım, anlamadım. Sorayım bir dakika. Emre nasıl içeri gülerek mi girdi? Öyle mi fark etti? Ne zaman Seda Hanım? Seninle kavga ettikten sonra geç içeri dedikten sonra içeri giriyor ya kızlar evine. Ben görmedim ki nasıl girdi. Didem gülerek girdiğini söylüyor. Ben biraz önceki ya, görüntülerde gördüm şöyle, fark ettim. Gülerek ama hani sinirden gülersin ya. Hani böyle, ya ben sinirlenince de gülüyorum gerçekten ama ondan güldüğümün farkında değilim. Hani o durumdan haz aldığım için gülmüyorum zaten. Gerginim. Emre'nin ona hesap sorması, anladım, tartışması hoşuna gitti. Ya, bir bakın bakalım bir dakika şu gülerek mi değil mi, nasıl bir gülüş? Geç içeri dersen geçerim. Bunun hesabı ayrı sorulacak. Tamam. Aferin sana. Bence bir gülme yok ya. Hayır ya, hatta bu konu konuşuldu. Şuraya kadar arkadaşlar niye kritik herkes ya şöyle, ben anlamıyorum ya. Bir de ki bu dakika, konuşulmadı mı? Tamam çok affedersin. Buradan girdi gülerek geçiyordu. Buradan ben dedim ki ya dedim adamla kavga ediyorsun dedim. Adam kırıyor döküyor dedim. Çünkü biz kırıp döktü diye biliyoruz. Ondan sonra adam kırıyor döküyor gülüyorsun. Dedim. Sen gülüyorsun dedim. Baktım. Ağlamaya. Herkes ya, gördü ya. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Emre ona çok bağırıp yükselirken de değil suratı. Orada tebessüm ediyor. Acaba... Ya boş ver onu. Her zamanki sakinliği. Ya çocuklar tarzı olamaz mı insanların? Her zamanki sakinliği. Bak bazı insanlar, ben öyle biri değilim tabii. Ama bazı insanlar, kan içer kızılcık şerbeti durumu vardır biliyorsunuz değil mi? Evlerine gidersin kocasıyla içeride kavga etmiş birbirini yemiştir. Ama böyle gülerek Seda sofra kırar. O zaman niye mutfakta Elif'i didikler, içeride misafir burada didikler. Niye ağladı o zaman? Garip olan şey şu zaten. Melis dedikten sonra mimik değişti. Ha, o garip. Ona şahit değilim. Ama Tuğçe'nin zaten hiçbir zaman böyle şiddetli, coşkulu, efendim? Tutkulu kudurmadığı zaman. Hayır, var beni Emre'den abi? Daha çok seviyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bana gerçek kimliğini gösteriyor ama Emre'ye göstermiyor. Beni daha çok seviyor. Tuğçe'nin artık tepkilerini ezbere bildiğim için, ya birini anlamanız için onu çok iyi tanımanıza gerek yok. Böyle yemekte de aynı şey geçerli. Bir kaşık alınca anlıyorsunuz zaten. İlk gün ne söylediysem hala aynı şeyi söylüyorum. Evet, tepkilerim yüksek olduğu için annesine verdiğim söz yüzünden tepkilerimi düşürdüm. Ancak şöyle bir şey gördüm. Emre'den sonra Tuğçe'nin tepkileri bana karşı çok başladı. Yani ben tepkimi aşağı çektikçe kendisinin bana tepkilerinin fazlasıyla yüksek ve hadsiz olduğuna karar verdim. Dolayısıyla eğer saygı bekleniyorsa saygı gösterilecek. Takıldığın konuda kendince haklı sebeplerin var. Erkek olarak böyle düşünüyorsun. Ben bilmeden, bilinçsizce böyle bir şey yaptım ama bu hareket seni kırıyorsa ilişkim için özen göstereceğim. Bundan sonra dikkat edeceğim de zaten o susacak bir adam. Ama sen birlesin, al mektupları, al ceketini, ben gidiyorum. Ben bunu anlamadım şey yani. Bana bu çok işte, bana bu hiç gerçekçi şeyleri. Gelmiyor. Allah'tan sevmiyorsun söyle. Ya. Yüze vurmayacağım yani. Allah'tan sevmiyorsun.
Ha, burada çok merak ediyorum. Emre benim kafamda yumurtalar kırsaydı ben zaten hani o şeye gelmezdim diyeceğim, olmayacak şimdi. İşte bir şey söyleyeceğim, ikinci yüzünün gerçeklerini. İkinci yüzü değil ki bu, yaşadığım bir şey yani. Ben buna bu kadar tepki gösterecek biri değilim. Ya, ama başıma öyle bir şey gelseydi tepki gösterirdim ve ilişkiyi keserdim mesela. Kafamda yumurta kırılmadı. Sen iyi izlememişsin. Emre sen ver cevabını. Ya, tamam. Ben mahsap olmak istemiyorum. Sinirleniyorum ben gerçekten. Bir bana sinirleniyorsun. Yeter üstünden prim yaptın. Sizden rica edeceğim. Sizden rica edeceğim. İç dünyam bu. Git başka birini bul kendine. Gerçekten çok sıkıldım. Annene verdiğim söz olmasa annene dua et. Annene söz verdim. Annemin hep duaları senin. Haddimi sınırımı biliyorum. Tamam mı? Yeter yani çünkü. Peki. Emre sen toparla, ben artık gidiyorum. Yani bilmiyorum şu an nereye varır ne olur. Biz yani son durum olarak biraz... Yani olmuş bitmiş bir şey. Kız özrünü dilemiş. Seda Hanım o değil önemli olan. Önemli olan o değil. Sonradan gösterilen tavırlar. Burada geldi. Ondan sonra ben bir daha buraya gelmeyeceğim dedi. Çıktı gitti. Ondan sonra tamam o tarafa geçti. Ben geldim bir daha gelmem sen, artık dedim. Evet geldin ama yanlış zamanda geldin Tuğçe. Ben sinirliyken geldin. Benim canım sıkkınken geldim. Ben daha sönmemişken geldim. Yani, Emre. Bak sinirliyken seni bıraktı diye kızıyorsun. Sonra da sinirliyken geldin ben diye kızıyorsun. Ben zaten yanımdan gitmesini istemiştim orada da. Ben dedim içeri git diye. Çünkü daha fazla sinirlendiğim zaman onun o sakinliğinden ve verdiği cevaplardan dolayı bu sefer daha fazla gerileceğim diye git dedim. Anlamadığını düşündüm. Sonra buraya geldim. Sonra peşimden geldi. Bir 5 dakika sonra daha sakinleşmemişken. O zaman da işler daha kötüye gitti. Netice itibariyle ben bunları ona olan sevgimden yapıyorum. Ben ona değer vermesem, o benim hayatımda önem teşkil etmese, böyle şeylerin içine hiç girmem, hiç de umursamam. Direkt önünü keserim. Her şeye de olduğu gibi. Tamam, yanlış demek ki tedavi edilmeye ama ya da... o benim canım, bunu bil ve lütfen bu saatten sonra ona göre davran. Bunu da unutma. Tamam mı? Güzel. Şimdi ortada aslında bir kavgamız, bir tartışmamız daha var da. İlkay ile Melis'le ilgili. Hiç girmiyorum o konuya. Çok taze, çok yükselir. Ben de bir şeyleri bozmak değil artık, bu gong yakınlaşırken yapmak taraftarıyım. Sıcağın sıcağına tartışmayalım. Ya yarın ya bir başka gün ya finalde konuşuruz onları da. Hadi ben bugün gideyim. Bu kadar yeter. Tamam mı? Yarın görüşürüz. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Bu hayat benim gonga donk demem kadar. Seninle tartışma istediğini vermeyeceğim. Avucunu yalarsın bu saatten sonra. Aa, sen kimsin ki? Yeterince takipçi kastın canım. Sen kimsin yeter ki ya? Yeter. Kendine yeni birini bu. Benim amacım o zaten. İç dünyanın tamam. Dışa çıkıyor. Bak bu da tartışmayan halin. Senden takipçi kasıyorum ben. Ben ilk günden beri aynıyım. Ya bana kafa yapına bakar mısın? Halkı düşünen ve takipçiyi düşünen kim acaba sürekli sen takipçi diyen muydun? Burada? Gece kapatıyorum, sabah Allah açıyorum. Allah bir ya. Kişi gelmiş bana Didem. Burada Gamze'ye anlatıyordum. Sen misin bunu söyle? Nereden geldi yukarıda diye. Yukarıda bir buçuk aydır ödül alamıyorum çekmek. Paralar Adnan'da birikiyor diyen kim acaba? Bizim evde görmek istediğimiz manzaralar. Vallahi ben çok keyif aldım. Çünkü karşılıklı gol atıyorlar işte, Didem onu sosyal medyadan vuruyor, o onu çekten vuruyor falan. Yani Tuğçe'nin çenesi açıldı. Tuğçe daha öncesinde böyle bir kız değildi. Sessiz sakindi. Hatta ilişkisinde bile bu kadar sessiz sakin hani böyle bir tavır sergilerken Didem'e hot 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 tak tak giriyor goller moller bir şeyler. Vallahi bilemiyorum. Tuğçe değişti ama sanırım sadece Didem'e karşı değişti. Ama benim çok hoşuma gidiyor tabii, eğleniyoruz. Bir tek bana çıkıyor çenesi ya. Farkında mısın? Tamam ya, of. Sana anlatmadı mı burada Gamze? Şahitsin, burada demedi mi? Kapatıp açıyorum. Takipçim geliyor şu kadar evet, tamam, yüksek. Ya bu geliyor. Söylenir ki ne var? Tamam, bin gelmiş ekran geliyor diyorum. Hani otomatik takipçiler abi, almıyor diyorum. Kabul etmiyor diyorum. Oradan feyz alıyor, onu benim yüzüme vuruyor. Kendisi çek alamıyorum diye ağlıyor. Keşke söylemeseydin. Ne var ki bunda? Yo, söyledim. Çatır çatır da söyledim. Hayır, Didem'in anticileri, Didem'in anticileri bana geliyor ha, demezsin ha, ama. Onu bilmiyorum ama demezsin. Şu an bu programa biz de keyfi çıkmadık. Bizim de bunları yani şimdi herkes doğru konuşsun. Aycan, Didem'in anticileri geliyor, şunun bunun anticileri bana tanınmak geliyor demezsin. Ya. Bak, sinir oluyorum. Ben bunu bu anlamda söylemedim. Takipçi kasıyor. Hani bin görünüyor ve onaylamıyor. Hani anladım. Ne? Buradan bunu çıkarıyor ya. Buradan keşke bunu çıkarıyor bir insana. Keşke söylemeseydin. Sen niye onu yanlış hayatım konuşuyorsun? Ben bu soruyu teknik olarak sordum biliyorum, zaten. Anladım. Bunun bir yolu var mı diye. Takipçi gelmiyor hani. Ben bunu hani takipçi geliyor, takipçi geliyor diye demedim ya. Allah Allah. Her fırsatta laf sokuyor canım. Onun hepimiz farkındayız. Yok ağlıyormuşum. Yok şu yok bu. Ya benim derdim çek şu bu değil. Allah'a çok şükür bunu burada en son lafını edecek insan benim. Tamam. Yapıyor yani. Hani hiç almamış olsam burada zırlarım. Vay ben aylarımı verdim. Neden bana onu, bak onu da diyebilirdim.
demek de hakkımdı. Tuğçe olduğunda sinirlenmemin sebebi çok farklı. Bana şiddet uyguladığı hafta ödüllendirildiğini düşündüm. Ve ben bunu hazmedemedim. İki gün sonra oldu bu olay. Evet. Anneciğim. Çantanda almış elini. Bekliyordum. Çekilsene gel. Hadi gidelim. Buralar çok tehlikeli olmaya başladı ekranı. Takipçi kasıyorsun bilmem ne dedi. Ben de 1,5 aydır çek alamıyorum diyen sensin dedim. Benim ne hamarat sevgilim var ha. Aşkım biz evlenirsek ben yemek yapmayayım sen yap. Bu adamla sen geleceği olabilecek bir insansın. Anladın mı? Çünkü birbirinizi tamamlıyorsunuz. Vücudunun herhangi bir yerinde Marina yazıyor mu? Avucunu yalarsın yapan bir insana güllerle mi gideyim? Eğer sen eski Didem olsan kükresen filan konuşamaz. Melis'in dövmesini yaptıracağım. Şaka mı yapıyorsun? Bu hafta sonu. Sen orada omuzunu ona uzattın ya Rabia bence seni resmen kullandı. Güzel olacak güzel. Vallahi ben mutluyum. Ben şu an var ya gidersem canım çok yanar yani. Sen bugün benimle ayrılsan yarın uçağa binen gidersin. İlkay'ın bir çocuğu var. 2 yıl önce ayrıldı. Melis ile karşı karşıya gelmemek için onun sırtını siz sıvazlıyorsunuz. Biraz uzak kalın. Bu cümleyi birine daha kullanmıştım. Dostumuzu kabul etmeyene dostluk yapacak bir durum da yok. Duymak istemiyorsan çık dışarı! Sen kimsin bari? Ne biliyorsun? İlişkiye başlasaydım Gamze'ye, Gamze ile yine ayrılırdım. Evet. Yuh! Yuh yani! Yuh! Ayıptır ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya.